Madame Bovary, Gustave Flaubert, seslendiren Seval Delikara Birinci kısım Okulun çalışma salonundaydık. Kapı açılıp içeri müdür girdi. Arkası sırada setre pantolon giymiş bir yeni öğrenciyle bir de koca bir sıra yüklenmiş bir hademe geliyordu. Uyuklayanlar gözlerini açtı ve herkes sanki dersine dalmışken birdenbire gürültü duyup şaşalamış gibi ayağa kalktı müdür oturmamızı işaret etti. Sonra etüt öğretmenine dönüp yavaş sesle "Bu efendiye göz kulak olursunuz Monsieur Ajur." dedi. Beşinciye giriyor. Çalışması ahlakıyla kendini beğendirirse büyükler arasına, yaşına göre bir sınıfa çıkarırız. Kapının arkasında bir köşeye büzülmüş durduğu için pek de iyi seçilemeyen bu yeni öğrenci bir köy uşağıydı. 15 yaşında kadar vardı. Boyu da hepimizinkinden uzundu saçları köy kilise ilahicilerininki gibi alnına yatırılarak düz kesilmişti. Uslu, söz dinler ve pek tutuk bir çocuğa benziyordu. Omuzları öyle geniş değildi ama siyah düğmeli, yeşil çuha setrenin koltuk altlarına dar geldiği belliydi. Kol ağızlarından gözüken kırmızı bilekler de herhalde çıplak durmaya alışıktı. Askısını pek çektiği için uzun konçlu mavi çorapları sarımtırak pantolonunun altından meydana çıkıyordu. Ayaklarında iri iri kötü boyanmış çivili kunduralar vardı. Kalkıp derslerimizi anlatmaya başladık. O, kilisede dinsel öğüt dinliyormuş gibi kulak kesildi. Ayak ayak üstüne atmaya, dirseğine dayanmaya bile cesaret edemiyordu. Saat ikiye gelip de zil çalınca bizimle birlikte sıraya girmesi için etüt öğretmeni kendisine seslenmek zorunda kaldı. Sınıfa girer girmez ellerimiz boşalsın diye kasketlerimizi yere atardık daha kapının eşiğinde duvara çarpıp da toz koparsın diye sıraların altına fırlatırdık. Okulun modası böyleydi. Bunun farkına mı varmadı? Yoksa ona uymayı göze mi alamadı? Her ne halse biz duamızı bitirdikten sonra bile yeninin kasketi hala dizinin üstündeydi. Bu serguçlu kalpaktan tutunda da yuvarlak şapkaya, lütur kaskete, takkeye kadar her milletin her çeşitli başlığına çalan bir külahtı. Hani bazı şeyler vardır. Dilsiz çirkinliklerinde bir budalanın yüzünde olduğu gibi derin bir belagat bulunur. İşte böyle bir şey. Yumurta biçimindeydi ve içi tel çubuklarla tutturulmuştu. Üç burma şeritle başlıyordu. Sonra aralarını kırmızı kurdele dikilmiş, baklava baklava kesilmiş kadife ve tavşan derisi parçaları sıralanıyordu. Bunların üzerinde torbamsı bir şey vardı ki bunun arkaya düşen kısmı içeriden mukavvayla gerilip yol yol şeritlerle süslenmişti. Bunun ucunda da incecik bir şeride bağlanmış, altın tellerle yapılmış bir küçücük haç püskül gibi sarkıyordu. Yeniydi, güneşliği parlıyordu. Öğretmen kalkınız dedi. Kalktı, kasketi düştü. Bütün sınıf gülmeye başladı. Eğilip yerden aldı. Yanında oturanlardan biri dirseğiyle vurup yine düşürdü. O tekrar eğilip kaldırdı. Hocamız şakalı sözden hoşlanır bir adamdı. O miferi bir yana bıraksanıza dedi. Sınıfı bir kahkahadır aldı. Zavallı çocuk o kadar şaşalamıştı ki kasketini elinde mi tutsun yere mi bıraksın yoksa başına mı giysin bir türlü kestiremiyordu. Yerine oturdu dizlerinin üzerine koydu. Öğretmen ayağa kalkın da adınızı söyleyin dedi. Yeni öğrenci acele acele heceleri birbirine karıştırarak bir isim söyledi. Ama kimse işitemedi. Bir daha söyleyin. O yine heceleri karıştırarak tekrar etti. Bizim bağrışmalarımızdan onun sesi büsbütün işitilmez olmuştu. Hoca, daha yüksek söyleyin. Sesinizi biraz daha çıkarın, dedi. O, son bir çaba göstererek ağzını alabildiğini açtı ve birine seslenilmiş gibi nefesinin olanca kuvvetiyle şu kelimeyi fırlattı. Şarbovari. Bir anda sınıfı saran gürültü tiz seslerle en üst perdelere yükseldi. Kimimiz uluyor, kimimiz savluyor, kimimiz tepiniyor, kimimiz şarbovari, şarbovari diye bağırışıyorduk. Sonra tek sesler halinde dalgalandı, bin zorlukla dindirildi. Fakat yine de tutulmaya çalışılan bir kahkahanın iyice sönmemiş bir fişek gibi patlayıverdiği bir sırada birdenbire canlanıyordu. Başımıza yağmur gibi yağan cezalar sınıfın düzenini yerine getirdi. Öğretmen yazdırtarak, hecelettirerek, tekrar tekrar okutturarak o yeni öğrencinin adının Charles Bowery olduğunu sonunda anlayabilmişti. O zavallıya hemen gidip kürsünün dibinde tembeller sırasına oturmasını emretti. Çocuk yerinden kımıldadı. Sonra yine bir durakladı. Öğretmen, ne arıyorsunuz diye sordu. Yeni öğrenci çekingen gözlerini etrafında gezdirerek sıkıla sıkıla kaske diyebildi. Bir gürültü daha kopacaktı. Ama öğretmenin öfkeyle hepiniz beşer yüz dize kopya edeceksiniz diye bağırması üzerine denizler tanrısının şimdi ha demesiyle sinen dalgalar gibi tısı verdik. Hocanın canı çok sıkılmıştı. Kürsünün üzerine koyduğu başlığının içinden mendilini çıkarıp alnını kurulayarak ''Hiç rahat duramaz mısınız?'' dedi. Siz de yeni efendi, 20 kere ridikulussam fiilini yazacaksınız. Sonra daha tatlı bir sesle, kasketinizde bulunur dedi. Merak etmeyin, kimse çalmamıştır. Sınıfın sessizliği geri gelmişti. Başlar defterlere eğildi. Yeni efendi de kendisine ara sıra kalem ucuyla atılan yuvarlanmış kağıtlar gelip de yüzünü mürekkeplemesine rağmen tam iki saat herkese örnek olabilecek bir vaziyette oturdu yüzünü eliyle siliyor ve gözleri eğik, hiç kımıldamadan duruyordu. Akşam çalışma salonunda çekmesini açıp kolluklarını geçirdi. Ufak çizgiler çizdi. Baktık dikkatle, özene özene çalışıyor. Kelimeleri birer birer sözlükte arıyor, elini içten esirgemiyordu. Böyle istek gösterdiği için olacak, daha aşağı sınıfa indirilmedi. Çünkü kuralları oldukça bellemişti. Ama anlatımında hiçbir incelik yoktu. Ailesi masraftan çekinip onu okula mümkün olduğu kadar geç gönderdiği için ilk Latince derslerini köyün papazı gösteri vermişti. Babası, Monsieur Charles Denis Bandalime Bovary, orduda cerrahbaşı yardımcılığı etmiş, 1812'de yeni asker toplama işlerinde bir takım dalaverelere adı karıştığından istifasını vermek zorunda kalmıştı. O zaman da kişisel üstünlükleri nedeniyle 60 bin franklık bir drahoma ele geçirmişti. Bu parayı getiren tuhafiyeci kız onun boyuna posuna vurulmuştu. Yakışıklı, konuşkan, çalımlı bir adamdı. Rastıklı bıyıkları favorileriyle birleşmişti. Parmaklarına yüzükler takar, en göz alıcı renklerden elbiseler giyerdi. Onda hem bir yiğit görünüşü hem de bir ticaret tellalının inandırma yeteneği vardı. Evlendikten sonra 2-3 yıl karısının parasıyla geçindi. Boğazına iyi baktı. Sabahları geç kalktı. Porselen pipolar içti. Her akşam tiyatroya gidip eve geç döndü. Kahvelere dadandı. Kayınpeder ölünce çok bir şey kalmadı. Damat buna içerleyip dokumacılığa girişti. Biraz para batırdı ve toprağa altın etmek için köye çekildi. Ama basmadan anlamadığı gibi tarımdan da anlamıyordu. Atlarını işe göndereceğine bineye kullandı elma şarabını satacağına şişelere koyup kendi içti. Kümesinin en iyi hayvanlarını kesip kesip pişirdi. Domuzlarının yağıyla av çizmelerini parlattı. Arası çok geçmedi. Zenginlik peşinde koşmayı bırakmanın daha hayırlı olacağını kendi de anladı. Pace de Caux'la Picardi sınırlarında küçük bir köyde yıllığı 200 franga yarı çiftlik, yarı konak denecek bir ev buldu. Tasalı, bağrı dolgun, feleğe küskün, herkesi kıskanır bir adam olmuştu. Daha 45'inde insanoğlundan iğrendiğini, artık rahat etmek istediğini söyleyerek dünyadan elini eteğini çekti. Bir zamanlar karısı onun için deli olmuştu. Fakat kendini kul köle ederek sevmesi kocasını bir kat daha soğutmuştu. Gençliğinde şen, konuşkan, şefkatli olan kadıncağız yaşlandıkça açık kalan şarabın bozulup sirkeleştiği gibi geçimsiz, yaygaracı, sinirli olmuştu. Önceleri kocasının köyün şırfıntıları peşinde koşmasına, o kerhane senin, bu meyhane benim sürtüp eve geç vakit bezgin, ağzı leş gibi kokarak gelmesine sesini çıkarmadan içlenirdi. Sonra gururu ayaklandı. O zaman sustu. Kaderine sessizce katlanıp öfkesini ölünceye dek karnında sakladı. Artık hep iş üstündeydi. Avukatları dolaşır, mahkeme reisine gider, senetlerin ödenme tarihini düşünür, gidip alacaklıdan badelerinin uzatılmasını isterdi. Evde ütü ütüler, dikiş diker, çamaşır yıkar, işçilere nezaret eder, onların pusulalarını öderdi. Beyefendi ise hiçbir işi üzerine almaz, küskününü dikip ocağın başına oturur, küllere tükürerek çubuğunu içer ve ancak karısını haşlamak için gözlerini açardı. Bir çocukları olunca süt vermek gerekti. Oğlan eve dönünce bir kral çocuğu gibi şımartıldı. Annesi onu reçelle beslerdi. Babası yalın ayak koşturur ve filozofluk satayım diye hayvan yavruları gibi çırılçıplak dolaşsa da olur derdi. Annenin gösterdiği eğilimlerin aksine olarak Monsieur Bovary çocukların erkekçe büyütülmesi fikrini kafasına koymuştu. Oğlunu da buna göre yetiştirmeye çalışıyor, dinç, gürbüz olsun diye İspartalılar gibi sert bir terbiyeden geçmesini istiyordu. Onun yattığı odada ateş yaktırmaz, ona kadeh kadeh rom içmeyi, dini alaylar geçerken küfür savurmayı öğretirdi. Fakat yaratılışından yumuşak huylu olan çocukcağız babasının yüzünü pek artamıyordu. Annesi onu yanından ayırmazdı. Kağıttan oymalar yapar, masallar anlatır, diller döküp okşayarak hüzünlü neşelerle dolu bitmez tükenmez sözler söyleyerek güya onunla konuşurdu. Bu eşsiz dostsuz hayat bütün hülyalarını kırıp savurmuştu. Kendinin eremediğine, oğlunun ereceğini ummaya başladı. Onun yüksek mevkilere geçeceğini kuruyor. Daha şimdiden onu büyümüş, yakışıklı, sohbeti hoş bir mühendis veya bir hakim olmuş gibi görüyordu. Okuma öğretti. Hatta evdeki köhne piyanoyu açarak İki üç küçük şarkı bile belletti. Fakat ilme, irfana pek aldırış etmeyen M. Bovary bütün bunlara zahmete değmez diyordu. Çocuğu yüksek okullara göndermeye, ona bir memuriyet almaya, ticaret için sermaye vermeye paraları yetecek mi? Hem cüret gösteren bir adam ne olursa olsun hayatta başarılı olur. Madame Bovary dudaklarını ısırıyor, çocuk da köyde kararsız ve şaşkın dolaşıp duruyordu. Çiftçilerin peşinden gider, kargalara kese katıp uçururdu. Hendekler boyunca dut koparıp yer, eline bir sırı kalıp hindi güder, biçim zamanı ot kurutur, yağmurlu havalarda kilisenin revakı altında seksek oynar, olanca ağırlığıyla asılarak bir bir yana bir bir yana uçmak pek hoşuna gittiği için büyük bayram günleri zangoca alvarıp çan çalardı. Böylece bir meşe gibi büyüdü. Elleri iri iri, yanakları alal al oldu. On ikisine gelince annesi artık okutturulmasına babasını razı etti. Bu iş için köyün papazını görevlendirdiler. Fakat dersler o kadar kısa ve o kadar düzensizdi ki büyük bir hayrı dokunamazdı. Papaz bir vaftiz ayini ile bir cenaze ayini arasında biraz boş vakit bulunca çocuğu sakristeden okutur veya akşam duasından sonra bir yere çıkmayacaksa eve çağırtırdı. Onu odasına çağırtır, karşılıklı yerleşirlerdi. Mumun etrafında küçük sinekler, pervaneler uçuşurdu. Sıcaktan çocuk uyur, papaz da elleri karnının üstünde kendinden geçer, az sonra ağzı açık horlamaya başlardı. Bazen de civardaki hastalardan birine viyetik yutturmaktan dönerken Charles'ın kırda haylazlık ettiğini görür, yanına çağırır, bir süre dinsel öğütten sonra bu uygun durumdan yararlanarak bir ağaç dibinde fiil çektirirdi. Fakat o sırada ya yağmur yağar ya bir tanıdık geçer ders bırakılırdı. Ama papaz gene de öğrencisinden memnundu. Hatta delikanlının hafızasının kuvvetli olduğunu söylerdi. Charles bu kadarla kalamazdı. Valide hanım da yattı. Peder bey de utanıp, daha doğrusu yorulup, karşı koymaksızın razı oldu. Çocuğun ilk kez kilisede cemaate katılması için bir yıl daha beklenildi. Altı ay daha geçti. Nihayet ertesi yıl Charles, Rouen Koleji'ne gönderildi. Onu, Ekim'in sonlarına doğru saint Romain Panayırt vaktinde babası kendi eliyle götürdü. Şimdi birimizin bile onun hiçbir halini hatırlaması kabil değildir. O, teneffüslerde oynayan, çalışma saatlerinde çalışan, ders dinleyen, yatakhanede iyi uyuyup, yemekhanede karnını sıkıca doyuran, kendi halinde bir çocuktu. Bilisi, Ganterya sokağında bir hırdavat toptancısıydı bu adam ayda bir pazar günü dükkanını kapattıktan sonra onu okuldan alır, nehir boyunca gezip gemileri seyre gönderir. Akşam yediği bulmadan tekrar getirip yemeğe yetiştirirdi. Charles her perşembe akşamı annesine kırmızı mürekkeple mektup yazıp balmumuyla üç kere mühürlerdi. Sonra oturup tarih defterini temize çeker veya anaharsis gezi yazısının çalışma salonunda sürüklenip duran eski püskü bir cildini açar okurdu. Gezmeye çıktığı günler kendi gibi bir köy uşağı olan Hademe ile konuşurdu. Olanca dikkatiyle çalışması sayesinde daima sınıfın ortalarında kalabildi. Hatta bir kere de tabiat bilgisinden ikinci çıktı. Fakat üçüncü sınıfı bitirince bakalorya sınavını kendi kendine yapabileceğine güvenen ailesi onu okuldan alıp tıbbiyeye verdiler. Annesi tanıdığı bir boyacının evinde dördüncü katta ona bir oda tuttu yemek işini konuşup yoluna koydu. Eşya, yani bir masayla iki iskemle buldu. Köye adam gönderip yaban kirazından eski kar yolayı getirtti. Yavrucağını ısıtsın diye bir dökme sobayla odun aldı. Bir hafta sonra dönerken oğluna artık bir başına kalacağı için akıllı uslu olmasını tekrar tekrar öğütledi. Charles, tıbbiyenin ilan tahtasında ders programını okuyunca sersem gibi oldu. Anatomi dersi, patoloji dersi, eczacılık dersi, kimya, botanik, klinik, tedavi dersleri, ayrıca da sağlık ve tıp bilgisi. Bunların hiçbirinin ne demek olduğunu bile bilmiyordu. Sanki hepsi de insanın içine yücelik veren karanlıklarla dolu birer tapınağın kapılarıydı. Bir şey anlamadı. Ne kadar dinlese boştu, kavrayamıyordu. Ama yine de çalışıyordu. Ciltli defterleri vardı. Her derse gidiyor, bir tek muayeneyi kaçırmıyordu gözleri bağlı dolap beygiri ne iş yaptığını bilmeden nasıl dönüp durursa o da her günkü işçeyizini öylece yapıyordu. Annesi ona masraf ettirmemek için her hafta emanetçiyle bir parça fırınlanmış dana eti gönderirdi. Charles sabahları hastane dönüşü tabanını duvara vura vura bununla karnını doyururdu. Sonra derslere, anfilere, hastaneye koşmak, birçok sokaklardan geçerek tekrar eve dönmek sırası gelirdi. Akşam ev sahibinin verdiği yaban bir lokmacık yemeği yedikten sonra odasına çıkar, kıpkırmızı sobanın karşısında ıslak elbisesinin dumanı tüte tüte oturup çalışırdı. Güzel yaz akşamları ılık sokakların boşalıp hizmetçi kızların kapı önlerinde boğlantı oynadıkları saatte penceresini açıp dayanırdı. Rui'nin bu mahallesine bayağı bir Venedik hali veren ırmak, aşağıda köprüleri ve kafesleri arasından sarı, mor, mavi sularıyla akıp giderdi. Kenara çömelmiş işçiler suda kollarını yıkardı. Tavan aralarından uzatılmış sırıklar üzerinde pamuk yumakları kururdu. Karşıda damların ötesinde tertemiz geniş gök, batan kırmızı güneş. Orası kim bilir ne güzeldir. Ak gülgenlerin altı kim bilir ne serindir. Köyün kokularını kendine kadar gelemeyen bu kokuları duymak için derin derin nefes alırdı, zayıfladı, boyu uzadı, yüzüne adeta ilgi çekici, hüzünlü bir hal geldi. İşi ihmale vurup o eski kararlarından tabiatıyla birer birer dönmeye başladı. Bir gün muayene, muayeneyi, ertesi gün bir dersi kaçırdı ve tembelliğin tadını alıp yavaş yavaş bir daha hiç uğramaz oldu. Meyhaneye dayandı, dominoya düştü. Her akşam pis bir kahveye kapanıp üzerleri siyah benekli küçük koyun kemiklerini mermer masalara çarpmak ona özgür olduğunu gösteren, kendi gözünde itibarını artıran bir hareket gibi geliyordu. Sanki bununla dünyanın sırlarından kısmetini almış yasak zevkler alemine girmiş oluyordu. İçeri girerken elini kapının tokmağına koyunca şehvani bir haz duyar gibi oluyordu. O zamanı kadar içinde gizli kalmış birçok şeyler birer birer uyandı şarkılar öğrenip oyun arkadaşlarını karşılarken söyledi. Branger için coşkunluk gösterdi. Punch yapmasını öğrendi ve nihayet aşkın ne olduğunu da tattı. Bu hazırlıkları sayesinde Sıhhiye memurluğu imtihanında döndü. Babasıyla annesi mürüvvetini kutlamak için onu o akşam evde bekliyorlardı. Charles yaya olarak yola çıktı. Köye varmadan önce bir yerde durup annesini çağırdı. Ona her şeyi anlattı. Kadın bu başarısızlığı hocaların haksızlığından bilip oğlunu affetti ve işi düzeltmeyi kendi üzerine alarak ona biraz güven verdi. Monsieur Bovary gerçeği ancak beş yıl sonra öğrendi. Artık bu tarihe karışmış bir iş. Sesini çıkarmadı. Hem kendi dölünden gelmiş bir adamın budala olmasına ihtimal veremezdi. Charles yeniden çalışmaya başladı. Başını kaldırmaksızın sınava hazırlandı. Bütün soruları ezberledi oldukça iyi bir numarayla kazandı. Annesi için bu ne saadetti. Büyük bir ziyafet verdiler. Charles nereye yerleşecekti? Tostize. Orada hekim olarak ancak bir ihtiyar vardı. Madame Bovary çoktan beri onun ölümünü bekliyordu. Adamcağız daha pılıyı pırtıyı toplamadan Charles ona halef diye gidip karşısındaki eve yerleşmişti. Ama oğlanı okutmak, tıp tahsil ettirmek, hekim diye tostise yerleştirmekle iş bitmiyordu. Ona bir de kadın bulmak lazımdı. Annesi onu da buldu. Diyepli bir mübaşirden dul kalmış, 45'inde yılda 1200 frank geliri olan bir kadın. Çirkin, çalı otu gibi kara, tomurcuk açmış fidan gibi sivilceli olmasına rağmen Madame Dubuc'u isteyenler hiç de eksik değildi. Maksadına ermek için Madame Bovary'nin onları birer birer saf dışı bırakması lazım geldi. Hayli ustalık gösterdi. Papazlardan arkası olan bir sucukçunun emeklerini bile boşa çıkardı. Charles evlenmekle halinin iyileşeceğini ummuş, daha serbest olacağını, bildiği gibi hareket edip parasını istediği gibi harcayacağını sanmıştı. Fakat evin asıl efendisi karısı oldu. Charles'ın herkesin içinde şunu deyip bunu dememesi, cumaları et yememesi, karısının keyfince giyinmesi, Para vermeyen müşterileri mektupla boyuna sıkması lazım geldi. Karısı onun mektuplarını açıyor, onu her işinde kolluyor. İçeride kadın hasta olunca kulağını duvara verip dinliyordu. Her sabah çikolatalı sütünü hazırlamak, bitmez tükenmez özenler göstermek lazımdı. Hiç durmadan sinirlerinden, göğsünden, şurasından, burasından yakınıp duruyordu. Ayak sesinden rahatsız olurdu. Bırakıp gitseler yalnızlığa dayanamazdı. Yanına gelseler bu hiç kuşkusuz öldüğünü görmek içindi. Akşam Charles eve dönünce kadın yorganın altından sıska kollarını çıkarır, onun boynuna dolar, yatağın ucuna oturup kederlerinden söze başlardı. Beni unutuyorsun, başka birini seviyorsun, bana mutsuz olacağımı söyledilerdi ya derdi. Nihayet ondan bir reçete yazmasını, kendisini biraz daha sevmesini isterdi. Bir gece saat 11 sularında Tam kapılarının önünde duran bir at gürültüsüyle uyandılar. Hizmetçi kadın tavan arasının penceresini açtı ve aşağıda sokakta dikilip bekleyen bir erkekle bir konuşmadır başladı. Bu adam hekimi gö görmeye geldiğini, ona verilecek bir mektubu olduğunu söylüyordu. Nastasi titriye titriye merdivenleri indi. Kapının kilidini açtı, sürmesini çekti. Herif atını bıraktı ve hizmetçinin arkası sıra içeri daldı gül rengi püsküllü takkesinin içinden bir beze sarılı bir mektup çıkardı ve terbiyeli terbiyeli Charles'a uzattı. Charles yastığa kolunu dayayıp okumaya başladı. Nastasi yatağın yanında ışık tutuyordu. Hanım utancından sokaktan yana dönmüş, sırtını çevirmişti. Bir mavi balmumuyla mühürlenmiş olan bu mektupta Monsieur Bovary'den bir kırık bacak sarmak için hemen Bertul çiftliğine gelmesi rica ediliyordu. Tostis ile Bertie arası, Langeville ile St. Victor yolundan gidilince bol bol altı fersah tutar. Gece zifiri karanlıktı. Madame Bovary, kocasının başına bir kaza gelmesinden korkuyordu. Bunun için Seyis'in önden gitmesine karar verildi. Charles, üç saat sonra ay doğunca yola çıkacaktı. Ona çiftliğin yolunu göstermek ve çit kapılarını açmak için karşıcı bir çocuk çıkarılmasını da tembih ettiler. Charles sabahın dördüne doğru paltosuna sıkıca bürünüp Bertu yolunu tuttu. Uykunun hararetiyle hala uyanamamış olduğundan hayvanın rahvan yürüyüşü ona beşik gibi geldi. Tarlalarda evlekler boyunca delikler kazıp etrafını dikenle kuşatırlar. Hayvan bunların başına gelip de kendiliğinden durunca Charles uyanarak sıçrıyor, hemen aklına kırık bacak geliyor ve bildiği bütün kırıkları hatırlamaya çalışıyordu. Yağmur kesilmişti. Ortalık ağrımaya yüz tutmuştu. Yapraksız elma ağaçlarının dallarında kıpırdamadan duran kuşlar sabahın serin rüzgarından korunmak için tüylerini kabartıyorlardı. Düzkır gözün alabildiğine uzayıp gidiyor ve birbirinden hayli aralı çiftlikler etrafındaki ağaç kümelerinin bu geniş boz yüz üzerinde meydana getirdiği kara mor lekeler ufukta göğün kasvetli rengine karışıp kayboluyordu. Charles ara sıra gözlerini açıyordu. Sonra zihni yorulup uyku bastırıyor, hemen bir uyuşukluğa tutuluyor, duygularının yeni teessürlerini hatıralarından ayırt edemeyip kendini ikileşmiş gibi hissediyordu. Bir taraftan üniversite öğrencisi, bir taraftan evli, bir taraftan demincek olduğu gibi yatağında yatıyor, bir taraftan da eskiden olduğu gibi ameliyat olmuş hastalar koğuşundan geçiyor, lapaların sıcak kokusu kafasında kırağının yeşil kokusuyla karışıyor.'' Karyola perdelerindeki demir halkaların çubukları üzerinde kaydığını ve karısının uyuduğunu duyuyordu. Bassonville'den geçerken bir hendek kenarında otların üzerine oturmuş bir çocuk gördü. Çocuk, hekimsiz misiniz diye sordu. Charles'tan aldığı cevap üzerine çarıkları elinde önden koşmaya başladı. Sıhhiye memuru kendisine yol gösteren çocuğun sözlerinden Monsieur Rol'un hali vakti pek yerinde bir çiftçi olduğunu öğrendi. Monsieur Rol o gece komşularından birinin evinde Epiphany ziyafetinden dönerken bacağını kırmıştı. Karısı iki yıl önce ölmüştü. Şimdi yanında yalnız kızı vardı. Eve de küçük hanım bakıyordu. Tekerlek izleri gitgide genişliyordu. Bertu çiftliğine varmışlardı. Küçük uşak bir çitin aralığından sokulup kayboldu. Biraz sonra bahçenin bir ucundan gözüp küp kapıyı açtı. Otlar ıslak olduğundan atın ayağı kayıyordu. Charles dalların altından başına yerek geçti. Kulübeye bağlı çoban köpekleri zincirlerini çekerek avlıyorlardı. Bertou çiftliğine girince Charles'ın hayvanı ürküp şaha kalktı. Burası çekili düzenli bir çiftlikti. Ahırların açık kapıları üzerinden içeriye bir göz atılınca İri iri çift beygirlerinin yepyeni yemliklere başlarını daldırmış, rahat rahat karın doyurdukları gözüküyordu. Binalar boyunca serilmiş gübre yığınından bir duman yükseliyor, üzerinde tavuklarla hindiler arasında peyste gaz mükümeslerinin kü ziyneti 5-6 tavus kuşu yemliyordu. Ağıl uzun, duvarları el ayası gibi düz, buğday ambarı yüksekti. Sundurmada kamçıları, hamutları bütün takımlarıyla iki yük arabası, dört sapan vardı. Bunların mavi yün örtüleri zahiri ambarlarından dökülen ince tozla kirlenmişti. Gitgide yükselen bahçede ağaçlar muntazam aralıklarla dikilmişti. Havuz başından da bir kat sürüsünün keyifli keyifli bağrışmaları duyuluyordu. Arkasına merinos yününden üç volanlı fistan giymiş bir taze, Mösyö Bovary'i kapıda karşıladı, mutfağa aldı. Ateş gürül gürül yanıyordu. Kimi büyük, kimi küçük kaplarda çiftlik halkının yemeği hazırlanıyordu. Ocağın içinde ıslak elbiseler kuruyordu. Hepsi de koca koca olan kürek, maşa ve körüğün ağzı, perdahlı çelik gibi parlıyor, duvarlar boyunca asılı çeşit çeşit mutfak takımlarına da ocağın camlardan süzülen ilk güneş ışıklarıyla karışmış pembe alevi vuruyordu. Charles birinci kata hastayı görmeye çıktı. Monsieur Rol yatıyordu. Yorganların altında kanter içinde kalmış. Pamuk takkesini başından çok uzağa fırlatmıştı. Bu şişman, kısa boylu, beyaz tenli, mavi gözlü, başının önü dazlak, ellilik erkek, kulaklarına da küpe takmıştı. Yanında bir iskemle üzerinde duran Fransız rakısından ara sıra bir kadeh doldurup yürek tazeliyordu. Fakat hekimi görünce heyecanı yatıştı ve 12 saatten beri savurduğu küfürleri bırakıp hafiften inlemeye başladı. Kırık basit bir şeydi ve sonradan bir kötülük çıkarmasına da imkan yoktu. Charles bundan daha kolayını aklına bile getiremezdi. Hocalarının yaralılar başında takındığı vaziyetleri hatırlayıp hastasını türlü türlü tatlı sözlerle teselli etti. Cerrahların bu okşamaları neşterlere sürülen yağı andırır. Kırık tahtası yapmak için arabalığa gidip birkaç lata getirdiler. Charles bunlardan birini seçti. Parça parça kesip bir cam kırığıyla perdahladı. Bir taraftan hizmetçi kız çarşafları kesip sargı hazırlıyor, Matmazel Emma da küçük küçük yastıklar dikmeye çalışıyordu. İğneliği hayli aradığı için babası kızıp söylendi. Kız hiç cevap vermedi. Fakat dikişini dikerken ikide bir iğneyi parmaklarına batırıyor, sonra parmağını ağzına götürüp emiyordu. Charles kızın tırnaklarının beyazlığına şaştı. Bu tırnaklar parlak, uçları sivri, Diyep'in fil dişi işlerinden daha temiz badem biçimi kesilmişti. Halbuki eline güzel denemezdi. Belki rengi gerektiği kadar donuk değildi. Parmakları da kuru kuruydu. Ellerin uzunluğu da fazlaydı. Ve kenarlarında öyle yumuşak yumuşak bükülen hatlar yoktu. Kızın asıl güzel yeri gözleriydi. Kestane rengi olmalarına rağmen kepikleri onları kara gibi gösteriyordu. Ve insana samimiyetle bakışında sanki saf, temiz bir cüretkarlık vardı. Bacağın sarılması bittikten sonra Monsieur Roll hekimi gitmeden önce bir lokma bir şey yemeye davet etti. Charles aşağı katta geniş bir odaya alındı. Burada sarıklı, şalvarlı insan resimleriyle donatılmış bir alaca bez örtülü, üstü sayvanlı koca bir karyolanın önüne küçük bir masa konmuş, iki kişilik sofra kurulmuş, gümüş el tasları çıkarılmıştı pencereye tam karşı gelen yüksek meşe dolaptan bir susen çiçeği ve nemli çamaşır kokusu geliyordu. Dört köşeye buğday çuvalları sıralanmıştı. Bunlar biraz ötede üç basamak taş merdivenle çıkılan ambarda yer kalmadığı için buraya getirilmişti. Mavi badanalı köherçili altında dökülmeye başlayan duvarın ortasında bir çiviye, odayı süslesin diye yaldızlı çerçeve içinde kara kalem bir minerva başı asılmıştı. Bunun altına gotik harflerle sevgili babama diye yazılmıştı. Önce hastadan, sonra havadan, şiddetli soğuklardan, geceliğin tarlalara inen kurtlardan bahsedildi. Matmazel Roll köyde hele çiftliğin bütün işlerini bakmak kendi üzerine düşeli beri hiç de eğlenemiyordu. O da serince olduğundan kız yemek yerken titriyor ve bunun için Sustuğu zamanlar hafif hafif ısırmayı adet edindiği dudakları biraz açılıyordu. Boynuna kıvrık, beyaz bir yaka takmıştı. Saçları kafatasını takip ederek hafifçe arkaya kıvrılan ince bir çizgiyle ortadan ayrılmış kara saçları o kadar düzdü ki o iki parça tel tel değil de yekpareymiş gibi gözüküyordu. Şakaklara doğru dalga dalga dökülüyor, kulakların ancak memesini meydanda bırakarak başın arkasında birbirine karışıyor, gür bir topuz teşkil ediyordu. Köy hekimi saçların böyle dalgalı hatlar çizmesini ömründe görmemişti. Kızın elmacıkları pembe pembeydi. Erkek gibi ceketinin iki düğmesi arasından bir bağ gözlük sarkıyordu. Charles, Ruol babaya hoşça kalın demeye çıktı. Aşağı odaya döndüğü zaman kız ayakta, alnı cama dayalı bahçeye rüzgardan devrilmiş fasulye sırıklarına bakıyordu. Döndü bir şey mi aradınız? diye sordu. Kırbacımı bulamadım da. Charles yatağın üzerini, kapı arkalarını, iskemle altlarını araştırmaya başladı. Kırbaç yere, duvarla çuvalların arasına düşmüştü. Onu önce matmezal Emma gördü. Buğday çuvallarına doğru eğildi. Charles nezaket icabı hemen atıldı. Bir taraftan da kolunu uzatmış olduğu için gözünün önünde eğilmiş olan kızın sırtına değdiğini hissetti. Emma doğruldu kıpkırmızı olmuştu. Charles'a omzunun üzerinden bakarak sığır siniri kırbacını uzattı. Charles, Börtu çiftliğine söz verdiği gibi üç gün sonra değil, hemen ertesi sabah geldi. Sonra her hafta iki kere uğradı. Ara sıra gününü şaşırmış gibi hiç beklenilmediği zamanlarda da gözüktüğü oluyordu. Zaten her şey yolunda gidiyordu. Hastanın iyileşmesi, kitapların söylediği seyri takip etti. 46 gün sonra Ruol Baba'nın odasında yürüme denemeleri yaptığını görenler, Monsieur Bovary'i değeri büyük bir adam saymaya başladılar. Ruol Baba, Yuveton'un değil, Ruhe'nin bile en meşhur hekimleri gelse beni bundan çabuk iyileştiremezlerdi, diyordu. Charles'a gelince, o, Börtü çiftliğine uğramaktan niçin bu kadar hoşlandığını hiç düşünmedi. Düşünmüş bile olsa böyle gayret göstermesini hiç şüphesiz ya kırığın vahametinden ya kâr bilirdi. Ama hayatının tatsız tuzsuz meşgaleleri arasında Börtü'ye hasta bakmaya gitmenin gönül açıcı bir istisna teşkil ettirilmesi sade bunun için miydi? O günler sabahleyin erkenden kalkar, atını dört nala sürer, sonra inip ayaklarını otlara siler ve içeri girmeden siyah eldivenlerini giyerdi. Bahçeye girip de tahta perdenin kapısı kapanırken omzuna çarpınca, duvarın üstünde horozun öttüğünü duyunca, uşakların kendisini karşılamak için koştuğunu görünce içine bir ferahlık gelirdi. Buğday ambarları da ahırlar da onun içine ferahlık veriyordu. Beni siz kurtardınız diye avuçlarını okşayan Ruol Baba, Matmazel Emma'nın yeni yıkanmış mutfak kirlenmesin diye giydiği takunyeler her şey onun içine ferahlık veriyordu yüksek ökçelerle boyu biraz uzayan kız, Charles'ın önünden yürürken adımlarını hızlaştırır, kunduranın köselesine çarpan takunyelerden hafif bir tıkırtı duyulurdu. Emma onu yolcu etmek için daima merdivenin başına kadar gelir, at daha getirilmemişse durup beklerdi. Birbirlerine hoşça kal demiş oldukları için artık bir şey söylemezlerdi. Rüzgar kızı sarar, ensesinde topuza giremeyen saçları tel tel havalandırıp karıştırır, önlüğünün birer kağıt şerit gibi kıvranan püsküllerini kalçası üzerinde oynatırdı. Bir gün buzların çözüldüğü bir sırada bahçedeki ağaçların kabuklarından su sızıyor, saçaklarda karlar eriyordu. Emma eşikte durmuştu. Gitti şemsiyesini getirip açtı. Arasından güneş süzülen kumru göğsü ipek şemsiye, yüzünün beyaz derisine oynak ışıklar serpiyordu. Kız bu tatlı sıcaklığa gülümsüyor, gergin hareli kumaşın üstüne su damlalarının birer birer düştüğü duyuluyordu. Charles'ın Bertu çiftliğine gitmeye başladığı ilk günlerde karısı hastanın halini sorardı. Hatta muzaaffusuyla göre tuttuğu defterde Monsieur Roal için temiz bir sayfa açmıştı. Fakat onun bir de kızı olduğunu duyunca kuşkulanıp işin aslını öğrenmek istedi. Ona... Madam Rowell'un, Yuzil'in rahibeleri okulunda okumuş, maruf tabiriyle güzel bir terbiye görmüş olduğunu, herhalde dans, coğrafya ve resim bildiğini, nakış işleyip biraz da piyano çaldığını söylediler. Kadıncağızın zihni alt üst oldu. İçinden "Ya!" dedi. "Demek bunun için oraya giderken yüzü gülüyor. Yağmurdan bozulur diye korkmadan yeni yeleğini giyiyor. Ah o karı, ah o karı." Kadınlık duygusuyla Emma'ya kim bağladı? Önce telmihlerle içini dökmek istedi. Ama Charles anlamadı. Sonra sözlerine tesadüfenmiş gibi bir takım rumuzlu düşünceler karıştırdı. Charles arkasından fırtına kopar korkusuyla bunları da cevapsız bıraktı. Nihayet kadın yana yakıla sitemlere başladı. Kocası onun nasıl yatıştıracağını bilemiyordu. Monsieur Roll iyileşmiş. Para sözü ettiği de yok. O halde Charles ne diye hala Bertu'ya gidip duruyor? Anlamayacak ne var? Orada bir kadın vardı ondan. Konuşmasını, gerge işlemesini bilen, tahsil terbiye görmüş bir kız. Charles böylelerini sever. Ona şehir hanımları lazım. Madame Bovary, Rol babanın kızı bir şehir hanımı değil mi diyordu. Hadi canım. Büyük babaları çobanmış. Akrabalarından biri de bir kavga, dövüş işinden az kaldı mahkemelik oluyordu. O kadar avuç zavurta, pazar günü kiliseye komti karıları gibi ipekler giyerek gitmeye lüzum yok. Ne olduğunu biliriz. Babasının zenginliği de laf. Geçen yıl kolza bol olmasaydı taksitlerini bile veremeyecekti. Charles bu münakaşalardan bezdi. Bertuya gitmez oldu. Heloise bir hayli hıçkırmalardan ve öpüşmelerden sonra büyük bir aşk feveranı anında ona eline kitabı bastırarak bir daha oraya uğramayacağına yemin ettirmişti. Charles itaat etti. Fakat duyduğu arzudaki cüret hareketindeki pısırıklığa isyan ediyordu. Zavallı. Bence bir mürayilik keseri olarak içinden madem ki onu görmemi yasak ediyorlar ben de onu severim işte dedi. Hem dul aldığı karı sıska bir şeydi. Uzun uzun dişleri vardı. Kış yaz demez arkasına aldığı kara atkının ucu kürek kemiklerine kadar inerdi. Takır takır vücuduna kın geçirir gibi giydiği kısacık elbiseler ayak bilekleriyle kül rengi çoraplar üzerine kavuşturduğu kundura bağlarını meydana çıkarırdı. Charles'ın annesi ara sıra onları görmeye gelirdi. Fakat birkaç gün sonra gelin onu kendine uydurur ve artık Charles tahta, onlar burgu, türlü türlü sözler ve itirazlarla başının etini yerlerdi. ''Senin bu kadar çok yemen iyi değil. Her gördüğüne şarap ikram etmek ne ne lazım? İnat edip de giymemekten maksadın ne?'' Bahar'ın ilk günlerinde bir hadise oldu. elli bin noter kendine bırakılmış ne kadar para varsa hepsini yanına alarak çekip gitti. Dulma Dam Dubuk'un servetine de o bakardı. Gerçi Heloise'in bir gemide altı bin frank tahmin edilen bir hissesiyle San François sokağındaki evi duruyordu. Fakat pek göklere çıkarılan bu zenginliklerden evin içine birkaç eşyayla birkaç pırtı girmişti. İşin aslını bir araştırmak lazım geldi. Meğer Diyep'teki evin temel direkleri bile ipotek altına alınmış. Noterdeki paranın tutarını Tanrı'dan başka bilen yoktu. Kayıktaki hisse de 3000 frangı aşmıyordu. Demek ki hanımcağız yalan söylemişti. Bunları öğrenince ihtiyar Mösyö Boğari'nin kan beynine çıktı. Öfkesinden bir iskemleyi yere vurup paramparça etti. Oğlumu Koşumu derisi kadar da etmez böyle kocamış bir kısrağın yanına koştunda felakete sürükledin diye karısına çattı. Kalkıp tostise geldiler. Orada işi açtılar. Münakaşalar, kavgalar oldu. Heloise ağlayarak kocasının boynuna atıldı. Babasına, anasına karşı onu koruması için yalvardı. Charles ondan yana çıkacak oldu. Babasıyla anası kızıp gittiler. Ama ok hedefe değmişti. Sekiz gün sonra kadın bahçede çamaşır asarken ağzından kan geldi ve ertesi gün Charles'ın pencereyi kapatmak için arkasını döndüğü bir sırada ''Aman tanrım!'' diye bağırıp bayıldı. Ölmüştü. Hep şaşıp kaldılar. Mezarlık işini bitirip de eve döndüğü zaman Charles aşağı katta kimseyi bulamadı. Birinci kata, odasına çıktı. Geceliği hala karyolanın ucunda asılı duruyordu. Bunu görünce masasına dayandı akşama kadar öyle durup elemli düşüncelere daldı. Ne de olsa bu kadın onu sevmişti. Bir sabah Ruol baba, Charles'a bacağının iyileştirilmesi ücretini kendi eliyle getirdi. Gümüş 75 frankla bir de hindi. Başına gelen felaketi duymuştu. Dilinin döndüğü kadar teselliye çalıştı. Omzuna vurarak, ne olduğunu bilirim dedi. Benim de başımdan geçti. Rahmetli bizim hanım öldüğü zaman bir başıma kalayım diye tarlalara giderdim. Bir ağaç dibine yığılır, ağlar, Tanrı'yı imdadıma çağırır, ona saçma sapan şeyler söylerdim. Dallara asılmış, karınlarında böcekler, kaynaşan köstebeklere benzemek ister, gebersem de kurtulsam derdim. O anda başkalarının yanlarına karıcıklarını almış, onlara sarılmış oldukları aklıma geldikçe sopamı yere vurur dururdum. Adeta deli olmuştum. Yemekten kesilmiştim. İnanmazsınız kahveye gitmek aklıma gelse iğreniyordum. Ama işte günler akşam oldu. Kış geçip bahar geldi. Yaz gidip sonbahar oldu. Parça parça sanki çöp çöp aktı bitti. Kederim de geçti gitti. Daha doğrusu dibe indi. Çünkü ne de olsa bir şeyler kalıyor. Nasıl söyleyeyim? Sanki insanın yüreğinin üstüne bir taş oturuyor. Ama ne yapalım? Hepimizin başına gelecek. Kendimizi çürütecek. Ölenle ölecek değiliz ya. Kendinizi bir toparlayın Mösyö Bavari. Bu da geçer. Bize bir uğrasanıza. Kızım ara sıra sizin sözünüzü ediyor. Artık bizi unuttu diyor. Bahar geliyor. Sizinle tavşan avına çıkarız. Biraz eğlenmiş olursunuz. Charles onun övdüğünü tuttu. Berto'ya gitti. Orada her şeyi bir gün önceki yani beş ay önceki gibi buldu. Armut ağaçları artık çiçek açmıştı. Ruol Baba da şimdi ayaktaydı. Gidip geliyor, çiftliğe daha bir canlılık veriyordu. Hekimin kederli olması dolayısıyla M. Ruol ona elinden geldiği kadar nezaket göstermeyi kendine vazife saydığından şapkasını çıkarmamasını rica etti. Bir hastayla konuşur gibi yavaş sesle söz söyledi. Hatta onun için her zamankinden daha hafif bir şey. Mesela krema veya armut hoşafı yapılmamış diye kızar gibi oldu. Hikayeler anlattı. Charles dalıp gülümsedi fakat karısını hatırlayıp yine kederlendi. Kahveler içildikten sonra ölmüşlerini bir daha düşünmez oldu. Yalnız yaşamaya alıştıkça karısı da yavaş yavaş aklından çıktı. Başına buyruk olmanın verdiği zevki, bu yeni zevki tattıkça yalnızlığı artık eskisi gibi çekilmez bir şey saymıyordu. Şimdi yemek saatlerini değiştirmek, hiçbir sebep göstermeden eve girip çıkmak, pek yorgun olduğu zamanlar yatağına kollarını bacaklarını uzatarak geniş geniş serilmek elindeydi. Kendine nazlı nazlı baktı ve eşin dostun teselli sözlerini dinledi. Karısının ölmesinin ona mesleğinde de faydası dokunmuştu. Çünkü bir ay onun sözünü edip, zavallı delikanlı, ne felaket demişlerdi. Adı yayılmış, müşterileri artmıştı. Hem artık Bertu ya da gönlünün istediği gibi gidiyordu. İçinde ne olduğunu kestiremediği bir ümit, belirsiz bir saadet vardı. Ayna önüne geçip favorilerini tararken yüzünü daha tatlı buluyordu. Bir gün çiftliğe üç sularında vardı. Herkes tarlalara çıkmıştı. Mutfağa girdi fakat Emma'yı hemen göremedi. Pencerenin tahta kanatları kapalıydı. Tahtanın yarıklarından giren güneşin taşlara çizdiği ince çizgiler eşyalara çarpıp kırılıyor, tavanda oynaşıyordu. Masanın üstünde kirli bardaklara tırmanan sinekler elma şarabı artıklarına düşüp vızıldayarak boğuluyordu. Ocaktan giren ışık, maden levhaya bulaşmış kuruma bir kadife hali, soğuk küllere bir mavilik veriyordu. Emma pencereyle ocağın arasına oturmuş dikiş dikiyordu. Arkasına ipek atkısını almadığı için çıplak omuzları üzerinde küçük ter taneleri gözüküyordu. Köy adetine uygun olarak Charles'a bir şey içmesini teklif etti. Onun reddetmesi üzerine ısrar etti ve en sonunda gülerek kendisiyle beraber bir kadeh likör içmesini söyledi. Gidip dolaptan bir şişe kürasoyla iki küçük kadeh çıkardı. Bunlardan birini doldurup ötekine bir iki damla koydu ve tokuşturup ağzına götürdü. Kadeh hemen hemen boş olduğundan kız içmek için başını arkaya devirmişti. Dudakları uzamış, boynu gerilmiş, hiçbir tat duymadığına gülüyor, ince dişleri arasından dilinin ucunu çıkarıp kadehin dibini yalıyordu. Yerine oturup tekrar işini eline aldı. Beyaz pamuk bir çorabın söküklerini dikiyordu. Çalışırken başı öne eğikti. Konuşmuyordu. Charles'ın da söz söylediği yoktu. Kapının altından gelen rüzgar taşlara biraz toz serpiyordu. Charles tozun yerde sürüklenmesini seyrediyor, yalnız kafasının içinde kananın vurduğunu, bir de bahçede daha uzaklarda yumurtlayan bir tavuğun bağırmasını işitiyordu. Emma ara sıra avcunu yanaklarına götürüp serinlemeye çalışıyor, sonra ellerini tekrar soğusun diye büyük ızgaraların demir topuzuna dayıyordu. Mevsim başlangıcından beri baş dönmeleri duyduğundan şikayet etti. Deniz banyosunun yarayıp yaramayacağını sordu. Rahibeler okulundan bahsetti. Charles da kendi okulunu anlattı. Söz sözü açtı. Kızın odasına çıktılar. Emma nota defterlerini, mükafat diye aldığı kitapları, bir dolabın alt gözüne atılmış meşe yaprağı taçlarını gösterdi. Sonra annesinden, mezarlıktan söz açtı. Hatta her ayın ilk cuması annesinin kabrine götürdüğü çiçekleri bahçenin hangi bölümünden kopardığını gösterdi. Fakat şimdiki bahçıvanları hiç işinin ehli değildi. Zaten el adamı iyi iş mi görür? Hiç olmazsa kışın olsun gidip şehirde oturmak istediğini söyledi. Ama belki köy hayatı asıl yazın uzun günlerde can sıkıyordu. Söylediğine göre sesi kah yumuşuyor, kah tizleşiyor, daha birdenbire bir dermansızlıkla den çeker gibi bir hal alıyor, kendi kendine söylendiği zamanlar adeta bir fısıltı oluyordu. Bazen neşelenip saf saf gözlerini açıyor, sonra göz kapaklarını yarı indirip gamlı gözlerle bakarak o düşünceden bu düşünceye dalıyordu. Akşam evine dönerken Charles kızın bütün cümlelerini birer birer düşünüp olduğu gibi hatırlamaya, manalarını tamamlamaya çalıştı. Emma'nın kendisiyle tanışmadan önce geçirdiği günler hakkında bir fikir edinmek, hayatının o kısmını zihnen kavramak istiyordu. Fakat onu ilk gördüğü günkü veya demince ayrıldıkları zamanki halinden başka bir halde göz önüne getirmeye bir türlü muvaffak olamadı. Sonra kızın evlenince ne olacağını, kime varacağını düşündü. İçini çekti. "Ruol baba çok zengin, kızı da pek güzeldi. Fakat Emma'nın yüzü hep gözlerinin önüne geliyor." ve kulaklarının içinde bir topaç omurtusu gibi yeknesak bir şey uğulduyarak ''Ya sen evlensen?'' deyip duruyordu. Gece uyuyamadı. Boğazı sıkılıyor gibiydi. Su sanıştı. Yatandan kalkıp yüzünü yıkadığı güğümden su içti. Gök baştan başa yıldızlarla kaplıydı. Sıcak bir rüzgar esiyordu. Uzakta köpekler avlıyordu. Başını Bertu'dan yana çevirdi. Charles, ucunda ölüm yok ya, diyerek bir fırsat düşer düşmez kızı istemeye karar verdi. Fakat her fırsat düştükçe münasip sözleri bulamamak korkusu dudaklarını birbirine yapıştırıyordu. Ruol baba evinde hiçbir işe yaramayan kızını başından alsalar hiç de kızmayacaktı. Kızın elinden bir iş gelmemesine içinden hak da veriyor. O tahsil terbiye gördü. Toprak işleriyle uğraşsın da ne yapsın diyordu. Zaten toprakla uğraşmak da Tanrı'nın lanetlemesi bir iş değil mi? Onunla kimin milyoner olduğu görünmüş? Adamcağız para kazanmak şöyle dursun, her yıl kaybediyordu. Çünkü pazarlıkta usta olmasına, mesleğin kurnazlıklarından hoşlanmasına rağmen asıl ekim biçim işleri, çiftliğin dahili idaresi hiç de onun harcı değildi. Ellerini öyle canı çeke çeke ceplerinden çıkarmaz, iyi yemek, iyi ısınmak, rahat döşek istediğinden keyfi için hiçbir masraftan çekinmezdi. Koyu elma şarabına, kanlı kanlı et yemeklerine, iyice doğulmuş kahveyi likörle içmeye bayılırdı. Yemeklerini mutfakta tek başına ateşin karşısına oturup yerdi ve küçük sofrasını önüne tiyatroda olduğu gibi her şeyini düzeltip öyle getirirlerdi. Kızının yanında Charles'ın elmacıklarının alal al olduğunun farkına varınca Roel baba bunun yakında Emma'nın isteneceğine alamet olduğunu anlayıp işi önceden ince ince düşündü hükümkarsı çalımsız buluyordu. Doğrusu umduğu damat böyle değildi. Ama hekimin ahlakı temiz, para tutar, pek bilgili bir adam olduğu söyleniyordu. Drahoma için de fazla bir şey istemeyeceği şüphesizdi. Ruol Baba ise malının 24 ekrını satılığa çıkaracaktı. Duvarcıya, saraca hayli borcu vardı. Şarap mengenesinin baskısını da yenilemek lazımdı. İçinden kızı isterse veririm dedi. Eylül sonlarına doğru Charles çiftliğe gelip üç gün kaldı. Son günü de ilk ikisi gibi sözü açmayı hep bir çeyrek saat sonraya bırakmakla geçirdi. Akşama doğru Roald baba Charles'ı çiftlik kapısına kadar uğurladı. Çukur bir yoldan yürüyorlardı. Biraz sonra ayrılacaklardı. Tam sırasıydı. Charles çitin köşesine gelince söyleyecekti. Nihayet çiti geçtiler. Charles, Monsieur Roald dedi. Size bir söyleyeceğim var. Durdular. Charles susuyordu. Ruhol baba için için gülerek anlatın bakalım neymiş dedi. Ben sanki hepsini bilmiyor muyum? Charles kekeleyerek Ruhol baba, Ruhol baba dedi. Çiftçi çift sözüne devam etti. Ben çoktan razıyım. Gerçi kız da benim gibi düşünür ama bir de onun fikrini sormalı. Siz hele bekleyin ben eve döneyim. O da evet derse sözüme alınmayın. Eve gelmeniz münasip olmaz.'' el alemden çekinirim. Hem kız da pek sıkılır. Ama sizi meraktan kurtarmak için pencerenin tahta kanadını duvara doğru iterim. Siz çite eğilirseniz arkadan görebilirsiniz. Ruol baba ayrılıp gitti. Charles atını ağaca bağladı. Koşup keçi yoluna çıktı orada bekledi. Yarım saat geçti. Sonra Charles 19 dakika daha saydı. Birdenbire duvara çarpan bir şeyin gürültüsü duyuldu. Tahta kanat açılmıştı demiri hala sallanıyordu. Ertesi sabah saat dokuzda Charles çiftliğe damladı. O içeri girince Emma kızardı. Sıkıldığını belli etmemek için de biraz gülmeye çalıştı. Ruhol baba, müstakbel damadını kucakladı. Sonra para işlerini nasıl yoluna koyacaklarını konuşmaya başladılar. Ama daha vakit vardı. Çünkü Charles'ın matemi bitmeden, yani gelecek yılın baharından önce düğün yapmak ayıp olurdu. Kış böylece beklemeyle geçti. Matmazel Roll çeyiziyle uğraştı. Eşyanın bir kısmını Rowan'a ısmarladılar. Emma gömleklerini ve gecelik kotozlarını tanıdıklarından modeller alıp kendi dikti. Charles çiftliğe geldiği günler düğün hazırlıklarından bahsediliyor. Ziyafetin hangi odada verileceği konuşuluyor. Kaç çeşit yemek olacağı, önce hangisinden başlanacağı düşünülüyordu. Halbuki Emma böyle değil. Gece yarısı meşalelerle gelin olmak isterdi. Ama Roald babanın aklı kızının bu düşüncesine pek yatmadı. Onun için 43 kişilik bir ziyafet hazırlandı. Yemek tam 16 saat sürdü ve ertesi sabah yeniden başladı. Sonraki günlerde sofradan misafir eksik olmadı. Davetliler erkenden tek atlı yaysızlar, iki tekerlekli brikler, körüksüz kabriyoller, meşin tenteli uzun arabalarla çıka geldiler. En yakın köylerin delikanlıları da yük arabalarına sıra sıra dikilmiş, düşmemek için yan tahtalarına tutunmuş, hayvanları tırısa kaldırmış, sarsıla sarsıla geliyorlardı. On persa uzaktan, ta Gaderville'den, Normanville'den, Kenny'den gelenler oldu. İki ailenin de bütün akrabaları çağrılmıştı. Dargın dostlarla barışılmış, çoktan beri aranıp sorulmayan tanıdıklara bile mektup yazılmıştı. Ara sıra çitin arkasından doğru bir kamçı sesi duyuluyordu. Biraz sonra tahta perbedenin kapısı açılıyor, İçeri giren bir yaysız tam merdiven başına kadar dört nala gelip duru veriyor, içindekileri boşaltıyordu. Kimi sağdan kimi soldan atlayanlar dizlerini oğuşturuyor, geriniyordu. Başı o tozlu hanımlar, şehirde gördükleri gibi roplar kuşanmış, altın köstekler takınmışlardı. Kimi bir pelerine sarınıp ucunu kemerinin önüne sıkıştırmış, kimi de renkli küçük bir atkı alıp boynunu arkadan açık bırakacak surette sırtından iğnelemişti. Tıpkı babaları gibi giyinmiş çocukların yeni elbiseler içinde rahatsız olduğu belliydi. Hatta çoğuna o günün şerefine olmak üzere ömürlerinde ilk defa olarak birer çift çizme alınmıştı. Yanlarında da şüphesiz ya kuzinleri ya ablaları olacak 14-16 yaşlarında Premier Kamyonyen için dikilen beyaz elbiselerini bu düğün için uzatarak giymiş, saçlarına gülü pomatlar sürünmüş, eldivenleri kirlenecek diye içleri titreyen hiç sesleri çıkmayan al yanaklı, şaşkın bakışlı kızlar görülüyordu. Ahır uşakları araba atlarını çözmeye yetmediğinden efendiler de kolları sıvayıp işe girişmişlerdi. Sosyal durumlarına göre kimisi setre, kimisi redingot, kimisi ceket, kimisi de kısa ceket giymişlerdi. Bütün bir ailenin saygıyla baktığı, dolaptan ancak düğün ve bayram günleri çıkarılan setreler, yakaları silindir biçimi kesilmiş, cepleri torba gibi geniş, etekleri rüzgarda sallanan redingotlar. Her zamanki gibi güneşliğine bakır çember geçirilmiş kasketiyle beraber giyilen kaba çuhadan ceketler. Çok kısa, arkalarında iki göz gibi bir çift düğme bulunan ve sanki dülgerin keseriyle bir vuruşta kesilmişe benzeyen ceketler. Yakası omuzlarına devrik, sırtı kırmalı ve beli ta aşağıdan dikilmiş bir kemerle sıkıştırılmış yabanlık bluzlarıyla da gelenler vardı ama bunlar hiç şüphesiz sofranın en alt başına oturacaklardı. Kolalı gömlekler göğüslerde birer zırh gibi kabarık duruyordu. Saçlar yeni kesilmiş, kelle kulak yerinde, tıraşlar perdahlıydı. Hatta bazıları daha güneş doğmadan kalktıkları için sakallarını iyice görememişler, burunlarının altını çetele çetele çizip çenelerinin derilerini parça parça soymuşlardı. Yolda gelirken açık hava yaraları tahriş etmiş, keyfinden yılışan bütün bu beyaz yüzlerde pembe damarlar peyda etmişti. Çiftlikle belediye dairesi arası ancak yarım fersah kadar tuttuğundan yaya gidildi. Kiliseden nikah kıyıldıktan sonra da yine yaya dönüldü. Önce herkes bir arada olduğundan alay, yeşil buğdaylar arasında yılan kahvi dar keçi yolu boyunca dalgalanan bir hamayliyi andırıyordu. Fakat sonra uzadı, kimi hızlı kimi konuşarak yavaş yavaş giden parçalara ayrıldı. Köyün çalgıcısı renk renk kurdelelerle donatılmış kemanı elinde en öndeydi. Onun arkasından gelinle güvey geliyordu. Akrabalar, dostlar sıra gözetmeden gelişi güzel dağılmışlardı. Çocuklar en arkada kalmış yulaf sürgünlerinin çiçeklerini koparıyor, kimse görmeden aralarında oynuyorlardı. Ema'nın gelinliği pek uzun olduğundan eteği biraz yere sürünüyordu. Kız ara sıra durup onu kaldırıyor. Sert otları, deve dikeni iğnelerini eldivenli parmaklarıyla birer birer ayıklıyordu. Charles ise elleri boş, o bitirsin diye bekliyordu. Başına yeni ipek bir şapka, sırtına kol ağızları ta parmaklarının ucuna kadar inen siyah bir setre giymiş olan Roll Baba, koluna güveyin annesini almıştı. Doğrusu bütün bu insanları içinden pek hor gören ihtiyar Monsieur Bovary ise asker terzisi elinden çıkma tek sıra düğmeli bir edingotla gelmiş, sarışın bir köy tazesine meyhane ağzı iltifatlar savuruyordu. Kadıncağız selam veriyor, kızarıyor, ne karşılık vereceğini bilemiyordu. Düğünün öbür davetlileri işlerinden bahsediyor veya şimdiden neşelenmek için birbirleriyle şakalar ediyorlardı. Kulak verilince kırda çalıp duran çalgıcının cızırtısı işitiliyordu. Çalgıcı alayın arkada kaldığını görünce durup bir nefes alıyor. Teller daha ziyade gıcırdasın diye yayına reçine sürüyor. Sonra tempoyu şaşırmamak için kemanın sapını indirip kaldırarak yürümeye başlıyordu. Küçük kuşlar çalgının sesini daha uzaktan duyup kaçışıyorlardı. Sofra sundurmaya kurulmuştu. Üzerine dört sığır filetosu, altı sığır yahnisi, dana tencere kebabı, üç koyun budu, ortaya da etrafı kuzu kulaklı dört koca sucukla donatılmış bir süt domuzu rostosu konmuştu. Köşelere rakıyla dolu sürahiler dizilmişti. Şişelere konan tatlı elma şarabının koyu köpüğü tıpalardan sızıyordu. Bütün bardaklara da daha yemeğe oturulmadan ağza ağza şarap doldurulmuştu. Koca koca tabaklara konmuş, sofranın her sarsılışında dalgalanan sarı kremanın üzerine küçük küçük harflerden arabestlerle yeni gelin güveyin markaları yazılmıştı turtalarla nugaları yapmak için de ta Yuveto'dan adam getirilmişti. O civarda daha ilk defa iş alan bu pastacı özene bezene çalışmıştı. Yemeğin sonunda kendi eliyle getirdiği resim biçimi tatlı, hayranlık sesleriyle karşılandı. Bunun kaidesi olan mavi mukavva, sütunları ve ravaklarıyla bir mabet resmediyordu. Yaldızlı kağıttan yıldızlarla donatılmış oyuklara, mermer çamurundan heykelcikler konulmuştu. İkinci katı ise pastasından bir kaleydi ki bunun da etrafına melek otundan, badem, kuru üzüm, dilim dilim portakaldan mini mini istihkamlar yapılmıştı. Reçelden gölcüklerin, fındık kabuğundan gemilerin, kayaların süslediği bir yeşil çayır olan yukarı sahanlıkta çikolatadan bir salıncağa binmiş bir küçük aşk tanrısı görülüyordu. Salıncağın iki direğinin tepesine birer gülle gibi iki sahici gül koncası oturtulmuştu. Akşama kadar yemek yenildi. Oturmaktan yorulanlar gidip bahçede dolaşıyor veya ambarda buşon oynuyorlar. Sonra yine gelip sofraya oturuyorlardı. Sona doğru bazıları uyuyup orladı. Fakat kahveler gelince herkes dirildi. Şarkılar söylendi, maharetler gösterildi, gülle kaldırıldı, bilek bükme müsabakası yapıldı. Yük arabalarını sırtlamaya kalkışanlar, açık saçık hikaye anlatanlar, kadınlara sarkıntılık edenler de oldu. Akşam dönmek vakti gelince tıka basa yulaf yemiş hayvanlar arabaların okları arasına zorla sığdılar. Çifte atıyor, şaha kalkıyor, koşumları kırıyorlardı. Efendileri ya küfür savuruyor ya gülüyordu. Bütün gece o civarın yollarında atları gemi hazıya alıp dört nala gittiği için hendeklerde sıçrayan, metrelerce çakıl taşı üzerinden atlayan, çalılıklara takılan yaysızlar, dizginleri yakalamak için kapıdan sarkan kadınlar görüldü. Börtuğu çiftliğinde kalanlar geceyi mutfakta içmekle geçirdiler. Çocuklar tahta kanepelerin altında uyumuşlardı. Yeni gelin adet olduğu üzere kendisiyle şakaya kalkışılmaması için babasına rica etmişti. Ama akrabalarından bir balıkçı ki bu adam düğün hediyesi diye bir çift dil balığı da getirmişti. Ağzına su doldurup anahtar deliğinden üflemeye kalkıştı. Rol baba tam vaktinde yetişip damadının vaziyetinin böyle münasebetsizliklere gelemeyecek kadar nazik olduğunu anlatarak buna mani oldu. Balıkçı bu sebebi güç bela kabul edip vazgeçti. Fakat içinden Ruol baba amma da kibirlenmiş dedi ve bir köşede oturmuş birkaç kere tesadüfen kendilerine etin en kötü parçaları düştüğü için gördükleri muameleden şikayetle ev sahibini çekiştiren ve kapalı sözlerle onun fakir düşmesine dua eden dört beş kişinin arasına karıştı. İhtiyar Madam bütün gün ağzını açıp bir çift söz etmemişti. Kendisine ne gelinin giyimi hakkında danışılmıştı ne de ziyafetin tertibinde. Erkenden çıkıp gitti. Kocası onunla beraber döneceğine Sen Victor'a adam gönderip puro sigaraları aldırttı. Sabaha kadar onları tüttürdü. Bir yandan da içine kiraz rakısı karıştırılmış groglar içiyordu. Orada bulunanlar bu içkiyi bilmediklerinden ona karşı itibarları bir kat daha arttı. Charles şakacı tabiatlı bir adam değildi ve düğün sofrasındaki hali hiç de parlak olmamıştı. Daha çorbaya başlar başlamaz bir vazifeymiş gibi ona yağdırılan nüktelere, cinaslara pek cevap yetiştiremedi. Ertesi gün bilakis bambaşka bir adam olmuştu. Sanki bir gün önce asıl kız oydu. Gelininse bir şeyler sezdirecek ne bir sözü ne de bir hali vardı. En kurnazlar bile bu işi akıl erdiremediler. Emma yanlarından geçerken ona zihinleri işin aslını aramakla meşgul öyle bakıyorlardı. Fakat Charles'ın gizlediği bir şey yoktu. Karım diye bahsediyor, onunla senli benli konuşuyor, herkese onun nerede olduğunu soruyor, onu her tarafta arıyordu. Bazen de alıp bahçeye götürüyor, ağaçlar altında kolunu onun beline dolayıp üzerine yarı eğilmiş başıyla elbisesinin yakasını buruşturduğu görülüyordu. Düğünden iki gün sonra gelinle güvey kendi evlerine gittiler. Charles hastaları olduğu için daha fazla kalamadı. Ruhol baba onları arabasına bindirdi. Kendi de varsın bile kadar beraber gitti. Orada kızını son bir defa daha kucakladı. İndi ve yola düzüldü. Yüz adım gitmiş gitmemişti ki durdu. Tekerlekleri toz duman içinde dönen arabanın uzaklaştığını görünce derin derin içini çekti. Sonra kendi düğününü, geçmiş zamanını, karısının ilk gebeliğini hatırladı. O da karısını terkiye bindirip babasının evinden kendi evine götürdüğü gün ne kadar neşeliydi. At karlar içinde tırıs gidiyordu. Çünkü onun düğünü Noel yortusu zamanında kırlar bembeyazken yapılmıştı. Kadın bir koluyla ona tutulmuş, bir koluna da sepetini almıştı. Rüzgar, peste kaks kadınlarına mahsus başlığından tellerini uçuruyor, bazen getirip dudaklarına sürüyordu. Roal başını döndürünce yanında, omuz başında, hotozunun altın arması altında sessiz sessiz gülümseyen karısının pembe yüzünü görüyordu. Kadın bazen parmaklarını ısıtmak için ellerini onun koynuna sokuyordu. Bütün bunlar ne eski bir zamana aitti. Oğulları sağ olsaydı şimdi otuzuna basacaktı. O zaman Ruol baba dönüp arkasına baktı. Yolun üzerinde bir şeyler göremedi. İçinde eşyası boşaltılmış bir evin hüznünü duyuyordu. Bol yiyecek, bol içkinin dumanlarıyla donuklaşmış beyninde sevgi, şefkat hatıraları kara düşüncelerle karıştığından bir an kilise tarafına doğru şöyle bir gitmeyi düşündü. Ama oraları görmekle kederinin büsbütün artmasından korkup doğru evine gitti. Charles ve Emma Tostis'e akşam altı sularında vardılar. Komşular, hekimlerinin yeni karısını görmek için pencerelere çıkmışlardı. İhtiyar hizmetçi kadın geldi, selamladı. Akşam yemeği henüz hazır olmadığı için özür diledi. Hanıma, sofra vaktine kadar evi bir dolaşıp öğrenmesini söyledi. Evin tuğla cephesi sokağın, daha doğrusu yolun tam üstündeydi. Kapının arkasına kısa yakalı bir palto, bir dizgin, karameşin bir kasket asılmıştı. Bir köşeye atılmış ve çamuru henüz temizlenmemiş bir çift çamurluk da yerde sürünüyordu. Sağ tarafta salon, yani hem yemek yenen hem de oturulan oda vardı. Tavana yakın kısmı açık renk çiçeklerle süslü, kanarya sarısı duvar kağıdı bezi iyice gergin olmadığından havalanıp duruyordu. Kenarına kırmızı zıh dikilmiş beyaz pamuk bezinden perdeler pencereler boyunca birbirine kavuşuyordu. Şöminenin darsü ve pervazı üzerinde yumurta biçimi karpuzlar altına konulmuş bir çift şamdanın arasında Hipokrates hekim heykelli bir çalar saat adeta kuruluyordu. Sofanın öbür ucunda Charles'ın muayene odası vardı. Tahminen altı ayak genişliğinde olan bu küçük odaya bir masa, üç iskemle ve bir koltuk konulmuştu. Tıp ilimleri sözlüğünün ciltleri, çam tahtasından kütüphanenin alt rafını da doldurmaya aşağı yukarı kafi gelmişti. Bu kitaplar sayfaları henüz açılmamış olmakla beraber Birkaç hekim eline düşüp satıldıkları için hayli yıpranmışlardı. Salça kokusu duvardan işler, muayene saatlerinde hastaların öksürmesi, dertlerini anlatması mutfaktan işitilirdi. Onun yanında ahırın bulunduğu avluya bakan ocaklı büyük bir oda daha vardı ki bu şimdi odunluk, kiler ve ambar vazifesini görüyordu. Lüzumsuz eşyada buraya konurdu. Köhne demir parçaları, boş fıçılar artık işe yaramaz tarım aletleri ve ne oldukları bir türlü anlaşılamayacak bir yığın tozlu öteberiyle doluydu. Boyu eninden fazla olan bahçe, üzerlerine kayısı ağaçları dayatılmış, samanlı harçla örülmüş iki duvar arasında öbür yanı tarla olan bir diken çite kadar gidiyordu. Ortada kagir bir kaide üzerinde arduvaz taşından bir güneş saati vardı. Cılız yaban gülleriyle donatılmış dört çiçek tarhı, önemli bitkilere ayrılan bölmeyi mütenazır bir surette kuşatıyordu. Tadipte, çam ağaçları altında alçıdan bir papaz dua kitabını okur dururdu. Emma yatak odaları kadına çıktı. İlki döşeli değildi. Fakat karı kocanın yattığı ikinci odada bir girinti içinde mağın bir karyola vardı. Deniz kabuklarından yapılmış bir kutu komodini süslüyordu. Pencerenin yanındaki masanın üzerine de bir sürahi içine beyaz saten kurdelelerle bağlanmış bir limon çiçeği buketi konmuştu. Bu bir gelin buketi, öteki kadının buketiydi. Emma baktı. Charles farkına vardı ve alıp tavan arasına götürdü. Emma eşyaları açılıp yerleştirilirken bir koltuğa oturmuş, bir mukavva kutuya koyduğu kendi gelinlik buketi hatırına gelmiş. Ya ben de ölü verirsem acaba onu ne yaparlar diye düşünüyordu. İlk günlerini evde yapılacak değişiklikleri tasarlamakla geçirdi. Şamdanların karpuzlarını çıkardı. Duvarlara yeni kağıt yapıştırdı. Merdiveni boyattı. Bahçeye, güneş saatinin etrafına tahte kanepeler koydurdu. Hatta fıskiyeli, balıklı bir havuz yaptırabilsem diye içi titredi. Kocası onun arabayla gezmeyi sevdiğini bildiğinden elden düşme iki tekerlekli, üstü açık bir araba aldı. Yeni fenerler, parlak meşinden çamurluklar takılınca araba Adeta bir Tilberi'ye benzedi. Charles bahtiyardı. Dünyada hiçbir şeyi taza etmiyordu. Baş başa bir yemek, akşam üzeri şehir dışında birlikte bir gezinti, kadının saçlarını eliyle kaldırması, onun bir pencere sürmesine asılmış hasır şapkasını görmek, hasılı bir zevk vereceğini şimdiye kadar hatırına bile getirmediği birçok şeyler Charles'ı sürekli bir saadet içinde yaşatıyordu. Sabahleyin yatakta ikisinin de başı yastıktayken kadının gecelik otozuyla yarı örtülmüş sarışın yanaklarının ayva tüyleri içinde güneş ışığının oynamasını seyrederdi. Böyle yakından bakıldı mı kadının gözleri hele uyanıp da göz kapaklarını arka arkaya birkaç defa açtığı zaman daha büyümüş gibi gözüküyordu. Gölgede kara, ışıkta lacivert olan bu gözlerin sanki dipte koyu, yukarı çıktıkça berraklaşan kat kat renkleri vardı. Charles'ın gözü ise bu derinliklere dalar. Onun içinde başına sardığı ipek mendili, entaresinin yarı açık yakasıyla omuzlarına kadar kendi hayalini, mini mini bir resmini görürdü. Nihayet kalkardı. Emma kocasının gitmesini seyretmek için pencereye geçerdi. Arkasında yanları sarkan gecelik fistanı, iki ıtır saksısı arasında pervaza dirseklerini dayardı. Charles sokakta ayağını binek taşına koyup mahmuzlarını bağlar, Emma da yukarıdan onunla konuşur, ağzıyla bir çiçek veya ot parçası koparıp ona doğru yüklerdi. Bu yeşil yaprak biraz uçar, durur, havada bir kuş gibi yarım daireler çizer. Büsbütün yere düşmeden önce kapıda hareketsiz bekleyen ihtiyar beyaz kısrağın tüylerine takılırdı. Charles hayvanına atladıktan sonra karısına bir öpücük gönderir. O da eliyle bir hoşça kal işareti yapar pencereyi kapatırdı. Charles da yola düzülürdü uzun toz kurdelesini gözün alabildiğine yayan büyük yolun üzerinde ağaçların eğilip beşikler teşkil ettiği patikalarda, buğdayların diz boyuna çıktığı keçi yollarında, omuzlarında güneş, burun deliklerinde sabahın taze havası, gönlü gecenin zevkleriyle dolu, kafası dinç, vücudu rahat, saadetini sanki tekrar tekrar tadardı. Hani bazı kimseler vardır, sofradan kalktıktan sonra artık hazına başladıkları lezzetli yemeklerin hala tadını çiğner gibi çenelerini oynatır dururlar, tıpkı onlar gibi. Şimdiye kadar hayatta iyi denecek ne görmüştü? Ne zaman yüzü bir gülmüştü? Dört yüksek duvar arasında kendinden daha zengin, derslerde daha kuvvetli, onun şivesine gülüp, elbiseleriyle alay eden, annelerinin manşonları içinde getirip konuşma salonunda verdiği pastaları yiyen arkadaştan içinde yapayalnız geçirdiği okul yıllarından mı? Tıp tahsil ettiği sırada bir işçi kızını dansa götürüp kendisine metres etmeye bile parası yetmediği günlerde mi? Sonra 14 ay yatakta ayakları birer buz parçası gibi soğuk olan o dul kadınla yatmıştı. Şimdi ise bütün hayatını beraber geçireceği taparcasına sevdiği güzel bir karısı vardı. Charles'ın nazarında evren Emma'nın ipek etekliğinin etrafından ibaretti. Onu kafi derecede sevmiyor diye üzülüyor, onu göreceği geliyordu. Hemen eve döner, yüreği çarpa çarpa merdivenleri çıkardı. Emma'yı odasında kendine çeki düzen vermekle meşgul bulurdu. Yavaşça yürüyerek girer, onu ensesinden öperdi. Kadın bir çığlık koparırdı. Mütemadiyen onun tarağına, onun yüzüklerine, onun atkısına el sürmekten kendini alamıyordu. Bazen yanaklarından şapur şupur öper, bazen de parmak uçlarından başlayıp ta omzuna kadar öpücüklerle kaplardı. Emma, musallat olan bir çocuğa çıkışır gibi onu yarı gülümseyen, yarı rahatsızlık gösteren bir tavırla başından savmaya çalışırdı. Evlenmeden önce gönlünde aşk uyandığını sanmıştı. Fakat bu aşkın neticesi olması lazım gelen saadetten bir eser yoktu. İçinden yanılmış olacağım diyordu. Emma, bahtiyarlık, ihtiras, kendinden geçme gibi sözlerin, kitaplarda okuyup pek güzel bulduğu bu kelimelerin Hayatta acaba neyin, hangi halin adı olduğunu düşünüp duruyordu. Paulette Virginie'yi okumuş, kamışlardan yapılmış kulübe, zencidingo, köpek fidel, hele sizin için gidip çankulelerinden daha yüksek ağaçlardan kırmızı yemişler toplayan veya size bir kuş yuvası getirmek için kumda yalın ayak koşan bir küçük erkek kardeşinin tatlı sevgisi onu hülyalara daldırmıştı. 13'üne gelince babası onu rahibeler okuluna yazdırmak üzere şehre kendi eliyle götürmüştü. saint ve mahallesinde bir hana indiler. Orada akşam yemeğini Matmazel de la sergüzeştini anlatan resimli tabaklarda yediler. Resimlerin etrafında bıçakların yer yer kazıyıp bozduğu yazıların hepsi ya dindarlık vaziletlerini, ya kalp inceliklerini, ya saray hayatının ihtişamını överek anlatıyordu. İlk zamanlar sıkılmak şöyle dursun, kendisini eğlensin diye okulun küçük kilisesine götüren rahibelerin sohbetinden pek hoşlandı. Teneffüs zamanlarında pek az oynar, din dersini iyi anlar, papaz muavini efendinin sorduğu zor sorulara hep o cevap verirdi. Sınıfların ılık havası içinde ve bakır haçlı tesbihler taşıyan o beyaz tenli kadınlar arasında yaşaya yaşaya mihrap buhurlarından, risto suyu çanaklarının serinliğinden kilise şamdanlarının ışıltısından süzülen huşulu rehavete o da kapıldı. Duaları takip edeceği yerde kitabının gök mavi çerçeveler içindeki mukaddes tarih resimlerine bakardı. Hasta koyuna, sivri oklarla delinmiş tanrı yüreğine, çarmıha gerilmeye giderken düşen İsa'ya gönül vermişti. Nefsine azap etmek için bütün bir gün aç oturmaya kalktı. Düşünüyor, kendisini hasredecek kutsal bir amaç arıyordu. Günah çıkarmaya gittiği günler gölgede ellerini kavuşturup yüzünü kafese dayayarak papazın fısıltısını daha uzun müddet dinleyebilmek için bir takım küçük günahları icat ederdi. Vazlarda boyuna geçen nişanlı, zevç, semavi dost ve ebedi nikah gibi istareli sözler ruhunun ta derinliklerinde umulmadık kazlar uyandırırdı. Akşam duadan önce okulun çalışma salonunda dini kitaplar okunurdu. Bayağı günler özet bir din tarihi, veya Rahip Breysu'nun konferansı açılırdı. Pazar günleri de zihin dinlendirsin diye Jenidu Kristinizme'den parçalar seçilirdi. Toprak ve edebiyat konularında yine kendi kendini aksettiren romantik yüzünün bu ahenktar figanını ilk zamanlar ne kadar candan dinlemişti. Çocukluk yılları bir esnaf mahallesinin dükkan arası odalarından geçmiş olsaydı, o zaman belki bize ekseriya yazarların kaleminden intihal eden tabiat sevgisi hislerine kalbini kaptırabilirdi. Fakat kırları, köyleri fazlasıyla tanırdı. Sürülerin meleğişinin, sütten yapılan azıklarının, sapanların ne olduğunu iyi bilirdi. Sakinlerine alışık olduğundan bilakis değişikli, arızalı manzaralar peşindeydi. Denizi ancak fırtınaları için sever, yeşillikten ancak harabeler arasına parça parça serpilmiş olursa hoşlanırdı. Ancak bir nevi şahsi kar çıkarmasına hizmet edebilecek hallere ehemmiyet verirdi. Yaratılış itibariyle sanatkar değil, hissi bir kız olduğundan ve manzaralardan ziyade heyecanlar aradığından kalbinin derhal coşmasına yardım edemeyecek her şeyi lüzumsuz bulurdu. Okula her ay gelip 8 gün çamaşırhanede çalışan bir ihtiyar kız vardı. İhtilal zamanında malı mülkü mahvolmuş bir eski kibar aileye mensup olduğu için psikoposluktan himaye görür, yemekhanede rahibelerin sofrasına alınır, karnını doyurup yukarı işinin başına geçmeden önce de onlarla bir süre konuşurdu. Kızlar ekseriye gidip onunla konuşmak için çalışma salonundan kaçarlardı. Geçen yüzyılın birçok zendos şarkılarını ezbere bilir, dikişini dikerken yavaş sesle onları söylerdi. Hikayeler anlatır, haberler getirir. Kızların şehirden ısmarladıkları öteberiyi alır, daima önünün cebinde taşıdığı ve iki iş arasında uzun uzun birkaç bölümünü birden okuduğu romanları büyük öğrencilere gizlice verirdi. Bu kitaplarda hep aşktan, sevgiliden, sevdalıdan, ıssız köşklerde bayılıp kalan işkence görmüş kadınlardan, her konak yerinde bir iki tanesi öldürülen sürücülerden, her sayfada bir iki tanesi çatlatılan atlardan, karanlık ormanlardan, gönül endişelerinden, yeminlerden, hıçkırıklardan, gözyaşlarından, öpüşlerden, mehtaplı gecelerde yüzen sandallardan, ağaçlıklarda feryada gelen bülbülden, birer aslan gibi yiğit, birer kuzu gibi yumuşak huylu, artık benzeri görülmeyen derecede erdemli, daima tertemiz giyinip kuşanmış ve çağlayanlar gibi ağlayan beylerden, yalnız bunlardan söz edilirdi. İşte böylece daha 15'inde Emma'nın ellerine kiralık romanların yağlı tozu sürüldü. Sonradan Walter Scott'ı okudu. Tarihi vakalara merak sardı. Rüyalarını, hülyalarını, artık hep burçlar, silah odaları, şato şato dolaşan saz şairleri doldurdu. Gonca biçimi kemerler altında, dirsekleri taşa, çeneleri ellerine dayalı, bütün günlerini kırların taa ötesinden, yağ zatını dört nala sürerek gelecek beyaz sorguçlu süvariyi beklemekle geçiren uzun elbiseli şato hanımları gibi eski burçlarda yaşamayı hayal ederdi. O vakitler Mary Stuart'ı dindarcısına severdi. Kahramanlıkları veya çektikleri acıyla isim bırakmış kadınlara gönlünde coşkun saygı hisleri beslerdi. Jean Dac, Helouis, Agnes Sarrel, Dilber Peronier ve Clément Sizo tarihin uçsuz bucaksız karanlık semasında onun için birer kuyruklu yıldız gibi parlıyordu. O semada Aziz Louis ile meşesi, can çekişen Bayard, 11. Louis'nin birkaç vahşeti, Sambah gecesinin bir iki sahnesi, 4. Henry'nin çalımlı yiğitliği ve 14. Louis'i öven resmi tabakaların hatırası da daima vardı ama bunlar daha gölgede kalıyordu ve aralarında hiçbir ilişki yoktu. Müzik dersinde öğrendiği şarkılar yalnız altın kanatlı meleklerden, Meryem Ana'dan, deniz kenarına yakın gölcüklerden, gondollardan bahsederdi. Bunlar zararı dokunmaz şeyler sanılırdı ama Güftenin manasızlığının ve bestenin acemiliği arasında hissi hakikatlerin insanı cezbeden hayalini sezdiriyorlardı. Arkadaşlarından bazıları okula kendilerine isim günü hediyesi diye verilen kitapları getirirlerdi. Bunları gizlemek lazımdı ki bu da hayli zor bir işti. Gece yatakhanede okurlardı. Ema onların saten ciltlerini itinayla açarak eserlerinin altına imzalarını atan ve çoğu da ya da bir comte ya bir bay comte olan yazarların isimlerine gözü kamaşa kamaşa bakardı. Resimlerin üstünden titriye titriye üfleyerek kaldırdığı kağıt yarı kıvrıldıktan sonra usulca öbür sayfaya kapanı verince meydana bir balkon parmaklığı arkasından doğru uzanıp beyazlar giymiş, kemerine ipek kese takmış, bir kızı kucaklayan kısa mantolu bir delikanlı veya yuvarlak hasır şapkaları altından insana berrak gözlerle bakan sarışın kıvırcık saçlı İngiliz, İngiliz hanımları çıkardı. Kadınların bazıları beyaz pantolonlu iki genç seyisin sürdüğü ve önünde kıvrak bir tazı koşan arabalara yayılmış büyük bahçelerde dolaşırdı. Bazıları da siyah örtüler içinde sedirlere oturmuş, yanlarında zarfı yeni yırtılmış bir mektup, yarı açık pencereden ay ışığını seyrederek hülyalara dalardı. En safları yanaklarında bir damla gözyaşı, gotik bir kafesin çubukları arasında bir kumruyla ağız ağza öpüşür veya gülümseyen yüzleri omuzlarına yatmış, gemi burnu pabuçlar gibi ucu yukarı kalkık, sivri tırnaklı elleriyle yaprak yaprak papatya koparırlardı. Ve sizler, çardaklar altında, Hint rakkaselerinin kolları arasında kendinden geçmiş uzun çubuklu sultanlar, gavur cengaverleri, Türk kılıçları, Yunan külahları, hiçbiriniz bu resimlerde eksik değildiniz.'' Hele sizler, şairane iklimlerin manzaraları, hurma ağaçları, çanları bir arada gösteren sağında kaplanlar, solunda bir aslan, ufukta tatarkari minareler, önde Romalılar tarafından kurulmuş bir şehrin harabeleri. Bir yanda da diz çökmüş develer bulunan manzaralar. Bütün bunların etrafından da balta girmemiş fakat tertemiz bir orman ve güneşin dikine düşüp titrediği suyun çelik mavisi aynası üzerinde beyaz yırtıklar gibi gözüken kuğular. Emma tam başucuna asılmış gaz lambasının ışığı altında yatakhanenin sessizliğini ve geç kalmış bir arabanın uzak caddelerden koşup giderken çıkardığı sesi dinleyerek gözünün önünden birer birer geçip bütün dünyayı anlatan bu resimleri seyrederdi. Anne ölünce ilk günler hayli ağladı. Rahmetlinin saçlarıyla yürekler parçalayacak bir tablo yaptırttı ve Bertu'ya yolladığı içi hayat hakkında kederli düşüncelerle dolu mektupta bir gün kendisinin de o mezara gömülmek istediğinden bahsetti. Zavallı babası onu hasta sanıp görmeye geldi. Emma solgun, hazin ruhlu insanların hayallerinde özene bezene kurdukları hale, bayağı kimselerin hiçbir zaman varamayacağı o hale böyle bir hamlede erebilmiş olduğuna içinden pek seviniyordu. Kendini Lamartine'in şiirlerindeki dolambaçlı hislere bıraktı. Göllerde çalınan harpları, bütün can veren kuğuların şarkılarını, bütün yaprakların dökülmesini, göğe çıkan bakireleri ve vadilerde insanlara uzun uzun sözler söyleyen Lemyezel'in sesini dinledi. Bundan iç sıkıntısı duymuyor değildi ama itiraf etmek istemedi. Önce alışkanlıkla sonra vazgeçmeyi kibrine yediremeyerek devam etti ve nihayet kendini sükuna kavuşmuş, alnında kırışık olmadığı gibi gönlünü de kedersiz bulunca şaşıp kaldı. Mademoiselle Rouault'un din duygusundan çok şeyler ummuş olan iyi kalpli rahibeler gösterilen dikkat ve ihtimamlara onun artık uymadığını fark edince hayli hayret ettiler. Rahibeler ona dua ettirmek, dünyadan çekilmek arzusu aşılamak, dokuz gün perhizleri tutturmak, bazılar vermek, velilerle din uğrunda ıstıraptan kaçmamışlara karşı sonsuz bir saygı duysun diye telkinlerde bulunmak, vücudunu hor görüp ruhunun selametine çalışsın diye öğütler vermek hususunda o kadar cömert davranmışlardı ki kız dizgini pek fazla çekilen bir at gibi hareket etti. Yani durdu ve gemi dişleri arasından kurtuldu. Heyecanlara rağmen yine ancak gerçek şeylere eğilim göstermiş; kiliseyi çiçekleri, müziği, hissi, güfteleri, edebiyatı ihtirasları coşturduğu için sevmiş olan bu genç kız ruhu, yaratılışına pek aykırı gelen sıkı düzene sinirlendiği gibi dinin anlaşılmadan inanılacak hakikatlerine de isyan etti. Babası gelip onu okuldan aldığı zaman rahibeler onun gitmesine hiç de esef etmediler. Hatta baş rahibe son zamanlarda cemaate karşı onun pek fazla saygısızlaştığına kaniydi. Emma daha yeni eve döndüğü sıralarda uşaklara emir vermekten hoşlandı ama arası çok geçmedi. Köy hayatından tiksinir oldu ve manastır günlerini aradı. Charles'ın Bertu'ya ilk geldiği zamanlarda kız kendini artık bütün vehimlerden uyanmış, hayatta öğrenilecek, hissedilecek bir şey kalmamış insanlardan sayıyordu. Fakat yeni bir halin verdiği endişe, belki de o adamı görmekten duyduğu asabiyet, o zamana kadar şairane semaların parıltısı içinde uçan pembe tüylü bir kuş gibi gördüğü o harikulade ihtirası nihayet ele geçirdiğini sanmasına kâfi gelmişti. Şimdi de içinde yaşadığı bu sükûnun hayal ettiği saadet olabilmesini aklı bir türlü almıyordu. Bazen kendi kendine düşünür, hayatımın en güzel, hani şu balayı dinlen zamanı işte bu derdi. Onun bütün tadını çıkarmak için hiç şüphesiz adları kulağa bir şarkı gibi gelen memleketlere, düğünden sonraki günlerin en hoş tembellikler içinde geçtiği yerlere gitmek lazımdı. Posta arabalarında mavi ipek perdeler arkasında dik yollar ağır ağır çıkılır, arabacının dağda keçilerin çanlarına, çağlayanın derinden gelen sesine karışan şarkısı dinlenir. Güneş batarken koylar kenarında limon ağaçlarının rayası koklanır. Sonra akşam villaların taraçalarında kadın erkek baş başa, birilerinin parmakları ötekinin parmaklarına dolaşmış, yıldızlara bakarak gelecek günler için hülyalar kurulur. Emaya öyle geliyordu ki ancak bir toprağa mahsus ve başka yerde tutamayan fidanlar gibi saadet yetiştirmek de dünyada yalnız bazı memleketlere vergidir. İsviçre şalelerinin balkonlarına dirseklerini dayamak yahut bıkkınlığını İskoçya'da bir küçük kır evi içinde gizlemek, yanında da arkasına uzun yırtmaçlı siyah kadife ceket, ayaklarına yumuşak çizmeler, başına sivri bir şapka giymiş, kolluklar takmış bir koca. Bunlar niçin? Niçin ona da nasip olmuyordu? Belki bütün bunları bir kimseye açmak isterdi. Fakat bulutlar gibi değişen, kasırga gibi kararsız, dönüp dolaşan bir keyifsizlik nasıl anlatılır ki? Ne kelimeler dilinin ucuna geliyor, ne fırsat ele geçiyor, ne de içinde cüret buluyordu. Ama Charles isteseydi, sesseydi, bakışıp bir kerecik olsun onun düşüncesini arasaydı... Emma'ya öyle geliyordu ki o zaman olgun yemişlerin el değer değmez düştüğü gibi kendinin de gönlü coşu verecekti. Fakat birbirlerini tanıdıkça aralarındaki teklifsizlik derinleştikçe içinde kendisini kocasından uzaklaştıran bir soğukluk hissediyordu. Charles'ın konuşması bir sokak kaldırımı gibi dümdüzdü. Beylik fikirler oradan her zamanki kıyafetleriyle geçer durur, ne bir heyecan veya bir gülüşe neden olur ne de bir hülya uyandırırdı. Charles söylediğine göre Rouen'deyken merak edip tiyatroya, Paris'e aktörleri görmeye gitmemişti. Yüzmek, kılıç kullanmak, nişan almak gibi şeyleri bilmezdi. Karısı bir gün romanda gördüğü bir binicilik terimini sorunca onun da ne olduğunu söyleyemedi. Halbuki bir erkeğin her şeyi bilmesi, birçok sahalarda elinden iş gelmesi, kadına ihtirasın kudretlerini, zarafet içinde yaşamayı, bütün sırların inceliklerini öğretmesi lazım değil mi? Bununsa bir şey öğrettiği, bir şey bildiği, hayatta bir şey istediği yoktu ki. Karısını mutlu sanıyordu. Karısı da ona bu kökleşmiş sükûnü, bu tasasız ağırlığı ona kendisinin verdiği saadet yüzünden gares kesilmişti. Emma bazen resim yapardı. Orada ayakta durup onun kartonu üzerine eğilmesini, yaptığı işi daha iyi görmek için gözlerini kırtmasını veya parmaklarında ekmek içi yuvarlamasını seyretmek... Charles için büyük bir eğlenceydi. Piyano çalarken de onun parmakları ne kadar hızlı giderse Charles o kadar hayran olurdu. Emma tuşlara yukarıdan doğru şiddetle vurur ve bir baştan bir başa hiç durmadan bütün klavyeyi dolaşırdı. Telleri uğulduyan köhne çalgı böyle sarsılınca pencere açıkça açıksa sesi köyün öbür ucundan duyulur, caddeden başı açık, ayaklarında terliklerle geçen icra memuru katibi elindeki kağıdı durup dinlerdi. Emma diğer yandan evini idare etmesini de bilirdi. Hastalara güzel cümlelerle yazılmış ve hiç de fatura kokusu olmayan mektuplarla hesaplarını gönderirdi. Pazar günleri sofrada bir misafir varsa ayna bakar eriklerini bağ yaprakları üzerine ehram gibi dizmesini, reçel hokkalarını olduğu gibi tabağa devirmesini bilirdi. Hatta sofraya el yıkamak için billur fincanlar almaktan bile bahsediyordu. Bütün bunlar Bovary'nin saygı görmesine yarardı. Böyle bir karısı olduğu için Charles'ın kendi kendine de saygısı artıyordu. Onun kurşun kalemle çizdiği iki resmi gayet geniş çerçeveler yaptırıp uzun yeşil kaytanla salonun duvarına asmıştı. Bunları gösterirken göğsü kabarırdı. Pazar günü kilise dönüşü evinin önünden geçenler onu ayaklarında işlemelik cici kapısının önünde oturduğunu görürlerdi. Geç vakit saat 10'da bazen gece yarısı eve dönerdi. Yiyecek ister ve hizmetçi kadın yatmış olduğu için kendisine karısı hizmet ederdi. Sofrada daha rahat olur diye arkasından redingotunu çıkarırdı. O gün kimleri gördüğünü, hangi köylere gittiğini, yazdığı reçeteleri birer birer anlatır ve kendi kendinden memnun kalan yahniyi bitirir, peynir doğrar, bir elma yer, sürahideki şarabının hepsini içer, sonra gidip yatağına girer, sırt üstü yatar, horlardı. Uzun zaman geceleri paz pazen takke giydiği için şimdi başına sardığı mendil kulaklarından kayıyordu. Bunun içindir ki sabahleyin saçları darmadağın yüzüne gözüne dökülürdü. Gece yastığın bağları çözüldüğünden saçlarının arasına beyaz kuş tüyleri karıştığı da olurdu. Daima koca koca çizmeler giyerdi. Topuğun üstüne gelen kısımda ayak bileklerine doğru iki kalın kıvrım bulunur, konçları da sanki birer tahta bacağı geçirilmiş gibi dümdüz dururdu. Charles, köy için böylesinin de pek pekala olduğunu söylerdi. Bu tutumluluğunu annesi de pek beğenirdi. İhtiyar Madame Bovary, Evinde sertçe bir fırtına koptu mu yine eskisi gibi oğlunu görmeye gelirdi. Ama gelinine bir hıncı var gibiydi. Onun gidişini para vaziyetlerine kıyasla aşırı buluyordu. Odun, şeker, mum büyük konaklardaki gibi çarçur ediliyordu. Mutfakta yıkılan kömürse 25 tencere kaynatmaya yeterdi. Gelinin çamaşırlarını dolaplara yerleştirir ve ona eti getirdiği zaman kasabı kolaçan etmeyi öğretirdi. Emma bu dersleri dinler, Madame Bovary de bu hususta cömertlik gösterirdi. Bütün gün dudaklarını hafif hafif büzerek biri kızım, öteki hanım anne der ve ikisi de öfkeden titreyen bir sesle birbirlerine iltifatlar yağdırırlardı. Madame Dubuc'un zamanında yaşlı kadın en çok kendisinin sevildiğini hissederdi. Fakat şimdi Charles'ın Emma'ya sevgisini gördükçe buna artık kendi şefkatinden kaçılıyormuş, haklarına tecavüz ediliyormuş gibi manalar veriyordu. Varını yoğunu kaybetmiş bir adam bir zamanlar kendinin olan evde masanın başına oturanlara camlar ardından nasıl bakarsa o da oğlunun saadetini öyle hüzünlü bir sükutla seyrediyordu. Ona geçmiş günlerin yadigarı diye kendi çektiği ıstırapları, katlandığı fedakarlıkları hatırlatır ve bunları Emma'nın aldırışsızlığıyla karşılaştırarak oğlunun her sevgiyi unutup yalnız ona tapmasının akıl kârı olmadığı neticesine varırdı. Charles ne diyeceğini bilemezdi. Annesini sayar, karısını da son derece severdi. Birinin düşüncesinde, görüşlerinde yanılmadığına ganiydi ama ötekini de kusursuz buluyordu. Madame Bovary köyüne döndükten sonra Charles, annesinden işittiği tenkitlerin en ehemmiyetsizlerinden bir ikisini ondan duyduğu sözlerle çekine çekine tekrara kalkardı. Ama Emma yanıldığını bir kelimeyle ispat edip onu hastalarının yanına savardı. Emma doğruluğuna inandığı bir takım kuramlara uymak için kocasına aşık olmaya çalıştı. Mehtaplı geceler bahçede ezberindeki bütün ateşli şiirleri ona okur veya içini çekerek ağır, hüzünlü şarkılar söylerdi. Fakat kendisini yine önceki gibi sakin bulur, bunların çarsa fazla bir sevda, bir parça heyecan olsun veremediğini görürdü. Böylece bir zaman kalbine ateş vermeye çalışıp bir kıvılcım koparamayınca zaten hissetmediğini anlamaktan olduğu kadar kendilerine alışılmış şekillerde göstermeyen şeylere de inanmaktan aciz olan bu kadın, Charles'ın ihtirasında artık aşırı bir şey kalmadığına kolayca inanıverdi. Kocasının muhabbet hisleri göstermesi artık bir düzene girmişti. Hangi saatler kucaklayıp öpeceği belliydi. Bu da adetler içinde bir adet. Yemeğin yeknesaklığından sonra beklenilen bir soğukluk veya bir tatlı gibi bir şey olmuştu. Efendinin ciğer iltihabından iyileştirdiği bir korucu hanıma bir küçük İtalyan tazısı hediye etmişti. Emma gezmeye çıktığı zaman onu da yanına alırdı. Çünkü artık yalnız kalmak, gözlerinin önünde o hiç değişmeyen bahçeyle tozlu yolun manzarasından kurtulmak için bazen gezmeye çıktığı oluyordu. Ben Bendil'in Akgürgen korusuna kadar duvarın tarlalar tarafındaki ucundan artık içinde kimsenin oturmadığı köşkün yanına kadar giderdi. Kapısının önündeki hendekte otlar arasında yaprakları keskin uzun sazlar vardı. Önce etrafına bir göz gezdirir, geçen gelişinden beri bir şey değişmiş mi diye bakardı. Yüksük otlarını, sarı şey boyları, iri çakılların etrafını çeviren ısırgan kümelerini, her zaman kapalı duran ve paslı demir çubukları çürüyüp parça parça dökülen panjurlarıyla üç pencereyi boylu boyunca kaplayan yosunu, her şeyi yerli yerinde bulurdu. Kırda koşup daireler çizen, sarı kelebeklere havlayan, bir buğday tarlası kenarında gelincikleri ısırarak sivri sıçanlar avlayan tazısı gibi fikri de bir zaman oradan oraya dolaşırdı. Düşünceleri sonra yavaş yavaş bir noktaya takılır, kemine oturmuş şemsiyesiyle otları karıştıran Emma içinden Tanrım ne yaptım da evlendim diye tekrar eder dururdu. Talih başka türlü cilve edip onun karşısına başka bir kısmet çıkaramaz mıydı? O gerçekleşmemiş olaylar, o bambaşka hayat, o tanımadığı erkek acaba nasıl şeyler olurdu? Emma bunları düşünür, bunları göz önüne getirmeye çalışıyordu. Bütün erkekler Charles gibi olmaz ya. Öbür koca önüne çıkamayan o kısmet güzel, sohbeti hoş, kibar, cazibeli bir adam olabilirdi. Rahibeler okulundaki eski arkadaşları şüphesiz öğlelerine varmışlardı. Acaba o kızlar şimdi ne yapıyorlardı? Şehirde sokakların gürültüsü, tiyatroların uğultusu, baloların ışıkları içinde elbette ki gönüle ferahlık veren, hisleri geliştiren bir hayat sürüyorlardı. Oysa kendisinin hayatı, penceresi kuzeye açılan bir tavan arası odası gibi soğuktu. İç sıkıntısı, o sessiz örümcek, karanlıkta gönlünün her tarafına ağını kuruyordu. Ödül dağıtımı günlerini, kazandığı taçları almak için hocaların oturduğu yüksek yere doğru çıktığı günleri hatırlıyordu. Örgülü saçları, beyaz elbisesi, üstü açık kara mandola iskarpinleriyle ne şirin bir hali vardı. Yerine dönerken beyler eğilip onu tebrik ederlerdi. Okulun avlusu o günler arabayla dolar. Bunlar giderken kapılarından çıkan eller ona veda işaretleri gönderir. Elinde keman kutusuyla müzik hocası selam vererek geçerdi. O günler ne kadar ne kadar da uzaktı. Emma Cali'yi yanına çağırır, dizlerinin arasına alır, parmaklarını onun ince uzun tüyleri arasında gezdirerek ''Sen gam tasa nedir bilmezsin, öp bakalım hanımını'' derdi. Sonra ağır ağır bu endamlı hayvanın gamlı yüzüne bakıp içlenir, onun kendisiyle mukayese ederek teselli edilen kederli biriymiş gibi yüksek sesle onunla konuşurdu. Bazen bir rüzgar çıkar, denizden meltemle eser ve bir hamlede bütün Pestekaks yaylasını kaplayıp tarlaların en uzaklarına kadar tuzlu bir serinlik serperdi. Yerde sazlardan bir ıslık kopar, kayın ağaçlarının yaprakları ani bir ürperişle hışırdar, Tepeleri de durmadan sallanarak uğuldar dururdu. Ema atkısına sıkı sıkı bürünür kalkardı. Ağaçlı yolda dallardan süzülüp serilen yeşil ışığın aydınlattığı kısacık yosunlar Ema'nın ayakları altında çıtır çıtır bir ses çıkarırdı. Güneş batar, dalların arasından gözüken gök kızarır. Dümdüz sıralanmış ağaçların hep birbirine benzeyen gövdeleri yaldızlı bir zemin üzerinde beliren bir dizi kara sütunu andırırdı. Emma'nın içine bir korku düşerdi. Cali'yi çağırır, hemen caddeden Tostis'e döner, bir koltuğa yığılır ve bütün akşam bir söz bile söylemezdi. Fakat Eylül'ün sonuna doğru yaşantısında olağanüstü bir şey oldu. Bob Sırda, Marki Dunderville'slere davet olundu. Restorasyon devrinden hazırlık etmiş olan Marki, siyaset alemine dönmeye niyet etmiş, Mebusluğa adaylığını bir an evvel hazırlamaya başlamıştı. Kışın fakir fukaraya odun dağıttırır, seçim dairesi meclisinde vilayete yeni yollar yapılması için ateşli nutuklar söylerdi. Sıcağın en şiddetli günlerinde ağzında bir cerahat kesesi toplanmış ve bundan Charles'ın tam zamanında vurduğu bineşlerle adeta mucize kabilinden kurtulmuştu. Bu ameliyatın ücretini vermek için Tostis'e giden Kahya, Akşam dönünce Markiye, hekimin bahçesinde iri iri kirazlar gördüğünü anlattı. Babya sırtaysa iyi kiraz yetişmezdi. Mösyö'le Marki Bovary'den birkaç çelik istetti. Bunlar için bizzat gidip teşekkür etmeyi kendine borç bildi. Emma'yı gördü. Boyunu posunu, köylü kadınlarınkine hiç de benzemeyen selam vermesini beğendi. O kadar ki genç karı kocayı köşke davet etmenin aşırı bir alçak gönüllülük olmayacağına kanaat getirdi. Hem bu herhalde işine de yarayabilirdi. Bir çarşamba günü saat 3'te Monsieur ve Madame Bovary arabalarına binip Vapya Sırt yolunu tuttular. Arabanın arkasına bir koca sandık bağlanmış, çamurluğun önüne de bir şapka kutusu yerleştirilmişti. Bundan başka Charles'ın dizleri, dizleri arasında da bir kutu vardı. Şatoya sular kararırken Bahçede yol göstermek için fenerler yakıldığı saatte vardılar. Yeni zaman işi olan İtalyan tarzındaki şato, çıkıntılı iki kanadı ve üç taş merdiveniyle üzerinde birkaç inek otlayan koca biçimenliğin eteğinde öbek öbek uzun ağaç kümeleri arasına yayılmıştı. Kumlu, kıvrılan yolun üzerinde de katmerli zakkum, yabani Yasemin ve kar topu fidanları irili ufaklı yeşil kubbeler meydana getiriyordu. Bir köprü altından bir ırmak geçiyordu. Hafif meyilli, üstleri korularla kaplı iki küçük tepenin çevrelediği çayıra serpilmiş, saman örtülü binalar akşam karanlığında hayal meyal seziliyordu. Arka tarafta sık ağaçlıklar arasında karşı karşıya sıralanmış arabalıklarla ahırlar vardı ki bunlar yıkılan eski şatodan kalmıştı. Charles'ın arabası orta merdivenin önünde durdu. Hemen uşaklar çıktı. Marki de geldi. Hekimin karısını koluna aldı ve hep birden avluya girdiler. Burası mermer döşeli, gayet yüksek bir yerdi. Ayak patırtıları, konuşulan sözler orada bir kilisedeymiş gibi akisler uyandırırdı. Tam karşıda düz bir merdiven vardı. Sol tarafta bahçeye bakan bir koridordan geçilip gidilen bilardo salonunda fil dişi yuvarlakların birbirine çarpıp çıkardığı ses Ta kapıdan duyuluyordu. Emma salona girmek için o koridordan geçerken masanın etrafında yüzleri vekarlı, gerdanları yüksek yakalar üstüne oturtulmuş, hepsi de rütbeli nişanlı istekaları dürterken sessiz sessiz gülümseyen adamlar gördü. Duvarın koyu tahta kaplaması üzerine asılmış yaldızlı büyük çerçevelerin altlarında siyah harflerle yazılmış isimler vardı. Emma bunlardan birini okudu. Jean Anton Danderville de Verbinville, 5. ve Fresnaya Baronu. yapar onu. 22.587'de Cotris Çenginde ölmüştür. Birini daha okudu. Jean Anton Henry Guy Danderville de La Vaubiers, Fransa amirali ve San Michel Nişanı şövalyesi. 29 Mayıs 1692'de Hawksand Vast Savaşı'nda yaralanıp 23 Ocak 1693'te Babiye Sırt'ta ölmüştür. Sonrakiler pek iyi seçilemiyordu. Çünkü Bilardo'nun yeşil çuvası üzerine indirilmiş lambaların ışığı geniş odayı dalga dalga saran gölgeyi giderememişti. Işık, ufki levhaları kaplayan karanlığı biraz hafifletiyor, parçalanıyor, ancak cilanın çatlaklarına değince ince hatlar teşkil edebiliyordu. Ve bütün o yaldızlı, siyah çerçevelerdeki resimlerin yalnız açık renk boya vurulmuş kısımları, mesela insana bakan bir çift göz, kırmızı elbiselerin pudra dökülmüş omzu üzerine yayılan perukalar veya etli, yuvarlak bir baldırın yukarısında bir diz bağ tokası görülüyordu. Marki kapıyı açtı. Konağın hanımefendisi ayağa kalkıp Emma'yı karşıladı. İki kişilik bir kanepeye yanına oturttu ve sanki çoktan ahbabıymış gibi onunla dostça konuşmaya başladı. Kırk sularında omuzları güzel, burnu kemerli, ağır ağır, düzenli bir sesle konuşan bir kadındı. O akşam başına sadece bir dantel örtü örtmüş, bunun ucunu çaprazvari arkasına atmıştı. Yanında uzun arkalıklı bir iskemlede sarışın bir taze oturuyordu. Göğüslerine çiçek takmış beyler şöminenin etrafında hanımlarla konuşuyorlardı. Saat yedide yemeğe çağrıldılar. Erkekler avluya kurulan büyük sofraya, onlardan azlık olan kadınlarsa Marki ve Markiz'le beraber yemek odasında küçük sofraya oturdular. Emma içeri girince kendini sıcak bir havanın sardığını hissetti. Bu, çiçek, iyi cins çamaşır, et ve kuzu mantarı kokularının birbirine karışmasından oluşan bir şeydi. Şamdanlardaki mumlar gümüş yemiş ka kaseleri üzerine alevler uzatıyordu. Donuk bir buğ kaplamış kesme billur kadehlerin pırıltıları birbirine aksediyordu. Sofranın boyunca çiçek demetleri konmuş, geniş kenarlı tabakların içine piskopos başlığı biçimi konmuş peçetelerin iki katı arasına birer beyziği francala yerleştirilmişti. İstakozların kırmızı kırmızı bacakları tabaklardan dışarı çıkıyor, ajurlu sepetlerde iri iri yemişler kat kat yükseliyordu. Bıldırcınların tüyleri üzerindeydi. Dumanları tutuyordu. İpek çoraplı, kısa kilotlu, beyaz boyun bağı, gömleği işlemeli, bir hakim gibi vakarlı Malterdottl, hazır kesilmiş yemekleri misafirlerin omuzları arasında dolaştırıyor ve herkesin beğendiği parçayı kaşığının bir değmesiyle tabağa aktarı veriyordu. Bakır çemberli bir çini sobanın üzerinde çenesine kadar tüllere bürünmüş bir kadın heykeli bu insan dolu salona hareketsiz bakıyordu. Madame Bovary hanımlardan birkaçı eldivenlerini bardaklara sürmediklerine dikkat etti. Sofranın ta üst başında bütün o kadınlar içinde yapayalnız dolu tabağına doğru eğilmiş, bir çocuk gibi peçesini arkadan bağlatmış ağzından salçaları akıda akıda yemek yiyen bir ihtiyar oturuyordu. Gözleri çapak çapak olan bu adam, Marki'nin kayınbabası Due de la Vardie'ydi. Vaktiyle Bodroil'de Marquis Le Conflans'ın şatosunda ava çıktığı zamanlar Comdartes'in en candan ahbabıydı. Monsieur de Cogni'den sonra ve Monsieur de Lauze'den önce kraliçe Marie Antoinette'e aşık olduğu da söylenirdi. Düellolar, bahse girişmeler, kadın kaçırmalarla dolu bir sefaat hayatı sürmüş, servetinin altından girip üstünden çıkmış ve bütün ailesinin gözünü korkutmuştu. Sandalyesinin arkasında bir uşak duruyor ve onun kekeleyerek parmağıyla işaret ettiği yemekleri kulağına eğilip bağırıyordu. Emma o sarkık dudaklı ihtiyara ikide bir gözlerini çevirmekten kendini alamıyor ve ona harikulade, adeta kutsi bir şeymiş gibi bakıyordu. O sarayda yaşamış, kraliçelerin koynuna girmişti. Buzlu şampanya getirdiler. Emma ağzında o soğuğu hissedince bütün tenini bir ürperme kapladı. Ömründe ne nar görmüş ne de ananas yemişti. Toz şekerini bile başka yerlerdekinden daha beyaz buldu. Sonra hanımlar baloya hazırlanmak için odalarına çıktılar. Emma sahneye ilk defa çıkan bir aktrist özeniyle giyinip kuşandı. Saçlarını berberin öğütlerine göre düzeltti. Barej elbisesini karyolaya yayıp öyle başından geçirdi. Charles'ın pantolon, pantolonunu göbeğini sıkıyordu. Dans ederken supiyelerim rahatsız edecek dedi Emma. Dans mı ediyorsun diye sordu. Öyle ya sen deli mi oldun? Herkesi kendine güldürürsün. Otur oturduğun yerde. Sonra zaten dedi. Hekim kısmına yaraşmaz. Charles sustu. Bir aşağı bir yukarı dolaşıyor. Emma'nın hazır olmasını bekliyordu. Onu arkadan, aynada, iki şamdan arasında görüyordu. Kadının kara gözleri daha karalaşmış gibiydi. Kulaklarına doğru hafif hafif kabaran saçları lacivert bir parıltı saçıyordu. Topuzuna iliştirdiği gül, yapraklarının ucundaki yapma su damlalarıyla Oynat bir sap üstünde titriyordu. Açık safran rengi elbisesine yeşil yapraklarla süslü üç gül buketi takmıştı. Charles gelip onu omzundan öptü. Bırak üstümü buruşturacaksın. Bir keman ezgisi ve boru sesleri duyuldu. Emma hemen merdivenden indi. Koşmamak için kendini zor tutuyordu. Kadriller başlamıştı. Davetliler geliyor. Herkes birbirini itiyordu. Emma kapının yanına bir uzun kanepeye ilişti. Kontra bitince ortalık biraz boşaldı. Sonra yine grup grup ayakta konuşan beyler, ellerinde büyük tepsiler gezdiren formalı uşaklarla doldu. Oturan kadınlar sırasında renk renk yelpazeler sallanıyor. Çiçek demetleri yüzlerin gülümsemesini yarı örtüyor. Bilekleri sıkan beyaz eldivenlerin altında, tırnaklarının çekti bile belli olan ellerde altın tıpalı şişeler dolaşıyordu. Dantel süsler, pırlantalı broşlar, madalyonlu bilezikler bluzlarda titriyor göğüslerde parlıyor, çıplak kollarda şıngırdıyordu. diyordu. Önden kâkül kâkül kesilmiş, enseden vurulmuş saçlara, taç biçimi salkım salkım veya dal dal, sevda çiçekleri, yaseminler, nar çiçekleri, başaklar veya peygamber çiçekleri takılmıştı. Uslu uslu yerlerinde oturan anneler, başlarına sarık gibi kırmızı örtüler sarmış, somurta somurta bakıyorlardı. Parmaklarının ucu kavalyesinin elinde sıraya girmiş, dans etmek için yayın ilk vuruşunu beklerken Emma'nın yüreği biraz çarptı. Fakat az sonra heyecanı geçti. Orkestranın ahengine uyup sallanarak öne doğru kayar gibi gidiyor, boynunu hafif sallıyordu. Bazen öbür çalgılar susup da tek başına çalan kemancının bir inceliği oldu mu, Emma'nın dudaklarında bir tebessüm beliriyordu. İçeride kumar masasının üzerine atılan altınların şıkırtısı duyuluyor, sonra bütün çalgılar birden başlıyor, Pistonlu kornenin sesi tiz perdeden yükseliyordu. Ayaklar yine tempoya uyuyor, eteklikler kabarıp birbirine değiyor, dans edenler kah el ele tutuşup kah ayrılıyorlardı. Bir an önce önünüzde eğilen gözler bir an sonra yine gözlerinizin içine bakıyordu. Dans edenler arasına dağılmış veya kapı önlerinde durup konuşan en genci 25, en ihtiyarı 40'ında 15 kadar kişi vardı ki bunların yaş, kıyafet veya çehre farkları ne olursa olsun hepsi aynı ailedenmiş gibi kendilerini kalabalıktan ayıran bir halleri vardı. Elbiseleri herkesinkinden daha iyi dikilmiş, kumaşı herkesinkinden daha yumuşak gibi gözüküyordu. Şakaklarına doğru kıvrılan saçlarına sürdükleri pomatlar bile herkesin kullandığından daha iyi gibiydi. Yüzlerinde zenginliğin rengi hani şu porselenlerin uçukluğu, satenlerin hareleri, güzel eşyanın cilasıyla bir kat daha göze çarpan ve çok lezzetli yemeklerden bile ölçülü yemek sayesinde sağlığın korunduğunu gösteren o beyaz renk vardı. Boyunları alçak yakalar içinde rahat rahat hareket ediyordu. Dudaklarını üzerine iri markalar işlenmiş, tatlı bir koku çıkaran mendillerine siliyorlardı. İhtiyarlamaya yüz tutanlarda bir genç hali, gençlerinde ise bir olgunluk vardı. İlgisiz bakışlarında günü gününe tatmin edilmiş ihtirasların sükûnu görülüyordu. Nazik, yumuşak tavırları arasında, cinsatları idare etmek, aşiftelerle düşüp kalkmak gibi kuvveti işleten ve gurura bir eğlence olan yarı kolay işlerin verdiği o bir nevi sertlikte beliriyordu. Emma'dan üç adım ötede lacivertler giyinmiş bir bey, inciden mücevherlerle süslenmiş Uçup benizli bir tazeyle konuşuyordu. İtalya'dan bahsediyor. Sen Pierre Kilisesi sütunlarının iriliğini, Tivoli'yi, Vesuve'yi, Castellamare'yi, Casinesi, Ceneviz güllerini, Kolezyum'un mehtabını met ediyorlardı. Emma öteki kulayla da anlamadığı kelimelerle dolu bir konuşmayı dinliyordu. Bir hafta önce Miss Arabelle, Romulcus'u mağlup etmiş ve İngiltere'de bir hendek atlayarak 2000 altın kazanmış bir delikanlının etrafını almışlardı. Biri semiren koşu atlarından, bir başkası da atının adını anlaşılmaz bir hale sokan gizgi yanlışlarından yakınıyorlardı. Balonun havası ağırlaşmış, lambalar kararmaya başlamıştı. Bilardo salonuna üşüşüldü. Bir uşak iskemleye çıkıp iki cam kırdı. Bunların gürültüsünü duyunca Madame Bovary başını çevirdi ve pencereye dayanmış bakan köylü suratları gördü. O zaman Bertu'yu hatırladı. Çiftliği, çamurlu havuzu, elma ağaçları altında mintanıyla dolaşan babasını, süt sütanede parmağını daldırıp süt çanaklarının kaymağını aldığı eski hali kendi kendini de görür gibi oldu. Fakat eski hayatının o zamana kadar berrak kalan hatırası şimdi geçirdiği saatin göz alan parıltıları arasında siliniyor ve Emma adeta onu yaşamış olduğundan şüphe ediyordu. Şimdi balodaydı. Balonun dışında ise ancak gölge, başka her şeyi kaplayan bir karanlık vardı. Sol elinde altın suyuna batmış gümüş bir fincan tutuyor, gözleri yarı kapalı, kaşığı dişleri arasında maraskinolu dondurma yiyordu. Yanında bir hanım elinden yelpazesini düşürdü. Bir bey geçiyordu. Hanım, yelpazem şu kanepenin arkasına düştü. Lütfen alır mısınız? dedi. Bey eğildi. Kolunu uzattı. Emma onun şapkası içine genç hanımın muska gibi bükülmüş beyaz bir şey attığını gördü. Bey yelpazeyi alıp saygıyla hanıma uzattı. Kadın bir baş işaretiyle teşekkür edip elindeki çiçek demetini koklamaya başladı. Gece yemeğinde şişe şişe İspanya ve şarapları açıldı. Balık suyuna çorbalar, subyeler içildi. Puding hala Trafalgar, Etrafında dondurulmuş et suyu titreyen tabaklarda türlü türlü sövüşler yenildi. Sonra arabalar birbiri arkasından gitmeye başladılar. Muslim perdenin bir kenarını kaldırıp bakılınca fenerlerin ışığının karanlıkta kayıp gittiği görülüyordu. Kanepelerde sıralarda oturanlar azaldı. Oyun için kalan birkaç kişi daha vardı. Çalgıcılar parmaklarının ucunu dillerine değdire değdire serinletiyorlardı. Charles arkası bir kanepeye dayalı yarı uyumuştu. Sabahın üçünde kotiyon başladı. Emma vals etmeyi bilmezdi. Matmazel Denderwiller'le Mark'ide dahil olduğu halde herkes valse kalkmıştı. Gece şatoda yatacak 12 kadar misafirden başka kimse kalmamıştı. Fakat vals edenlerden biri bir ikinci defa gelip Madame Bovary'i kaldırmak istedi ve ben sizi idare ederim görürsünüz pekala olur dedi. Ağır ağır başlayıp sonra hızlandılar dönüyorlardı. Etraflarında her şey, lambalar, eşya, duvarların tahta kaplamaları, yer, her şey mil üzerine konulmuş bir daire gibi dönüyordu. Kapıların yanından geçerken Emma'nın etekliği kalkıp erkeğin pantolonuna dolanıyor, ikisinin bacakları birbirine karışıyordu. Vicomte'nin gözleri Emma'ya eğiliyor, Emma gözlerini kaldırıp ona bakıyordu. Bütün vücudunu bir uyuşukluk sardı. Durdu. Vicomte onu daha seri bir hareketle sürükleyerek beraberce dehlizin ta öbür ucuna götürdü. Kadın orada heyecanından nefes alamaz bir halde az kalsın düşü verecekti. Başını bir an erkeğin göğsüne dayadı. Sonra yine dönerek fakat bu sefer yavaş yavaş bir komti onu yerine getirdi. Emma ayılır gibi duvara dayandı ve eliyle gözlerini kapadı. Gözlerini tekrar açtığı zaman baktı. Salonun ortasında iskemlede oturan bir hanımın önüne üç erkek bahse davet için diz çökmüşlerdi. Kadın bir konti seçti ve keman yeniden başladı. Hep onlara bakıyorlardı. Kadının vücudu dimdik, çenesi eğik, erkek hep aynı vaziyette. Göğsü gergin, eli belinde, ağzı önde, ikisi de bir geçiyor sonra yine dönüyorlardı. O kadın Emma gibi değil, bahsetmesini biliyordu. Öbür dans edenlerin hepsini yordular. Bir müddet daha sohbet edildi. Sonra geceler, daha doğrusu sabahlar hayrolsun denilip şatonun misafirleri odalarına çekildiler. Charles trabzana asılarak çıkıyor. Sanki bacakları vücuduna girecek gibi olduğunu söylüyordu. Oyun masasının başında beş saat dikilip hiçbir şey anlamadan bir seyretmişti. Ayağından çizmelerini çıkarınca ferahlayıp bir oh dedi. Emma omzuna bir atkı aldı. Pencereyi açıp dayandı. Gece kapkaranlıktı. Yağmur serpiliyordu. Emma göz kapaklarını serinleten nemli havayı derin derin içine çekti. Balonun müziği hala kulaklarında uğulduyordu. Uyumamak, birazdan bırakıp gitmeye mecbur olacağı bu tantanalı hayatın vehmini bir parça daha uzatmak istedi. Ortalık ağırdı. Emma şatonun pencerelerine uzun uzun baktı. O gece gördüklerinden her birinin hangi odada yattığını keşfetmeye çalıştı. Onların nasıl yaşadıklarını bilmek, hayatlarına girmek, o hayata karışmak istiyordu. Fakat soğuktağı içine işlemiş titriyordu. Soyunup yatağa girdi. Büzüldü. Uyuyan çarsa sokuldu. Sabah kahvaltısında hayli adam vardı. Sofrada ancak on dakika kalındı. Likör çıkarılmamasına hekim hayli şaştı. Sonra... Matmazel Dendi Rilver, fıskiyle havuzdaki kuğulara atmak üzere francalı atır artıklarını topladı ve hep bir arada limonluğa gittiler. Burada ağızlarına kadar dolu yılan yuvaları gibi kenarlarından birbirine sarılmış uzun yeşil lifler sarkan, tavana asılmış saksılar altında diken diken tüylü tuhaf bitkiler, kat kat ehranlar meydana getiriyordu. Daha uçta üstü örtülü portakal bahçesinden konağın kahve ocağına, uşakların oturduğu yere geçilirdi. Marki genç kadın eğlensin diye ahırları gezdirmeye götürdü. Sepet biçimi yemliklerin üzerine çini levhalar asılmış, atların adları kara harflerle yazılmıştı. Hayvanlardan her biri yanından damak şaklatarak geçilince yerinde bir asabileşiyordu. Koşumluğun döşeme tahtası bir salon parkesi gibi parlıyordu. Ortada müteharrik iki sütun üzerine araba koşumları yığılmış, gemler, kırbaçlar, özengiler, gem sulukları duvar boyunca dizilmişti. Charles, seyislerin birinden arabasını koşmasını rica etti. Arabayı merdiven başına getirdiler. Paketler yerleştirildi. Bovariler, Marki ile Markis'e saygılarını sunduktan sonra Tostis yolunu tuttular. Emma sessiz sessiz oturmuş, tekerleklerin dönmesini seyrediyordu. Charles kanepenin bir ucuna ilişmiş, Kolları iki yana doğru açık, arabayı sürüyor, küçük beygirde kendine pek geniş gelen oklar arasında tırıs tırıs gidiyordu. Gevşek dizginler sarıya çarpıp ter köpüklerine bulanıyor, arabanın arkasına bağlanmış olan kutuda sürekli küt küt vuruyordu. Tiborville tepelerine henüz varmışlardı ki önlerinden ağızlarında pro sigaraları birkaç atlı gülüşerek geçtiler. Emma onlardan birine bir kom diye benzetti. Arkasına dönüp baktı. Türüs veya dört nala giden, hayvanların birbirine pek uymayan yürüyüşüne göre kimi batan kimi çıkan başların hareketinden başka bir şey göremedi. Bir çeyrek fersah ötede, kopan çeki kayışını iple vermek için durmak lazım geldi. Charles, koşumları son bir defa gözden geçirirken yerde hayvanın bacakları arasında bir şey görüp aldı. Bu, kenarı yeşil ipekli, ortası bir konak arabası gibi armalı bir tabakaydı. İçinde iki pro sigarası da var dedi. Akşam yemeğinden sonra içerim. Emma sen tütün içer misin diye sordu. Ara sıra bir fırsat düşerse. Charles tabakayı cebine koyup hayvanı kamçıladı. Eve geldikleri zaman akşam yemeği daha hazır değildi. Madam öfkelendi. Nastasi terbiyesizce karşılık verdi. Emma çıkın dışarı dedi. Siz haddinizi bilmiyorsunuz. Sizi kovuyorum. Yemekte soğanlı çorbayla kuzu kulaklı dana eti vardı. Charles keyifle ellerini uyuşturarak ''İnsanın evi başka şey'' dedi. ''Bir yere benzemez.'' Nastasi'nin ağlaması duyuluyordu. Charles o kızcağızı biraz severdi. Vaktiyle karısı ölüp de yalnız onun evin içinde kolları böğründe kaldığı zaman ona Nastasi can yolda suyu etmişti. O şehirde ilk tanıdığı ilk müşterisi o kız olmuştu. Nihayet sen onu gerçekten mi kovdun diye sordu. Elbette kim karışırmış ki? Sonra odaları hazırlanırken oturup mutfakta ısındılar. Charles sigarasını içmeye başladı. Dudaklarını uzatarak, dakikada bir tükürerek, her nefeste bir kere geri çekilerek içiyordu. Emma hafifseyen bir tavırla ''Rahatsız olacaksın'' dedi. Charles sigarasını bıraktı. Koşup tulumbadan bir bardak soğuk su içti. Emma tabakayı alıp hemen dolabın ta dibine atıverdi. Ertesi gün bir türlü bitmek bilmedi. Emma bahçesinde dolaştı. Aynı yollardan gidip gidip geliyor. Çiçek tarlarının, çardağın, alçı papaz heykelinin önünde duruyor. Pek iyi bildiği bu eski şeylere hayretle bakıyordu. Balo ona ne kadar uzak bir zamanda gibi gözüküyordu. Evvelki günün sabahıyla bugünün akşamını kim birbirinden bu kadar ayırmıştı? Hani fırtına bazen dağlarda bir gece içinde büyük yarıklar açıverir. Valpiesr'da wow, gitmek de Emma'nın hayatında öyle bir delik açmıştı ki. Ama yine de katlandı. Güzel elbisesini, hatta saten iskarpinlerini sanki dindarca bir saygıyla konsoluna kaldırdı. İskarpinlerin denceleri kayan parkenin mumuyla sararmıştı. Emma'nın gönlü de onlar gibiydi. Zenginliğe sürtünmüş olmak onda da silinmez bir iz bırakmıştı. Böylece o balonun hatırası Emma için bir meşgale oldu. Her çarşamba sabahleyin uyanınca ah derdi. Bugün sekiz gün oldu, on beş gün oldu, üç hafta oldu balodaydım. Sonra yavaş yavaş hafızasına çehreler birbirine karıştı. Dansların havasını unuttu. Uşakların elbiselerini, salonları, odaları iyice göz önüne getiremez oldu. Bazı noktalar böyle silinip gitti. Fakat hasret gönlünde yer etti. Çok vakit. Charles bir işe gitti mi? Emma da kat kat çamaşır altına sakladığı yeşil ipek tabakayı dolaptan çıkarırdı. Açar bakar, mine çiçeği ve tütün kokusu silmiş astarı kokladığı bile olurdu. Acaba kimin tabakasıydı? Bir komptanın olacak. Belki de sevdiği kadının bir hediyesidir. Herkesten gizli, mini mini bir pelasenk gergefte işlenmiştir. Düşünceli düşünceli çalışan kadıncağız buna kim bilir kaç saat göz nuru dökmüş, büklüm büklüm yumuşak saçlarını değdirmiştir. Kaneviçenin deliklerinden bir aşk esintisi geçmiş, her batırılan iğne bu kumaşa ya bir ümit ya bir hatırayı iliştirmişti. Birbirine dolanmış bu ibrişimler hep aynı sessiz ve ateşli aşkın sürüp gitmesi değil miydi? Sonra bir sabah Vicomte gelmiş, tabakayı almış götürmüştü. O geniş süveli şömineler üzerinde çiçek saksılarıyla pompa saatler arasında dururken acaba neler konuşulmuştu? Emma Dostis'te, Viconti ise şimdi Paris'te. Yani orada. Paris kim bilir nasıl bir yerdir. Adı bile insana ne sonsuz hayaller veriyor. Emma kulaklarında bir katedral çanı gibi uğulduyan pomata çanaklarının üzerindeki yazıya varıncaya kadar her yerde gördüğü o ışıldayan adı kendi kendine yavaşça tekrar etmekten bir haz duyardı. Gece vakti balıkçılar yük arabalarına binmiş Marjolen şarkısını söyleyerek evin önünden geçerken Emma uyanır. Demirli tekerleklerin gürültüsünü şehirden çıkıp da toprak yollarda boğuklaşıncaya kadar dinlerdi. Yarın oraya varacaklar derdi. Hayalinden onların ardı sıra gider, çıkıp inerek bayırlar aşar, yıldızlar altında kırlardan geçerdi. Belirsiz bir uzaklıktan daima ne olduğunu bilinmedik bir yere gelir, kadının hülyası bundan öte geçemezdi. Bir Paris planı aldı, bunun üzerinde parmağını gezdirerek başkente uzun uzun dolaştığı olurdu. Caddelerden çıkar, her köşede, sokakların çizgileri arasında, evleri gösteren dört köşe beyaz lekeler önünde dururdu. Nihayet yorulan gözlerini yumar, karanlıklarda sokak fenerlerinin vurkulduğunu tiyatroların direkli avluları önünde yayılan arabaların basamaklarını görürdü. Kadınlara mahsus Korbella gazetesiyle Silfte Salansa abone oldu. Piyeslerin ilk temsili, koşular, müsamereler, balolar hakkında yazılanları bir kelime atlamadan okur, sahneye yeni çıkan bir kadın artistle yeni açılan mağazalarla alakadar olurdu. Son modayı, iyi terzilerin adresini, operaya, bu adör blona ne gün gidileceğini bilirdi. Eugene Su'nun romanlarından salon salonların nasıl döşendiğini öğrendi. Balzac'ın, George Sand'in eserlerini okuyup şahsi arzularını, heveslerini hiç olmazsa hayalen tatmine çalıştı. Kitabını sofrada bile elinden bırakmaz, Charles konuşarak yemek yerken Emma bir romanın sayfalarını çevirirdi. Her okuduğunda Vicomte'a tırlatan bir şey olur, romanlardaki şahısları bir yönden ona benzetirdi. Fakat merkezini Vicomte'nin oluşturduğu daire gitgide genişledi ve taşıdığı hale onun çehresinden ayrılıp daha uzaklara yayıldı. Kadının birçok başka hülyalarına ışık verdi. Paris, okyanustan da büyük, ondan da geniş bir şey olmuş, altın ve gümüş yaldızlı bir havaya bürünmüş, Emma'nın gözleri önünde pırıl pırıl yanıyordu. Ama o hayhuy içinde kaynayan kalabalık hayat yine de kısım kısım ayrılmış, birbirinden ayrı tablolara bölünmüştü. Bunlardan yalnız ikisi üçü Emma'nın gözleri önünde canlanıyor, Ötekilerin hepsini gizliyor ve bütün insanlığı yalnız onlar temsil ediyordu. Sefirler aleminde herkes duvarları ayna kaplı, döşeme tahtası cilalı salonlarda, kadife örtüleri sırma saçaklı oval masalar etrafında yaşıyordu. Orada etekleri yerlerde sürünen elbiseler, büyük büyük sırlar, tebessümler altında gizlenen heyecanlar, tasalar vardı. Sonra düşesler çevresi geliyordu. Orada benizler uçuktu. Saat dörtten evvel uyanılmazdı. Hepsi de birer biçare melek olan kadınların eteklikleri altından İngiliz dantelleri gözükürdü. Hallerine bakılırsa sade hava ve heveslerine tabi sanılmakla beraber hepsinin de takdir edilmemiş bir kabiliyeti. Meziyetleri bulunan erkekler her eğlencede atlarını çatlatır, yaz mevsimini gidip badende geçirir, kırkına doğru uslanır, bu zengin kızı bulup evlenirlerdi. Gece yarısından sonra yemek yenen lokantaların özel odalarında, şamdanlar altında yazarlarla aktrislerden oluşan alacalı bir kalabalık keyfeder dururdu. Bunlar birer kral gibi cömertti. Gayet yüksek ihtirasları vardı. Coşup çeşit çeşit garip hülyalara kapılırlardı. Bunların hayatı ötekilerden üstün, yerle gök arasında, fırtınalar içinde geçen ulvi bir şeydi. Dünyanın bu hayata karışmayan bölümüne gelince o, Eman'ın nazarında kaybolmuştu. Belirli bir yeri, hatta varlığı yoktu. Zaten eşya kendine ne kadar yakın olursa, düşüncesi onlardan o kadar uzaklaşırdı ki. Asıl etrafını çeviren şeyler, iç sıkan köy, budala budala orta halli insanlar, bütün bu bayağı hayat, Eman'ın nazarında, içine kendisini de nasılsa düştüğü ayrı bir alemdi. Onun dışındaysa, gözün alabildiğine uzayan bir mutluluklar ve sevgiler diyarı vardı. İçindeki arzuya kapılıp, zinet ve ihtişamın verdiği maddi zevkle gönül neşelerini, itiyatlardaki zarafetle his inceliklerini birbirine karıştırıyordu. Hint bitkileri gibi aşk içinde hazırlanmış bir toprak özel bir ısı gerekli değil miydi? Ay ışığında iç çekmeleri, uzun uzun kucaklaşıp öpüşmeleri, bırakılı veren ellere akan gözyaşlarını, vücudu kavrayan ateşleri, şefkatin verdiği rehavetleri, İçlerinde özgür bir yaşam sürülen büyük şatoların balkonundan, perdeleri ipek, halısına ayak gömülen salonlardan, içi dolu çiçekliklerden, yüksek kerevetler üzerine kurulmuş karyolalardan, elmas pırıltılarından, kordonlu formalar giymiş uçaklardan ayırmaya imkan yoktu. Her sabah gelip kısrağı tımar eden posta seyisi koridordan iri iri çarıklarıyla geçerdi. Mintanı delik deşik, kalçınları içinde ayakları çıplaktı. Emma Kısa pantolonlu uşak diye işte bu adamla yetinmeye zorunluydu. Herif bir kere iş bitti mi bütün gün bir daha eve uğramazdı. Çünkü Charles akşam dönünce hayvanı ahıra kendi götürür, eğeri çözüp yuları takardı. Hizmetçi kız da bir demet saman getirir, bunu elinden geldiği kadar yemliğe koyardı. Tostis'ten iki gözü iki çeşme ayrılmış olan Nastasi'nin yerine Emma, 14 yaşında tatlı yüzlü bir öksüz kız tutmuştu. Ona pamuklu otoz giymeyi menetti. Bir söz söylerken üçüncü şahısla hitap etmeyi, su getirirken bardağın altına tabak koymayı, içeri girmeden kapıyı vurmayı, ütü ütülemeyi, kolalamayı, kendi giyinirken hizmet etmeyi öğretti. Onu kendine bir oda hizmetçisi yapmak istedi. Yeni hizmetçi kovulmamak için homurdanmadan itaat ederdi. Hanım büfenin anahtarını ekseriye üzerinde bıraktığından Felicite her akşam bir miktar şeker çıkarır, Yatağında duasını ettikten sonra kendi kendine yerdi. Öğleden sonra bazen gidip karşıdaki posta seyisleriyle konuşurdu. Hanım da yukarı katta dairesinde otururdu. Arkasına tamamıyla açık bir öpte şambur giyer, bunun altından bu bluzun şal yakası arasından üç altın düğmeli, kırmalı gömleği görünürdü. Beline iri püskülü bir kuşak sarardı. Nar rengi küçük terliklerinin tam ayak bileği yerinde etrafa yayılan kurdele bir püskül vardı mektup yazılacak kimsesi olmadığı halde bir sünger kağıdı, bir kalem, kağıt, zarf almıştı. Etajerin tozunu siler, aynaya bakar, eline bir kitap alır, sonra satırlar arasında bir hülyaya dalıp dizine bırakıverirdi. Seyahate çıkmak veya tekrar rahibeler okuluna dönmek isterdi. Hem ölsem hem de Paris'te yaşasam diye dua ederdi. Charles yağmur demez, kar demez, kestirme yollardan hayvanını sürerdi. Çiftlikler sofrasında omletle karnını doyurur, kolunu nemli yataklara sokar, hacamatla akan ılık kanın yüzüne sıçramasına ses çıkarmaz, göğüs hırıltılarını dinler, lehenlere bakar, bir hayli kirli çamaşır ellerdi. Fakat her akşam kendini karşılayan alazlı bir ateş, hazır bir sofra, yumuşak koltuklar ve zarif giyinmiş, dilber, taze bir koku yayan karısını bulurdu. Bu kokunun nereden geldiğini bilmez, hatta acaba gömleğe derisinden mi geçiyor diye düşünürdü. Emma'da da Charles'ın ağzını kulaklarına vardıran bin bir incelik vardı. Şamdanlara kendi icadı kağıt çanaklıklar vermesi, elbisesinin bir volanını değiştirmesi, gayet basit bir ineğe pöhpöhlü bir at vermesi kafi gelirdi. Hizmetçi kız o yemeği iyi pişirememişse bile Charles son lokmasına kadar keyifle götürürdü. Emma de hanımların saat kösteklerini, cicili bicili şeyler takmalarını gördü. Onlardan kendi de aldı. Şöminenin üzerine koymak için iki tane mavi cam saksı, bir müddet sonra da yüksüğü altın suyuna batmış bir dikiş takımı istedi. Charles bu zarafetleri anlamadığı nispette onların cazibesine kapılıyordu. Onlar hayatın zevkini, ocağının tadını arttırıyordu. Sanki ömrü küçük bir patika, bunlar da onun üzerine kum gibi serpilmiş altın tozuydu. Sıhhati yerinde yüzü çeyrü tazeydi. Kendini etrafa iyice tanıtmıştı. Kibirli olmadığından köylüler onun için çıldırırlardı. Çocukları okşar, meyhaneye ayak basmaz ve zaten ahlakıyla herkese güven verirdi. En çok nezle ve göğüs hastalıkları tedavisinde başarı gösterirdi. Hastalarını öldürmekten pek korktuğu için Charles ancak teskin edici ilaçlar verirdi. Bazen de kusturucu bir ilaç yazar, Ayaklarınızı suya koyun der veya sülük tavsiye ederdi. Doğrusu cerrahlıktan da çekinmezdi. Hastalarını beygirden kan alır gibi bol bol hacamat ederdi. Diş çekmek hususunda bir cehennem zebanisi bileği vardı. Nihayet fennin ilerlemelerinden haberdar olmak için La Roche Medical'e abone oldu. Akşam yemeğinden sonra onu biraz okur fakat odanın sıcaklığıyla hazım rehaveti bir araya gelir, beş dakika geçmeden verirdi. Çenesi iki eline dayalı, saçları bir yele gibi lambanın ayağına yayılmış, orada öylece kalırdı. Emma ona bakıp omuzlarını silkerdi. Bari kocası şu az söyler, geceleri kitaplar içinde çalışır, altmışa gelip romatizmalar çağına girince biçimi bozuk siyah setrelerini bir sıra nişan sıralayan adamlardan olsaydı. Bavari adını kendisinin de taşıdığı o adın meşhur olmasını, kitapçı dükkanlarına yayılıp gazetelerde tekrar edilmesini, bütün Fransa'da tanınmasını isterdi. Ama Charles'ın öyle yukarılarda gözü yoktu ki. Geçenlerde beraber konsültasyona gittiği Yuvetulu bir hekim, hastanın yanında soysop toplanmış olduğu bir zamanda ona adeta hakaret etmişti. Charles Akşam bu vakayı anlatınca Emma o hekime hayli içerleyip ağır sözler söyledi. Charles müteessir oldu. Gözleri yaşarıp karısını alnından öptü. Fakat Emma utancından yerlere geçiyor. Charles'ı döveceği geliyordu. Sofaya çıkıp pencereyi açtı. Sükun bulmak için serin havayı derin derin içine çekti. Dudaklarını ısırarak içinden ne zavallı adam, ne zavallı adam diyordu. Zaten ona gitgide sinirleniyordu. Fars yaşlandıkça tavrı hareketleri de adileşiyordu. Yemek yendikten sonra boş şişelerin tıpalarını kesiyor, diliyle dişlerini temizliyor, çorba içerken her yudumda gurk gurk diye sesler çıkarıyordu. Artık semizlenmeye başladığından zaten küçük olan gözleri elmacıkların şişkinliğiyle şakaklara doğru çekilir gibi bir hal almıştı. Emma bazen onun fanilalarının kırmızı kenarını yeleğinin içine sokar, kravatını düzeltir, Giymeye kalktığı soluk eldivenleri bir kenara atardı. Bunları Charles kendi için sanırdı ama hiç de öyle değildi. Emma sırf kendini düşündüğü için, sinirine dokunduğu için yapardı. Bazen de ona okuduğu şeylerden bahseder. Örneğin bir romanın, yeni bir birinin bir parçasını veya yüksek sosyeteye dair gazetede gördüğü bir hikayeyi anlatırdı. Çünkü Charles ne de olsa bir insan. Daima dinlemeye, onaylamaya hazır bir muhataptı. İçindekileri tazı köpeğine de anlattığı olurdu. Öyle zaman olurdu ki ocağa attığı kütüklere asma saatin rakkasına bile dert yanası gelirdi. Ama ta gönlünün içinden beklediği bir şey vardı. Darda kalmış gemiciler gibi gözlerini hayatının yalnızlığı üzerinde ümitsizce gezdirir, uzaklarda ufkun sisleri arasından çıkıverecek beyaz bir yelkenli araştırırdı. Bu hangi rastlantının belirtisi olacak? Onu kendine kadar hangi rüzgar getirecek? Onunla hangi kıyılara gidecek? Bu bir şalupa mı yoksa üç güverteli bir gemi mi olacaktı? Acaba bin çeşit tasayla mı yoksa lombarılarına kadar mutlulukla mı doludur? Orasını bilmemezdi. Fakat her sabah uyanınca onu o gün için umar, her patırtıyı dinler, yerinden sıçrar, onun gelmemesine şaşardı. Sonra güneş batınca hüznü biraz daha artar. Ah bir yarın olsa derdi. Yaz tekrar geldi. İlk sıcaklar başlayıp da armut ağaçları çiçek açınca nefes darlıkları çekti. Temmuz'un daha başlangıcından başlayarak ekime kaç hafta kaldığını parmaklarıyla saymaya başladı. Marki Dunderweiler babiye sırtta belki yine bir balo verir diye düşünüyordu. Fakat bütün Eylül ayı geçti. Ne bir mektup geldi ne de bir davetçi. O ümidi de kırıldıktan sonra kalbi yine boşalıverdi ve artık sırayla yine aynı günler başladı. Demek ki günler hepsi birbirinden farksız, birbirini izleyip duracak ve bir şey getirmeyecekti. Başkalarının hayatındaysa ne kadar yavan olursa olsun günün birinde bir hadise çıkması ihtimali vardı. Bir maceradan bazen bitmez tükenmez sonuçlar doğar, dekor değişiverir. Halbuki Emma için bir şey, hiçbir şey olacağı yoktu. Tanrı öyle emretmişti. Gelecek dipte kapısı sımsıkı kapılı, karanlık, daracık bir dehlizdi. Müziği bıraktı. Çalgı çalıp da ne olacak? Kim dinleyecek? Arkasında kısa kollu bir kadife elbiseyle bir konser salonunda bir Erhard piyanosu başında oturup fil dişi tuşlar üzerinde parmaklarını hafifçe koşturamayacak, hiçbir zaman etrafında hayranlık fısıltılarının kalbine ferahlık veren bir rüzgar gibi estiğini duymayacak olduktan sonra Çalışıp öğrenmek neye yarar? Resim defterlerini, nakışlarını dolaba kaldırdı. Neye yarar? Dikiş dikmekten sinirleniyor, her şeyi okudum diyordu. Oturup saç maşalarını kızdırır veya yağmurun yağmasını seyrederdi. Pazar günü kilisede akşam çanı çalınırken içine ne kadar hüzün çökerdi. Çanın birer birer vuran çatlak seslerini dikkatli bir şaşkınlıkla dinlerdi. Damda bir kedi ağır ağır yürüyerek güneşin solgun ışıklarıyla sırtını ısıtıp kabartır, rüzgar şehir dışındaki yoldan toz koparıp getirir, bazen uzakta bir köpek olurdu. Bir tarafında da çanın o monoton sesi belirli aralıklarla sürüp gider, sonra köylere dağılıp kaybolurdu. Nihayet halk kiliseden çıkardı. Boyanmış çarıklı kadınlar, yeni mintanlarını giymiş köylüler, onların önlerinde sıçrayan başı açık çocuklar, herkes evlerine dönerlerdi. 5-6 kişi de her hafta aynı adamlar ortalık iyice kararıncaya kadar hanın büyük kapısı önünde buçon oynarlardı. O yıl kış soğuk oldu. Her sabah pencereler buz tutmuş bulunurdu. Onların arasından geçen ışık donuk camlardan süzülür gibi beyazım trak bir renk alır. Bazen bütün gün hiç değişmezdi. Akşamın dördü olur olmaz lambayı yakmak lazım gelirdi. Havanın güzel olduğu günler Emma bahçeye inerdi. Kra, lahanalar üzerinde uzun parlak iplikleri birinden öbürüne uzanan bir sırma işleme gibi parlardı. Kuş sesi duyulmazdı. Yaklaşıldığı zaman üzerinde birçok ayaklı tesbih böceklerinin süründüğü görülen duvarın sivri tepesine bir hasta yılan gibi sığınmış asma, üstü saman örtülü çardak, her şey uykuda gibiydi. Çitin yanında Amerikan çamlarının altında dua kitabını okuyan üç köşe şapkalı papazın sağ ayağı kırılmıştı. Alçısı da dondan pul pul dökülmüş, heykelin suratını cüzamlıya döndürmüştü. Emma sonra yukarı çıkar, kapısını kapatır, kömürleri yayar ve ocağın sıcaklığıyla vücudu gevşeyip üzerine iç sıkıntısının daha bir ağırlığı çöktüğünü hissederdi. Aşağıya inip hizmetçi kızla konuşmayı gönlü isterdi ama buna kibri, utancı mani olurdu. Her gün aynı saatte okulun hocası başında siyah kadife takkesiyle çıkıp evinin kepenklerini açar. Korucu da bluzuna bağlı kılıcıyla geçerdi. Sabah akşam posta atları üçer üçer sokaktan geçirilip gölden su içmeye götürülürdü. Ara sıra bir meyhane kapısının açılırken çalan çıngırağı rüzgar olduğu zaman da berberin dükkanı üzerine tabela diye asılmış küçük bakır leğenlerin çifte çubukları üzerinde gıcırdadığı duyulurdu. O dükkanda süs, zinet namına pencerelerden birine yapıştırılmış bir eski fistan modeliyle bir de saçları sapsarı yarım kadın heykeli vardı. Berber de eğilimini istediği gibi geliştiremediğinden, geleceğinin mahvolduğundan yakınır. Örneğin Rouen gibi bir büyük şehirde, rıhtımda veya tiyatro yanında dükkan açma hülyaları kurup bütün gün belediye dairesiyle kilise arasında tasalı tasalı gezinerek müşteri beklerdi. Madame Bovary gözlerini her kaldırışında onun başında takkesi, arkasında lasting ceketiyle nöbet tutarmış gibi dolaştığını görürdü. Bazen öğleden sonra oturma odasının penceresi önünde siyah favorili, yüzü güneşten kararmış, beyaz dişlerini göstererek tatlı tatlı gülümseyen bir erkek başı belirirdi. Hemen bir vals başlar ve çalgının üzerine kurulmuş ufacık bir salonda boyları parmak kadar oyuncaklar, pembe otozlu hanımlar, Uzun ceket giymiş troll delikanlıları, siyah setreli maymunlar, kısa pantolonlu beyler, koltuklar, kanepeler, konsollar arasında döner, dönerken köşelerinden birine yaldızlı kağıtta birleştirilmiş ayna parçaları onları birkaç misli çoğaltırdı. Adamcağız sağına soluna pencerelere bakarak manivelayı çevirir dururdu. Bazen sınır taşına doğru koyu sarı bir tükrük fırlatır, askısı omzunu yoran çalgıyı dizinden biraz kaldırırdı. Kah Hazin ve ağır, kah neşeli ve akıcı olan havalar, kutunun arabeskli bir bakır kafeste örtülü pembe canfes bir perde altından uğulduyarak dağılırdı. Bunlar başka yerlerde, örneğin tiyatrolarda çalınan besteler, salonlarda söylenen şarkılar, pırıl pırıl avizeler altında dans edilen havalardı ve dünyanın en emaya kadar gelen yankılarıydı. Kafasının içinde bitmez tükenmez zarabandalar uyanır ve aklı, bir halının çiçekleri üzerinde raks eden bir Hint çengisi gibi çalgıya uyup sıçrar, bir hülyadan bir hülyaya, bir hüzünden bir hüzne geçerdi. Adamcağız kasketine atılan 5-10 kuruşu aldıktan sonra çalgısını bir eski mavi yün battaniyeye sarıp omzuna atar, ağır ağır yola düzülürdü. Emma da gözleriyle arkasından onu seyrederdi. Ama asıl yemek saatlerinde zemin katındaki sobası tüten, Kapısı gıcırdayan, duvarları sızan, döşeme taşları nemli küçük odada oturmaya dayanamıyordu. Sanki hayatın bütün acılığı önündeki tabağa dolar ve haşlama etin dumanı burnuna gel geldikçe ruhunun ta derinliklerinden bir takım başka yavan, tatsız kokular yükselirdi. Charles'ın yemek yemesi uzun sürerdi. Emma bir iki fındık geveler veya bıçağıyla muşambaya çizgiler çizerek eğlenirdi. Artık evin işine bakmaz olmuştu. Büyük perhiz günlerinin bir kısmını Tostis'te geçirmeye gelen ihtiyar Madame Bovary bu değişikliğe hayli şaştı. Eskiden pek titiz, pek zarif olan Emma, şimdi gün oluyor, hiç üstüne bakmıyor, kül rengi pamuk çoraplar giyiyor, lamba yerine mum yakıyordu. Zengin olmadıkları için masraftan kaçmak lazım geldiğini, böyle pek mutlu, pek memnun olduğunu, Tostis'ten çok hoşlandığını söylüyor, daha bir takım böylesine sözlerle kaynanasının ağzını kapıyordu. Zaten artık kulağına nasihat masihat gireceği hiç benzemiyordu. Hatta bir gün hizmetçilerin dinine, diyan diyanetine göz kulak olmanın, evin efendisine, hanımına borç olduğunu söylemeye kalkışan Madame Bovary'e öyle öfkeyle ve öyle soğuk bir gülümsemeyle cevap verdi ki kadıncağız bir daha o sözü açayım demedi. Emma geçimsiz, günü gününe uymaz bir kadın oluyordu. Kendi için ayrı yemekler pişirtip elini bile sürmüyor. Bir gün sade süt, ertesi günde 10-12 fincan çay içiyordu. Çok vakit inat edip evden dışarı çıkmaz, sonra nefesine darlık gelir, pencereleri açıp incecik elbiseler giyerdi. Hizmetçi kızı bir hayli azarlayıp hakaret ettikten sonra hediyeler verir veya gidip komşularla çene çalmasına müsaade ederdi. Köylü ana babadan doğup onların nasırlı ellerinin katılığını ruhlarından bir türlü gideremeyen insanların çoğu gibi sert yürekli olmasına, başkalarının halinden öyle kolay kolay anlamamasına rağmen kesesindeki bütün ufaklığı fukaraya attığı olurdu. Şubat'ın sonlarına doğru Roel Baba, iyileşmesinin hatırasını kutlamak için damadına kendi eliyle kocaman güzel bir hindi getirdi ve tostiste üç gün kaldı. Charles hastalarına gittiği için onunla asıl Emma konuştu. Odada tütün içti, Ocağın ızgaralarına tükürdü. Ziraat, dana, inek, kümes ve belediye meclisi sözü etti. O kadar ki o gidince arkasından Emma kapıyı kendini şaşırtan bir memnuniyetle kapadı. Zaten beğenmediği, hafifsediği bir kimse bir şey oldu mu bu hissini gizlemeye çalışmazdı. Bazen garip garip fikirler yürütmeye, herkesin övdüğünü kötüleyip ahlaksızlık sayılan şeyleri övmeye kalkardı. Bunları duydukça kocasının gözleri fal taşı gibi açılırdı. Bu sefalet böyle sürüp gidecek mi? Emma bundan yakasını kurtaramayacak mı? Mutlu yaşayan kadınlardan aşağı kalan nesi vardı ki? Vabye sırta gördüğü nice düşeslerin vücutları kendisininkinden çok daha hantal, davranışları, sohbetleri çok daha bayağıydı. Bunları düşündükçe Tanrı'nın adaletsizliğine karşı bir nefret duyardı. Başını duvarlara dayayıp ağlar, gürültülü yaşantıları, maskeli geceleri, küstahça eğlenceleri bunlar elbette insana benim hiç bilmediğim çılgınca zevkler tattırır diye kıskanırdı. Rengi soluyor, yürek çarpıntıları çekiyordu. Charles, Valeren'i çirip onu kafurulu banyolara soktu. Fakat ne tecrübe edilse onun sinirlerini bir kat daha bozuyordu. Bazı günler çenesi acılır, adeta bir konuşma hastalığına tutulurdu. Bu coşkunluk nöbetlerinden sonraysa. ise Birdenbire bir uyuşukluk başlar, ağzını açmaz, kıpırdamaz olurdu. Böyle zamanlarda kollarına bir şişe dolusu kolonya dökülürse canlanırdı. Durmaksızın tostisten şikayet ettiği için Charles onun hastalığını memleketin havasına, suyuna yordu ve gidip başka bir yere, yere yerleşmeyi ciddi olarak düşündü. Bunun üzerine Emma sirke içip zayıfladı. Ne yapıp yapıp kuru bir öksürük peydah etti ve iştahı büsbütün kesildi. Dört yıl oturduktan sonra tam işlerinin yoluna girdiği bir zamanda Tostis'ten kalkıp gitmek Charles için doğrusu ağır bir şeydi. Ama öyle lazım geliyorsa ne denir? Karısını Rowan'e götürüp eski hocasına gösterdi. Bir sinir hastalığıymış, hava değiştirmek lazımmış. Oraya buraya başvurduktan sonra Charles Neufchatel'e bağlı Yunville Abbey adında oldukça büyük bir kasaba bulunduğunu Oranın Leh mültecilerinden olan hekimin bir hafta önce kaçı verdiğini haber aldı. Nüfusunun ne kadar olduğunu, en yakın meslektaşın yerini, kaçan hekimin yılda ne kazandığını daha birkaç noktayı öğrenmek için oranın eczacısına bir mektup yazdı. Aldığı cevabı beğendi ve Emma'nın sıhhatinde bir iyilik gözükmezse bahara doğru göçmeye karar verdi. Emma yakındaki yolculuğu düşünerek çekmeyi düzelttiği bir gün parmağına bir şey battı. Düğün buketinin teliymiş. Limon çiçekleri tozdan sararmış. Sırma zırhlı saten kurdeleler kenarlarından iplik iplik akmaya başlamıştı. Emma kaldırıp ateşe attı. Buket bir saman parçasından daha çabuk tutuştu. Sonra küllerin üzerinde yavaş yavaş yanıp eriyen kıpkırmızı çalıya benzer bir şey gözüktü. Emma onun yanışını seyretti. Küçük mukavva yemiş taneleri patlıyor, pirinç teller kıvrılıyor, şerit eriyordu. Büzülüp kazılaşmış kağıt yapraklar sobanın tepesi boyunca birer kara kelebek gibi uçuştu. Sonra boruya girip kayboldu. Mart ayında Tostis'ten hareket ettikleri zaman Madame Bovary gebeydi. İkinci kısım bir zamanlar bir kapusen rahipleri manastırı bulunduğu için adına Yonvila Bey denilen büyücek köy, Ruen'den 8 versah uzaklıkta, Ababil yoluyla Bube yolu arasında, Riol ırmağının suladığı vadinin ta bitimindedir. O küçük ırmak, Andela nehrine dökülmeden önce, pazar günü çocukların oltayla tutup eğlendikleri birkaç alabalık bulunan ağzında üç değirmen işletir. Yunville abeye varmak için, Basya'da büyük caddeden ayrılır, Lu tepesine kadar dümdüz giden yolu tutarsanız, Oraya varınca vadi ayaklarınızın altındadır. Irmak vadiyi görünüşleri bambaşka iki bölgeye ayırır. Sol taraf çayır, sağ taraf sürülmüş toprak. Çayır basık tepeciklerin meydana getirdiği tümseyin eteğinde uzayıp arkaya dönünce bir ay diyarı otlaklarıyla birleşir. Doğu tarafındaysa yavaş yavaş yükselen ova gitgide genişler ve artık gözün alabildiğine sarışın başaklı tarlalar görürsünüz. Çimenin kenarından akan su, çayırların rengiyle evleklerin rengi arasında beyaz bir çizgi gibidir. O çevre böylece yere serilmiş, kadife yakası sırma şeritli büyük bir mantoyu andırır. Oraya vardınız mı karşınızda ta ufukta? Arguel ormanının meşeleriyle Sanjon tepelerinin yukarıdan aşağı irili ufaklı çizgiler taşıyan dik dik yarlarını görürsünüz. Bu çizgiler yağmurların bıraktığı izlerdir. Pür rengi dağın üzerinde beliren kiremici lekelerde civarda akan bir yığın çelikli maden sularından ileri gelir. Burası Normandiya ile Picardie ve île de France'ın birleştiği, manzarasında bir özellik olmadığı gibi insanlarının dilinde de bir hususiyet bulunmayan neydiği belirsiz bir bölgedir. Nöfchatel peynirlerinin en kötüleri orada yapılır ekinde hayli pahalıya mal, mal, olur. Çünkü bu kum ve çakıl dolu gevrek toprağı verimli kılmak için bol bol gübre lazımdır. 1835 yılına kadar Yunville'e gitmek için araba yolu yoktu. Fakat o yıllarda Ababil yolunu Emyon yoluna birleştiren ve Rouen'den Flander'e giden arabacıların bazen faydalandıkları bir kasaba yolu yapıldı. Ama Yunville Bey bu yeni çıkışlara rağmen olduğu gibi kaldı. Ahalisi tarımı düzeltmeye çalışacaklarına hala fiyatların düşmesine bakmaz, çayır yetiştirmekte inat ederler. Tembelköy, ovadan ayrılıp kendiliğinden ırmağa doğru büyüyüp gitmiştir. Ta uzaktan görülür, ırmak kenarına uzanmış haliyle su başında öğle uykusuna yatmış bir inek çobanını andırır. Tepenin eteğinde köprüyü geçtikten sonra başlayan, iki tarafına akça kavak fidanları dikilmiş şose, doğru kasabanın ilk evlerine götürür. Her yanı çitlerle çevrilmiş olan bu evler, kimine merdiven, kimine yemiş sırığı dayanmış, kiminin dallarına oltalar ve oraklar asılmış, sık yapraklı ağaçlar altında oraya buraya dağılmış, şaraphane, arabalık, takdirhane gibi binalarla dolu bahçeler ortasındadır. Gözlere kadar geçirilmiş birer kalpağı andıran saman örtülü saçaklar, göbekli camlarının ortası şişe dibi gibi düğümlü basık pencerelerinin üçte ikisini örter. Çaprazvari kara takozlu alçı duvara bazen cılız bir armut ağacı abanır. Zemin katlarının kapısına da eşiğe kadar gelip elma şarabına batırılmış kara ekmek kırıntılarını yiyen civcivlerin içeri girmesine mani olmak için alçak bir tarafından itilince dönen birer tahta perde konulmuştur. İçerlere doğru gittikçe bahçeler darlaşır, evler sıklaşır, kitler kaybolur. Bir pencere altında bir süpürge sapına asılmış bir demet eğrelti otunun sallandığı görülür. Nalbandın ocağı önünden geçilir. Sonra kapısında sokağa işgal eden 2-3 yeni yük arabası bulunan arabacı ustasının dükkanı gelir. Sonra bir parmaklık arasından parmağını ağzına götürmüş, sükuta çağıran bir aşk heykeliyle süslü yuvarlak bir çimenlik arkasından beyaz bir ev görünür. Taş merdivenin iki tarafında dökme demirden birer saksı vardır. Kapıda parıl parıl yanan armalı levhalar asılıdır. Burası noterin evidir ve kasabada bundan güzeli yoktur. Kilise sokağın öbür tarafında 20 adım ötede tam meydana çıkılan yerdedir. Onun etrafını çeviren ve ancak göğse kadar gelen bir duvar içine alınmış Küçük mezarlık o kadar doludur ki, yere düz düz konu vermiş beyaz taşlar birbirine bitişik gibidir. Otlar orada kendiliğinden muntazam dört köşe öbekler meydana getirmiştir. Kilise 10. Charles'ın saltanatının son yıllarında yeniden yapılmıştır. Ahşap kubbe tepesinden çürümeye yüz tutmuş, mavi boyası da yer yer koyulaşıp sararmıştır. Kapının üzerinde erganunların bulunması lazım gelen yerde çarıklarla basıldıkça gıcırdayan bir döner merdivenle çıkılan erkeklere mahsus bir mahfil vardır. Düz renk camlardan giren ışık duvar boyunca dizilmiş ve kimisine üzeri burası falanın yeridir yazılı paspaslar, mıhlanmış sıraları yandan aydınlatır. Daha ötede binanın daraldığı yerde günah çıkarma yerinin karşısında saten fistan giydirilmiş, başına pullu bir tül örtülmüş, elmacık kemiklerine, sandviç adalarının kadın mabudu gibi allık sürülmüş bir Meryem Ana heykeli vardır. Büyük mihrabın üzerinde dört şamdan arasında kutsal aile tablosunun bir kopyasıdır ki bunun da altında İçişleri Bakanı'nın hediyesidir cümlesi yazılıdır. Kilisede görülen bundan ibarettir. Koroya ait yerin çam tahtasından iskemleleri boyasız bırakılmıştır. 20 kadar direk üzerine çatılmış, kiremit örtülü bir damdan ibaret olan sebze hali, Yunvil'in büyük meydanının hemen hemen yarısını kaplamıştır. Parisli bir mimarın planına göre yapılmış belediye dairesi, eczacının evinin yanındaki köşededir. Grek tapınaklarını andırır bir binadır. Zemin katında Ayonya üslubunda 3 sütun, birinci katta tam kemerli divanhane vardır. Bunun üzerindeki kubbeye de bir ayağını özgürlük yasasına basmış, bir ayağını da adalet terazisini tutan bir gule horozu oturtulmuştur. Fakat göze en çok çarpan şey Altın Aslan Oteli'nin yanında Monsieur Homen'in eczanesidir. Hele akşam vakti çifte cereyanlı gaz lambası yanıp da cam ekanı süsleyen kırmızı yeşil kavanozlar iki, o iki renk ışıklarını uzağa yere serdiler mi? Havai şeyini andıran o ışıklar arasında bir bakın. Kollarını masasına dayamış eczacıyı görürsünüz. Ev yukarıdan aşağıya kadar kimi düz, kimi yuvarlak, kimi matbaa işi taklidi harflerle yazılmış. Vişi, selz, berijus suları, kan temizleyici murabba'lar, raspeyl ilacı, Arabistan unları, darcet hapları, regno macunu, sargılar, lapalar, sıhhi çikolata vesaire gibi türlü ilanlarla kaplıdır dükkanın genişliğine büyük tabelada yaldızlı harflerle Home, Eczacı yazılıdır. Dükkanın dibinde tezgahın üzerine mıhlanmış büyük terazilerin arkasında bir camlı kapının üstünde laboratuvar kelimesi okunur. Bu kapının ortasında siyah zemin üzerine yaldızlı harflerle Home adı bir daha yazılmıştır. Yunville'de görülecek başka bir şey yoktur bir kurşun atımı uzunluğunda iki tarafında birkaç dükkan bulunan sokak ki kasabanın biricik sokağı yolu döndünüz mü verir. Onu sağda bırakıp Sanjon tepeleri eteği takip edince çok sürmez mezarlığa varılır. Kolera salgınında mezarlığı büyütmek için duvarlardan biri kısmen yıkılmış, 3 acre toprak daha satın alınmışsa da mezarlar eskisi gibi kapıya bir küme halinde devam ettikleri için bu kısım boş kalmıştır. Asıl işinden başka mezarcılık ve kilise ademiliği eden böylelikle her cenazede iki katlı kazancı olan bekçi boş topraktan istifade edip patates ekmiştir. Ama küçük tarlası yıldan yıla darlaşıyor. Bunun içindir ki memlekette bir salgın olunca bekçi cenaze sıklaştı diye sevinsin mi yoksa mezarlar çoğaldı diye keder mi etsin bilemiyor. Bir gün papaz dayanamadı. Siz ölülerin sırtından geçiniyorsunuz. Lesti bu dua." dedi. Üzüntü veren bu söz onu düşündürdü ve bir süre işine engel oldu. Fakat Lesti bu dua patates ekmeye hala devam ediyor ve ne yapayım? Kendiliğinden yetişiyor." demekten sıkılmıyor. Anlatacağımız hadiselerden beri Yunville'de hiçbir değişiklik olmamıştır kilisenin çan kulesi üzerinde tenekeden üç renkli bayrak dönüp duruyor. Tuhafiyecinin kapısına asılı alaca bezinden iki flama rüzgar estikçe sallanıyor. Eczacının dölütleri birer beyaz kav gibi çamur rengi ispirtonun içinde çürüyor ve otelin büyük kapısı üzerinde yağmur hiyeye solmuş altın aslan, Fino tüyünü andıran kıvırcık gelesini yolculara hala gösteriyor yon bile varacakları akşam o otelin sahibi Dul Madame Lefansua o kadar telaş içindeydi ki tencereleri başında uğraşırken alnından iri ter damlaları akıyordu. Ertesi gün kasabada pazar kurulacaktı. Şimdiden etleri kesip tavukları temizlemek, çorba ve kahve pişirmek lazımdı. Bundan başka her zamanki müşterilerinin, doktorla karısının ve hizmetçinin yemekleri hazır edilecekti. Bilardo başından kahkahalar geliyordu küçük salondaki üç değirmenci içki getirilmesi için bağırıp duruyorlardı. Odun alaz alaz yanıyor, kömür çatır diyor, mutfağın masası üzerine çiğ et parçaları arasına yığılmış tabaklar, üzerinde ıspanak kıyılan kütüğün sarsıntısından boyuna titriyordu. Kümesten de hizmetçinin boğazlamak için tutmaya çalıştığı tavukların bağrışmaları duyuluyordu. Yeşil meşin terlikli, kadife takkeli, sırma püsküllü hafif çiçek bozuğu bir adam sırtını ocağa vermiş ısınıyordu. Yüzünde kendi halinden memnun olmaktan başka hiçbir ifadesi yoktu. Başı ucunda asılı saka kuşu kamış kafesinde ne kadar kaygısızsa bu adam da hayatta o kadar tasasıza benziyordu. İşte Yunvil Abey'in eczacısı. Otelci kadın Artemis diye bağırıyordu. Biraz çalı çırpı topla, sürahileri doldur. Rakı getir, çabuk ol. Beklediğiniz misafirlere yemekte Tatlı diye ne vereceğiz onu bile kestiremedim. Aman tanrım. Bilardo salonundaki göç şirketi adamları yine kıyamet koparıyor. Arabalarını da büyük kapının altına bıraktılar değil mi? Kırlangıç gelince devirip bir yanını kırar. Sen politi çağır da arabalığa çekiversin. İnan olsun Mösyö Home sabahtan beri belki 15 parti oynayıp 8 testi elma şarabı içtiler. Elinde kevgiri onlara uzaktan bakarak bir şey değil çuhayı yırtacaklar dedi. Monsieur Home, ne çıkar, yenisini alırsınız, dedi. Dul kadın haykırır gibi, ne, yani bir bilardo mu alayım? Görüyorsunuz ki bunun tutar yeri kalmamış Madame Le Fonsuie. Size kaç kere söyledim, yine de söyleyeyim. Siz bundan zarar göreceksiniz, hem pek çok. Şimdiki oyuncular köşe deliklerinin dar, istakaların ağır olmasını istiyor. Artık bileye bakan kalmadı, her şey değişti. İnsan zamanına ayak uydurmalı. Telliye baksanıza. Otelci kadının öfkesinden kıpkırmızı kesildi. Eczacı devam etti. Ne derseniz deyin. Onun bilardosu sizinkinden iyi. Birinin aklına gelip de olur ha. Ya Polonya veya Lyon'da evi barkı su altında kalanlar yararına vatani bir bilardo müsabakası tertip edilse. Otelci kadın iri omuzlarını silkerek Monsieur Homme'nin sözünü kesti. Biz öyle çulsuzlardan mı yılarız? Hadi hadi Mösyö Home. Altın aslan sağ kaldıkça müşterisi eksilmez. Bizim sırtımız yere gelmez. Ama bir sabah hem de pek yakında kafe Fronse'yi kapanmış, kepengine de koca bir yafta asılmış görürseniz hiç şaşmayın. Kendi kendine söylenir gibi devam etti. Bilardo'yu değiştirmeliymiş. Çamaşır katlayıp ütülemek için ne kadar işime yarıyor. Hem av vakti onun üstünde altı kişi yatırdığım bile oldu. Hivert miskini de nerede kaldı? Eczacı sordu. Beylerin yemeğini çıkarmak için onu mu bekleyeceksiniz? O beklenilir mi? Mösyö bir neyine yaparız? Görürsünüz saat altıyı çalar çalmaz kapıdan girer. Her işini saat gibi yapmak da eşi emsali yoktur. Daima da küçük salonda yeri hazır olmalı. Kafasını kesseler başka yerde yemez. Her şeye de bir bahane bulur. Öyle elma şarabını beğenmez. Monsieur Leon aksine. Onun yedilere, yedi buçuklara kadar gelmediği olur. Önüne ne verirse bakmadan yer. Ne iyi delikanlı. Bir kere olsun ağzından sert bir söz duymadım. Elbette. Terbiye görmüş bir adamla vergi tahsildarlığı eden bir jandarma emeklisi bir olur mu? Saat altıyı vurdu. Binek kapıdan girdi. Arkasındaki lacivert Redingot Zayıf vücudunun etrafına hiçbir buruşuk oluşturmadan dümdüz düşüyor. Tepeden şeritle bağlanmış kulaklıklı meşin kasketin yarı kalkık güneşliği altında miğfer giye, giye ezilmiş gibi dazlak alnı gözüküyordu. Siyah çuha yeleği, kıl yakalığı, gri pantolonu vardı. Ayaklarına da kış yaz parmakları çıkıntılı olduğundan iki yanı şişkin, pırıl pırıl boyalı çizmeler giyerdi. Çene kemiğinin altından dolaşıp ufacık gözlü, kemerli burunlu, Donuk uzun yüzünü bir tarh çevresi gibi kuşatan sarı sakalının bir kılı bile çizgisinden taşmıyordu. Kağıt oyunlarının hepsinde usta ve iyi bir avcı olan bu adamın inci gibi de yazısı vardı. Evine bir torna almıştı. Vakit geçirmek için peçete halkaları yapar, bir sanatkar kıskançlığı ve bir burjuva cimriliği gösterip bunları dağıtmaz, evini bunlarla doldururdu. Küçük salona doğru yürüdü. Fakat önce oradan üç değirmenciyi çıkarmak lazım geldi. Tabağı, kaşığı, çatalı getirilinceye kadar bine sobanın yanındaki yerinde ağzını bile açmadan durdu. Sonra adeti üzere kapıyı kapatıp kasketini çıkardı. Eczacı otelci kadınla yalnız kalınca şu adamın ağzından hiçbir zaman gönül okşayan bir söz çıkmaz dedi. Otelci kadın cevap verdi. O hep böyledir. Geçen hafta buraya iki yolcu inmişti. Kumaş komisyonculuğu ediyorlarmış. Tatlı dilli, tuhaf, iki delikanlı. Akşam oturup bir yığın hikaye anlattılar. Gülmekten, gözlerimden yaş geldi. İnanmazsınız, Monsieur Binet karagöz balığı gibi ağzını bile açmadı. Eczacı, öyle dedi. Herifte hayal yok, dokunaklı bir söz yok. Hasılı insanı, meclis adamı yapan özelliklerden hiçbiri yok. Otelci kadın, ama dedi, imkanları olduğunu söylüyorlar. Monsieur Home parladı imkanları mı? Onda ne imkan olur? Sonra biraz sakinleşip, belki dedi. Kendi mesleğinde bir değeri vardır, olur ha? Biraz durup ilave etti. Birçok önemli işleri olan bir tüccarın yahut bir hukukçunun, bir tabibin, bir eczacının zihninin pek meşgul olmasını anlarım. Tarih kitaplarında bunun çok örneği vardır. Belki öyle adamlar kafalarının içinde bir şeyler düşünür. Mesela benim kaç defa başımdan geçti. Bir etiketin üzerine yazmak için kalemimi masanın üstünde ararım, ararım. Bir de bakarım ki kulağıma iliştirmişim. Madame Lefanua, o sırada kapıya çıkıp Kırlangıç geliyor mu diye baktı. Ürperi verdi. Karalar giyinmiş bir adam birden bire mutfağa girdi. Akşam şafağının son ışıkları içinde al al yanaklı pehlivan yapılı olduğu fark ediliyordu. Otelci kadın şöminenin üzerine sıra sıra dizilmiş mumları dikilmiş bakır şamdanlardan birini alıp, Buyurun rahip efendi dedi. Bir emriniz mi var? Ne içersiniz? Biraz frenk üzümü şurubu, bir bardak şarap. Papaz gayet nezaketle reddetti. Geçen gün Örnemant manastırında unuttuğu şemsiyesini aramaya gelmişti. Onu akşam evine göndermesini Madame Le rica ettikten sonra kiliseye gitmek üzere çıktı. Angelus da çalıyordu. Ayak sesleri meydandan uzaklaşıp işitilmez olunca eczacı papazın deminki hareketinin büyük bir münasebetsizlik olduğunu söyledi. Onun sunulan bir kadeh içkiyi reddetmesini en çirkin, en pisinden bir ikiyüzlülük sayıyordu. Monsieur Homme'ye bakılırsa papazlar kimseye göstermeden kafayı çekiyor ve yine diğim günlerini getirmeye çalışıyordu. Otelci kadın papazı savunmaya kalktı. Ama o sizin gibi dört tanesini dizi üzerine verir. Geçen yıl bizim samanı boşaltanlara yardım etti. Altı demeti birden kaldırdığı oluyordu. O kadar kuvvetli. Eczacı aferin dedi. Siz de kalkıp kızlarınızı böyle güçlü kuvvetli heriflere gönderin de günahlarını çıkarsın. Ben hükümetin yerinde olsam papazlardan ayda bir kan aldırtırım. Evet madame Lefansu'a her ay şöyle bol bol bir hacamat, inzibat ve ahlak namına. Susun Monsieur Homme. Siz kafirin birisiniz. Ne dininiz var ne imanınız? Eczacı cevap verdi. Neden olmasın? Benim de dinim var. Hem benimki o türlü türlü hokkabazlıklar, maskaralıklar eden heriflerin hepsininkinden ileri. Bilakis ben Tanrı'ya taparım. Bizi vatandaş ve aile babası vazifelerini görelim diye bu dünyaya getiren adı ne olursa olsun bir yüce varlık, bir yaradan bulunduğuna inanırım. Ama kiliseye gidip gümüş tabakları öpmeye bizden iyi iyi içen bir takım soytarıları kesemden beslemeye gereksinme duyamam. Çünkü insan Tanrı'ya saygısını bir ormanda, bir tarlada, hatta eski zaman adamları gibi gök kubbeyi seyretmekle de gösterebilir. Benim Tanrım, Sokrat'ın, Franklin'in, Voltaire'in, Brenyer'ın Tanrısıdır. Ben Savua Papazı'nın amentüsüyle 89 ihtilalinin ölmez prensiplerine taraftarım. Yoksa Bahçesinde elinde bastonuyla dolaşan, dostlarını balinaların karnına yerleştiren, bir feryat koparıp ölen ve üç gün sonra yeniden dirilen bir tanrı kabul edemem. Bunlar aslında manasız. Üstelik fizik kanunlarının hepsine aykırı şeylerdir. Sırası gelmişken söyleyeyim. Papazların öteden beri kendileriyle birlikte halkı da sürükleyip, bulanık suda boğmaya zorladıklarına ve korkunç bir bilgisizlik içinde çürümekte olduklarına bu da bir delildir. Sustu. Gözleri etrafında bir dinleyici kalabalığı arıyordu. Çünkü eczacı galeyana gelip bir an kendini belediye meclisi toplantısında sanmıştı. Ama otelci kadının artık onu dinlediği yoktu. Onun kulağı uzaktan gelen bir gürültüdeydi. Toprağa döven gevşek nal şakırtıları ile karışık bir araba sesi işitiliyordu. Nihayet kırlangıç kapının önünde durdu. Bu... Tente hizasına kadar çıkıp yolcuların etrafı seyretmesine mani olan ve üstlerini başlarını kirleten iki koca tekerleğin taşıdığı sarı bir sandıktı. Dar pencerelerinin küçük camları araba kapalıyken çerçeveleri içinde zıngırdıyordu. Üstlerinde belki 40 yıllık bir toz tabakası vardı ki bunun şurasında burasında kalmış çamur lekelerini artık sağanaklar bile temizleyemiyordu. Arabaya en öndeki tek başına, arkadaki ikisi yan yana giden üç hayvan koşulmuştu. İnişlerde arabanın dibi sarsıla sarsıla yere çarpıyordu. Yunville ahalisinden birkaçı meydana gelmişti. Hep birazdan konuşup haber, izahat istiyor, sepetlerini soruyorlardı. Hivert hangisine cevap vereceğini bilemiyordu. Köyle şehir arasında emanetçiliği o yapardı. Dükkanlara gider, kunduracıya közele, nalbanta demir, hanımına bir fıçı ringa balığı getirir, terziden ısmarlanmış hotozları, berberden kıtık saç alırdı. Dönüşte yol boyunca paketleri bahçelerin çitlerinden atarak dağıtır. Bunun için ikide bir yerinden doğrulur ve hayvanları durmadan avazı çıktığı kadar bağırırdı. Başlarına bir iş gelmiş, geç kalmışlardı. Madame Bovary'nin tazısı kaçmış, tarlalar arasında kaybolmuştu. Tam bir çeyrek saat, belki daha fazla, hayvanı ıslıkla çağırmışlardı. Hatta Hibert her dakika onu gördüğünü sanıp yarım fersah geri dönmüştü. Nihayet yola devam ettiler. Emma ağlamış, kızmış, bu felaketi Charles'tan bilmişti. Onunla beraber arabada bulunan kumaşçı Monsieur Lugue, böyle kaybedilmiş köpeklerin uzun yıllardan sonra efendilerini bulup tanıdıklarını birçok misallerle anlatarak kadına avutmaya çalıştı. Bir tanesi, dedi, İstanbul'dan Paris'e kadar gelmiş, bir tanesi de dört ırmağa yüzerek geçip elli fersahlık yoldan dönmüş. Babamın da bir tüylü finosu vardı. Kayboldu. Tam 12 yıl sonra babam bir akşam ziyafete giderken köpek onu tanıyıp sokakta sırtına atılmasın mı? Arabadan önce Emma atladı. Arkasından da sırayla Felicite. Mösyö bir emzikli kadın indi. Karanlık basar basmaz oturduğu köşede derin bir uykuya dalan Charles'ı zorla uyandırdılar. Mösyö Home karşılamaya çıkıp kim olduğunu bildirdi hanımefendiye ve doktor beye saygılarını sundu. Onların hizmetinde bulunabilmiş olmaktan zevk duyduğunu söyledikten sonra ahbapça bir eda takınıp kendine davete cesaret ettiğini, zaten karısının Yonville'de olmadığını anlattı. Madame Bovary mutfağa girince sobanın başına gitti. İki parmağının ucuyla elbisesini diz kapağı hizasından tuttu, topuklarına kadar kaldırdı ve siyah botinli ayağını kızaran koyun butunun üzerinden aleve doğru uzattı Ateş onu baştan ayağa kadar aydınlatıyor berrak bir ışık halinde elbisesinin dokusuna beyaz telinin düz gözeneklerine hatta arada bir kırpıştırdığı gözlerinin kapaklarına doluyordu Yarı açık kapıdan rüzgar estikçe kadının üzerinden büyük bir kırmızı renk geçiyordu Sobanın öteki tarafında sarı saçlı bir delikanlı Emma'ya sessiz sessiz bakıyordu Noter Gilliam'ın yanında katiplik ettiği bu Yunville'de pek sıkıldığı için Monsieur Lyon de Poire, belki akşam konuşulacak bir yolcu yeni verir ümidiyle yemek vaktini uzatırdı. İşini bitirdiği günler ne yapacağını bilmediğinden tam saatinde gelip çorbadan peynire kadar Monsieur Bine ile baş başa oturmaya çaresiz katlanırdı. Otelci kadın o akşam yemeğe yeni gelenlerle beraber oturmasını teklif edince Monsieur Lyon sevinçle kabul etti büyük salona geçtiler. Madame Lafonsa şatafatlı olsun diye dört kişilik sofrayı oraya kurdurmuştu. Home, Nezle'den korktuğu için takkesini çıkarmamasına müsaade istedi. Sonra yanına oturan Emma'ya dönüp, ''Hanımefendi hiç şüphesiz biraz yorgundur.'' dedi. ''Bizim kırlangıçta insan öyle fena sarsılır ki.'' ''Öyle ama.'' dedi. ''Yolculuk her zaman hoşuma gider. Yer değiştirmeyi pek severim noter katibi içini çekerek mıhlanmış gibi hep bir yerde kalmak dedi. Ne kadar da sıkıcıdır. Charles atıldı. Siz benim gibi hep at sırtında dolaşmaya mecbur olsaydınız. Leon, Madame Bovary'e hitap ederek, ''Bana öyle geliyor ki'' dedi. ''Dünyada bundan tatlı bir şey olamaz. Ama elimizde olursa'' diye ilave etti. Eczacı, ''Zaten'' diyordu. Tababet icrası bizim buralarda öyle pek ağır değildir. Zira yollarımız araba kullanmaya uygun olduğu gibi çiftçilerimizin hali vakti yerindedir. Ücreti esirgemezler. Sıhhi durum açısından bağırsak iltihabı, bronşit, safra hastalıkları vesaire gibi alelade vakalardan başka hasat vakti ara sıra sıtma nöbetleri gözükürse de öyle tehlikeli kayda değer özel bir şey yoktur. Ancak birçok sıraca vakaları vardır ki bunların da sebebi hiç şüphesiz köylerimizdeki evlerin sıhhi koşullar açısından pek acı bir halde olmasıdır. Bir de şunu söyleyeyim ki Monsieur Bovary, hayli batıl itikatlarla mücadeleye mecbur olacaksınız. İlminizin gayretleri karşısına her gün alışıklık, görenek mahzuli bir takım inatlar çıkacak. Çünkü hala hekime veya eczacıya müracaat lazım geldiği yerde dokuz gün tövbelerine, kutsal emanetlere, papaza başvuranlar oluyor. Bununla beraber doğrusu buraların iklimi hiç de fena değildir. Hatta yörede 90'ına ermiş birkaç kişimiz var. Termometre gözlemleri kendim yaptım. Kışın 4'e kadar iniyor. En sıcak mevsimde 25-30 dereceye yükseliyor. Bu Reamur'da azami 24. Başka bir deyişle Fahrenheit'ta yani İngiliz ölçüsünde 54 eder, fazla değil. Gerçekten bizi bir yandan Argoel ormanı kuzey rüzgarlarına, öbür yandan Saint-Jean tepesi batı rüzgarlarına karşı muhafaza eder. Ma mafih bu ısı, ırmağın neşrettiği su buharı ve çayırlarda birçok hayvan bulunması yüzünden malumunuzdur ki o hayvanlar bir hayli amonyak, yani azot, hidrojen ve toprağın türabin nebatisini kendisine çekerek bütün bu tebahhuratı birbirine karıştırıp bir huzme halinde toplayarak ve bir yandan da kendiliğinden hava yeri nesimi de bulunması muhtemel elektriğe karışarak nihayet sıcak memleketlerde olduğu gibi bir takım sıhhate zararlı miyasmoslar hasıl edebilir. Böyle olmakla beraber bu harareti geldiği, daha doğrusu gelmesi icap ettiği taraftan, yani güney tarafından güneydoğu rüzgarları tadil eder ki rüzgarlar Sey nehrinde kendiliklerinden serinleşir ve bize bazen birdenbire Rusya meltemleri gibi estikleri olur. Madame Bovary delikanlıyla konuşmasına devam ederek, ''Bari civarda gezilecek yerler var mı?'' dedi. ''Pek az. Küçük dağın tepesinde, ormanın kenarında otlak denilen bir yer var. Bazen pazar günleri oraya gider, kitabımı açar, güneşin batışını seyrederim.'' ''Bence güneşin batışı kadar hayranlığa değer hiçbir şey yoktur.'' Ama bilhassa deniz kıyısından seyredilmeli. Monsieur Lyon, ah dedi. Ben denize bayılırım. Madame Bovary cevap verdi. Seyretmesi bile ruhu yükseltip insana sonsuz ideal fikirleri ilham eden o sınırsız uzaklık üzerinde zekamız, hislerimiz daha serbestçe açılıyor. Size de öyle gelmiyor mu? Dağ manzaraları da öyledir, dedi. Akrabamdan biri geçen sene İsviçre'de seyahate çıkmıştı. Göllerin şiiri, çağlayanların letafeti, karlı dağların o heybetli birer dev gibi duruşu akla hayale sığmaz diyor. Sellerin ortasında inanılmayacak kadar büyük çam ağaçları, uçurumlar kenarında asılı kulübeler, bulutlar açılınca da ayaklarımızdan bin kadem aşağıda boydan boya vadiler gözükürmüş. Böyle manzaralar herhalde insanı coşturur, ibadete sevk eder. Bir müzisyenden bahsederler, Hayalini daha çok coşturmak için gidip muhteşem bir manzara karşısında piyano çalarmış. Buna hiç hayret etmem. Kadın sordu. Siz müzikle meşgul olur musunuz? Bir şey çalmam ama pek severim. Home tabağına eğilerek delikanlının sözünü kesti. Onun sözüne bakmayın Madame Bovary. Alçak gönüllülüğünden öyle söylüyor. Ne diyorsunuz azizim? Geçen gün odanızda koruyucu meleği bir söyleyişiniz vardı. İnsanı mest ediyordu. Sizi laboratuvarımdan dinledim. Bir aktör gibi tane tane söylüyordunuz. Leon gerçekten eczacının evinde, ikinci katın meydana bakan bir odasında otururdu. Ev sahibinin bu iltifatına kızardı. Fakat Monsieur Homme hekime dönmüştü. Ona Yunbel'in başlıca sakinlerinden bahsediyor. Onların hakkında hikayeler anlatıyor, malumat veriyordu. Noterin servetinin neye bağlı olduğunu kimse bilmiyordu. Bir de Tuveş ailesi vardı ki hayli dert açıyordu. Emma sordu. Hangi müziği tercih edersiniz? Şüphesiz Alman müziğini insanı hülyalara daldırır. Tiyatro İtalyan'ı bilir misiniz? Daha bilmiyorum. Gelecek yıl hukuk tahsilimi bitirmek üzere Paris'e gideceğim. O zaman görürüm. Nezacı ''Şu kaçan yan oda zavallısından bahsederken muhterem zevcinize de anlatmıştım.'' dedi. ''Onun yaptığı delilikler sayesinde Yunville’in en rahat evlerinin birinden istifade edeceksiniz. Evin bir hekim için en büyük iyiliği ağaçlıklı bir yola açılan, kimse görmeden girip çıkmaya müsait bir kapısı bulunmasıdır. Zaten bir ailenin hoşuna gidecek her şey var. Çamaşırlık, kilerli mutfak, oturma odası, yemişkileri her şey.'' Yano da keyfini bilir, masraftan kaçmaz bir adamdı. Bahçenin bir ucunda havuz başına yazın oturup soğuk bira içmek için bir de kameraya yaptırdı. Hanımefendi bahçe işleriyle uğraşmasını severse, Charles, bizim hanım öyle şeylerden hoşlanmaz dedi. Ona kaç kez biraz jimnastik yapması söylenildi, ama odasına kapanıp kitap okumayı tercih ediyor. Dion, ben de öyleyimdir dedi akşam rüzgar pencereye vurur. Lamba yanarken ateşin başına oturup bir kitap açmaktan daha tatlı ne var ki? Emma iri iri kara gözlerini ona dikerek değil mi? dedi. Leon devam ediyordu. İnsan bir şey düşünmez. Saatler akıp geçer. Hiç kımıldamaksızın görür gibi olduğunuz ülkelerde dolaşırsınız. Düşünceniz hayalle sarmaş dolaş olarak ayrıntılar içinde oynar. Yahut serüvenlerin çevresini izler, şahıslara karışır. Onların elbiseleri altında kendi kalbiniz çarpıyor sanırsınız. Emma, çok doğru, çok doğru diyordu. Lyon, bilmem size de hiç oldu mu? Bazen insan bir kitapta kendinin de aklından geçmiş bir fikre, ta derinden hatıra hat, hatıra gelen silinmiş bir hayale rast gelir ki bu en ince hissinizi anlatıyor sanırsınız. Emma, onu ben de hissettim dedi. Bunun içindir ki ben bilhassa şairleri severim şiirin esirden daha kalbe yakın buluyorum. İnsanı daha çok ağlatıyor. Ama, ama dedi, sonunda insanı yoruyor. Şimdi ben bilakis bir solukta okunan hikayeleri, korku veren öyküleri seviyorum. Hayatta çok rast gelinen alelade şahısları, ılımlı duyguları anlatan romanlardan nefret ediyorum. Noter katibi, hakikaten dedi. O eserler kalbe tesir etmediği için bana öyle geliyor ki sanatın asıl amacından ayrılmış oluyorlar hayatın hülyamızı inciten bin bir hale var arasında. Düşüncemizi insanlara, saf sevgilere, mutluluk tablolarına bağlayabilmek ne kadar tatlıdır. Burada hayattan uzak yaşayan benim biricik zevkim, biricik eğlencem bu. Ama insan Yonville'de okunacak çok bir şey bulamaz ki. Emma, burası da şüphesiz tostis gibi, dedi. Bunun için ben daima kirayla kitap veren bir kütüphaneye abone oldum. Bu son sözleri duyan eczacı, hanımefendi kabul etmek lütfunda bulunurlarsa, bütün kütüphanem emirlerine amadedir, dedi. En iyi yazarların eserlerinden meydana gelmiştir. Voltaire, Rousseau, Delille, Walter Scott, Le Coup de ve benzeri. Bundan başka çeşitli günlük yayınlar da vardır ki, bunların arasında Bushy, Forges, Nufşatel, Yun bir bucakları ve civari muhabiri olmakla onur duyduğum gündelik Rouen feneri de vardır. İki buçuk saattir sofradaydılar çünkü hizmetçi Artemis eski çarıklarını taşlar üzerinde avare avare sürükleyerek tabakları birer birer getiriyor, her şeyi unutuyor, hiçbir şeyi akla almıyor. Bilardo salonunun kapısını boyuna yarı açık bırakıp mandalın duvara çarpmasına sebep oluyordu. Leon konuşurken hiç farkına varmadan ayağınımadan Bovary'nin oturduğu iskemlenin çubuklarından birine dayamıştı. Kadının boynunda mavi ipek bir boyun bağı vardı ki bu fitilli bir patiska yakayı dimdik tutuyordu. Emma'nın başıyla yaptığı hareketlere göre yüzünün alt kısmı tatlı bir edayla o yakaya gömülüyor veya hafifçe meydana çıkıyordu. Charles'la eczacı konuşurlarken onlar böylece yan yana birbirini açan sözlerin dönüp dolaşıp ortaklaşa bir yakınlığın değişmez merkezine götürdüğü çeşitli konularda bir sohbete dalmışlardı. Paris'in tiyatroları, roman isimleri, yeni kadriller, bilmedikleri kibarlar alemi, Emma'nın oturmuş olduğu Tostis, şimdi bulundukları Yonville. Yemeğin sonuna kadar her şeyi gözden geçirip her şeyden bahsettiler. Kahve getirildikten sonra Felicite yeni evde odayı hazırlamaya gitti. Az sonra da sofradan kalkıldı. Madame Le Fonsois küllerin başında uyuyakalmıştı. Tavla uşağı da elinde bir fener evlerine götürmek üzere Monsieur Bovary ile hanımını bekliyordu. Kızıl saçları arasına saman çöpleri karışmıştı. Sol bacağından topallıyordu. Öteki eline de papazın şemsiyesini aldı ve yola düzüldüler. Kasaba uykudaydı. Pazar yerinin direkleri yere büyük gölgeler seriyordu. Sanki bir yaz gecesiymiş gibi toprak gıpgırıydı. Fakat hekimin evi otelden ancak 50 adım ötede olduğundan hemen vedalaşıp ayrılmak lazım geldi. Emma kapıdan girer girmez sıvaların soğukluğunun omuzlarını nemli bir havlu gibi kapladığını hissetti. Duvarlar yeniydi, ahşap basamaklar gıcır diyordu. Birinci kattaki odaya perdesiz pencerelerden beyazım trak bir ışık giriyordu. Hayal meyal ağaç tepeleri ve daha ötede yarı ses içine gömülmüş, ay ışığı vurdukça ırmak boyunca bir buhar tabakası yükselen çayır gözüküyordu. Evin ortasında karma karışık konsol çekmeceleri, şişeler, perde demirleri, yıldızlı değnekler, sandalyelere yığılmış çilteler, yere konu vermiş vardı. Eşyayı getiren iki hamal her şeyi gelişi güzel bırakıvermişlerdi. Emma bununla dördüncü defa olarak bilmediği bir yerde yatıyordu. Birincisi rahibeler okuluna girdiği gün, ikincisi Tostis'e vardığı zaman, üçüncüsü Vebiasart'ta, dördüncüsü de bu Bunların her biri de hayatında sanki yeni bir safhanın başlangıcı olmuştu. Emma olayların ayrı yerlerde aynı biçimde olabileceğine inanmıyordu. Madem ki hayatının geçen kısmı fena olmuştu, bundan sonrakinin daha iyi olacağından kuşkusu yoktu. Ertesi sabah uyanınca noter katibini evin önündeki meydanda gördü. Kendisi henüz gecelik elbisesiyleydi. Leon başını kaldırıp selam verdi. Emma selamı çabucak iade edip pencereyi kapadı. Leon o gün akşama kadar saatin altıya gelmesini bekledi. Fakat otele girdiği zaman sofra başında yalnız Monsieur Binet'i gördü. Bir gün önceki yemek onun için mühim bir hadiseydi. O zamana kadar bir hanımla durmaksızın iki saat konuştuğu hiç olmamıştı. Eskiden o kadar iyi söyleyemeyeceği şeyleri nasıl olmuştu da ona hem de öyle bir dille anlatabilmişti. O Genellikle utangaç bir çocuktu ve yarı sıkıngalınlıktan, yarı hislerin saklama isteğinden gelen bir çekingenliği vardı. Yunville'de onun edebi, terbiyesi yerinde bir insan olduğu söylenirdi. Yaşlı kimselerin ileri sürdüğü düşünceleri dinler, politika bahsinden taşkınlık etmezdi. Bir genç için ne güzel şey. Hem bir takım meziyetleri de vardı. Sulu boya resim yapar nota okumasını bilir ve akşam yemeğinden sonra kağıt oynamayacaksa seve seve edebiyat sözü ederdi. Bilgisiyle Monsieur Homme'nin saygısını, sık sık çocukları gezmeye götürmek nezaketini gösterdiği için de Madame Homme'nin sevgisini kazanmıştı. Daima üstleri başları berbat, o pekarsız ve biraz da anaları gibi hantal çocuklara, hizmetçiden başka eczacı çırağı Justin de dadılık ederdi. Justin, Monsieur Homme'nin uzaktan akrabasıydı. Eve acıdıkları için almışlardı. Dükkandaki işinden başka uşaklık da ederdi. Eczacı doğrusu iyi bir komşu olduğunu gösterdi. Madame Bovary'e alışveriş edeceği dükkancılar hakkında bilgi verdi. Kendi elma şarabı aldığı adamı özel olarak çağırdı. Şarabı tadıp iyisini seçti ve fıçının bodrum katına yerleştirilip yerleştirilmediğine baktı. Tereyağının ucuza alınması için çare öğretti zangoçluk ve mezarcılık vazifelerinden başka ev sahiplerinin isteğine göre gündelikle veya götürü olarak Yundil'in başlıca bahçelerine bakan Lesti bu dua ila pazarlık etti. Eczacının bu kadar yakından ve dostça paralanması sadece başkalarına bir hayrı dokunmak ihtiyacından gelmiyordu. Bunların altında kendisinin de bir çıkarı vardı. 19 Ventöş 11 tarihli kanunun diplomasız şahısların hekimlik yapmalarını yasak eden birinci maddesine aykırı hareket etmişti. Bu yüzden bir takım gizli ihbarlar üzerine Rouen'e, krallık savcısının huzuruna çağrılmıştı. O yüksek adliye memuru Monsieur Homme'yi özel odasında, arkasında kalın kürklü cübbesi, başında serpuşuyla ayakta kabul etmişti. Bu sabahleyin mahkeme saatinden önce oluyordu. Koridorda jandarmaların koca çizmeleriyle dolaştıkları daha uzaktan da kilitlenen kapı gürültülerine benzer sesler duyuluyordu. Eczacının kulakları çınlamaya başladı. O kadar ki beynine kan hücum edip ölecek sandı. Kendini rutubetli zindanlara atılmış, çoluğunu çocuğunu gözyaşları içinde perişan, eczaneyi satılmış, şişeleri kavanozları dağıtılmış bir halde görür gibi oldu. Heyecanı geçsin, aklı başına gelsin diye bir kahveye girip bir kadeh romla sel suyu içmek zorunda kaldı. Yavaş yavaş bu ihtarın hatırası zayıflamış, Monsieur Homme yine eskisi gibi dükkanın iç odasında ufak tefek hastalıklara bakmaya başlamıştı. Fakat belediye reisinin ona kini vardı. Meslektaşları da çekemiyorlardı. Her şeyden korkulurdu. Hizmetinde bulunup Monsieur Bovary'i kendine çekmekle onu minnettar etmiş ve sonradan işin farkına varırsa söz etmesini önlemiş olacaktı. Bunun içindir ki her sabah Home ona gazeteyi götürür ve çoğu zaman da öğleden sonra eczaneyi bir süre bırakıp hekimle yarenlik etmeye giderdi. Charles kederliydi. Hasta gelmiyordu. Bir yere oturup saatlerce hiç konuşmadan öyle duruyor, muayene odasına kapanıp uyuyor veya karısının dikişini seyrediyordu. Vakit geçirmek için evinde ırgatlık etti. Hatta boyacıların bıraktığı bir parça boyayla tavan arasının duvarlarını süslemeye kalktı fakat para meseleleri zihnini işgal ediyordu. Tostis'teki tamirat, hanımın elbiseleri ve göç için o kadar masraf olmuştu ki 3000 ekudan fazla tutan Drahoma 2 yılda eriyivermişti. vermişti. Hem Tostis'ten yun bile taşınırken bir sürü eşya hasara uğramış, hatta kaybolmuştu. Arabanın fazla sarsıldığı bir sırada Kenkompoa kaldırımına düşüp tuzla buz olan alçı papazda Caba çok şükür ki karısının gebeliğini düşünmek bu tatlı tasa onu avuttu. Kadının kurtulması yaklaştıkça Charles'ın sevgisi artıyordu. Aralarında yeni bir ilişki belirip vücutlarını yaklaştıracak ve sanki daha girift bir birlik bağı, devamlı bir his peyda olacaktı. Karısının uzaktan tembel tembel gelişini, korsesiz kalçalarının etrafına yumuşacık gevşek etlerin doluşunu seyrettikçe, karşı karşıya oturup ona doyasıya baktıkça Koltuğunda yorgun argın vaziyetler takındığını gördükçe sevincinden çıldırıyordu. Yerinden kalkar, kadına sarılır, elleriyle yüzünü ökşer, annecik der, dans ettirmek ister ve yarı güler yarı ağlar bir edayla o anda aklına gelen türlü türlü tatlı şakacı sözler söylerdi. Baba olacağını düşündükçe haz duyuyordu. Şimdi hiçbir eksiği yoktu. İnsan hayatını boydan boya biliyor ve hayat sofrasına iki kolunu dayayıp gönül ferahlığıyla oturuyordu. Emma önce büyük bir şaşkınlık duydu. Sonra analık denen şeyin ne olduğunu anlamak için kurtulmayı arzu etti. Fakat istediği gibi masraf edip pembe ipek cibinlikli sepet beşik, işlemeli takkeler yaptıramadığı için hüzne kapıldı. Çocuk takımıyla uğraşmaktan vazgeçti. Onu köyün işçi kadınlarından birine ısmarlayıp kendisi bir çöpüne karışmadı. Böylece annelerin şefkatini iştahlandıran o hazırlıklarla gönül eğlendirmedi. Belki de sevgisi bunun için ta başlangıcından bir derece sönükleşti. Fakat Charles her yemekte çocuktan bahsettiği için Emma da onu devamlı bir surette düşünmeye başladı. Oğlan istiyordu. Gürbüz, esmer olacak, adını George koyacak, dünyaya getireceği çocuğun bir erkek olması fikri sanki geçmişteki aczelerinin intikamını aldıracak bir ümitti. Erkek kısmı ne de olsa serbesttir. İhtirasları ve memleketleri dolaşır. Engellerden atlar. En uzak saadetlere dişlerini geçirebilir. Kadınınsa önüne her zaman engeller çıkar. Hem bir külçe gibi hareketsiz hem de kolay eğilip bükülen bir yaratık olan kadının başında vücudunun rehaveti, kanunun emrettiği itaatler gibi düşmanları vardır iradesi şapkasının bir şeritle tutturulmuş tülü ipi her rüzgarın etkisiyle çırpınır. Daima sürükleyen bir arzu ve yine daima engel olan bir ahlak düşüncesi vardır. Bir pazar günü seher vakti saat altıda doğurdu. Charles kız dedi. Emma başını çevirip bayıldı. Çok geçmedi. Madame Homa ile Altın Aslan Oteli sahibi Madame Lofansua koşarak göz aydına geldiler. Eczacı saygılı bir adam olduğundan aralık kapıdan şimdilik birkaç kutlama sözüyle yetindi. Çocuğu görmek istedi ve onu vücutça iyi bulduğunu söyledi. Nekahat günleri sırasında Emma kızına bir isim bulmak için hayli uğraştı. Önce Clara, Luisa, Amanda, Atala gibi sonu İtalyan isimlerine benzeyenleri birer birer düşündü. Gazion hoşuna gitmişti ama Isol veya Lioka diye daha iyi buluyordu. Charles kızına anasının adını koymak istedi ama Emma razı olmuyordu. Takvim baştan aşağı gözden geçirildi. El aleme danışıldı. Eczacı, geçen gün Monsieur Lyon'la konuşuyorduk dedi. Çocuğun adını Medulen koymayışınıza hayret ediyor. Şimdi o isim moda oldu. Fakat Charles'ın annesi kızıp böyle günahkar kadın adının lafına ettirmedi. Monsieur Homen'in ise bir büyük adamı, ünlü bir olayı, ...veya yiğitlik gösterir bir kavramı hatırlatan isimlere sevgisi vardı. Dört çocuğuna da bu usul üzre ad koymuştu. Böylece Napolyon şan ve şerefi, Franklin de hürriyeti temsil ediyordu. Irma belki sadece romantizme bir tavizdi. Ama Atali, Fransız tiyatrosunun en ölmez usta işine karşı bir anmaydı. Çünkü Monsieur in felsefi inançları sanat vadisindeki hayranlıklarına engel olmaz... Ve düşünürlüğü, hassaslığını boğmazdı. Farklar gözetmesini bilir, hayalle taassubu birbirine karıştırmazdı. Örneğin Atalit Ragedyası'ndaki fikirleri kınamakla beraber üsluba hayrandı. Eserin ruhuna lanet ediyorsa da bütün ayrıntıları alkışlar, şahıslara öfkelendiği halde onların nutuklarıyla coşardı. Onun başlıca güzel parçalarını okudukça heyecana kapılır... Fakat papaz alayının o parçalardan kendi melanetleri için faydalandıklarını düşündükçe yüreğini üzüntü kaplardı. Öyle ki ruhunu saran bu birbirine aykırı hisler arasında kararsız hem resine iki eli ile taç giydirmek hem de onunla şöyle bir çeyrek saat tartışmak isterdi. Nihayet Emma, babiye Sırt Şatosu'nda Marki'nin bir tazeyi Bert diye çağırdığını hatırladı. Artık bu ada karar verildi ve Ruol Baba gelmeyeceği için vaftiz babası olması Mösyö Homi'den rica edildi. Hediye olarak müessesesi matahlarının hepsinden birer parça, yani altı kutu hürlap, bir kavanoz dolusu nişasta peltesi, üç hokka hatmi murabbağı, ayrıca da bir dolaptan bulup çıkardığı altı çubuk nöbet şekeri verdi. Ayin gününün akşamı bir ziyafet çekildi. Papaz da gelmişti. Kafalar kızıştı. Likörlere sıra gelince Monsieur Homi iyilerin tanrısını tutturdu. Monsieur Lyon bir benedik havası vaftiz analığı etmiş olan ihtiyarmadan Bovari’de imparatorluk zamanından kalma bir şarkı okudular. Nihayet Bovary baba çocuğun getirilmesini istedi ve onu başından aşağı bir bardak şampanya dökerek vaftiz etti. Böyle mukaddesatın alaya alınması rahip Burniza'yı öfkelendirdi. Bovary Baba Tanrılar Savaşı'ndan bir parça okuyarak karşılık verince papaz gitmeye kalktı. Hanımlar yalvarıyorlardı. Home araya girdi ve papazı yerine oturttular. O da hiçbir şey olmamış gibi yarı bıraktığı kahvesini içmeye başladı. Charles'ın babası Yunville'de bir ay daha kalıp sabahları meydanda çubuğunu içmeye giderken giydiği gümüş şeritli asker külahıyla köy halkının gözlerini kamaştırdı. İçkiye de pek düşkün olduğundan sık sık hizmetçi kızı altın aslana gönderip bir şişe Fransız rakısı aldırtır, oğlunun hesabına yazdırtırdı. Boyun atkıları güzel koksun diye gelininin bütün kolonyalarını harcadı. Emma onunla konuşmaktan hiç de sıkılmıyordu. Herif dünyayı dolaşmıştı. Berlin'den, Viyana'dan, Strasbourg'dan, subaylık zamanından, metreslerinden, bulunduğu ziyafetlerden bahsediyor. Hem nazik, Hoş sohbet gözüküyor hatta bazen merdivende olsun bahçede olsun karış karışmama diyerek kadını belinden yakalıyordu. O zaman ihtiyarmadan Bovary oğlunun saadeti yıkılacak diye kaygılandı ve böyle devam ederse kocasının genç kadının fikirleri üzerinde kötü bir etkisi olmasından korkarak bir an önce köye dönmeye karar verdi. Belki daha ciddi endişeleri vardı. Monsieur Bovary hiçbir şeyden çekinmeyecek adamlardandı. Çocuk doğramacının karısına süt nineye verilmişti. Bir gün Emma onu birdenbire özledi ve kırkı çıkıp çıkmadığını hesaplamadan Rulen'in evine doğru yürümeye başladı. Marangoz köyün ta ucunda, dağın eteğinde, araba yoluyla çayırlar arasında otururdu. Öyle vaktiydi. Pencerelerin tahta kepenkleri kapatılmıştı. Mavi göğün sert ışığı altında parıl parıl yanan arduaz taşlarından damların tepesinde sanki kıvılcımlar çatır diyordu. Ağır bir rüzgar esiyordu. Emma yürürken kendinde bir halsizlik hissediyordu. Kaldırımın çakılları ayaklarını zedeliyordu. Eve mi dönsem yoksa bir yere girip otursam mı diye bir düşündü. Tam o sırada Monsieur Lyon koltuğunun altında bir tomar kağıtla orada bir kapıdan çıktı gelip kadını selamladı ve Lugio'nun dükkanı önünde sokağa doğru ilerleyen tentenin gölgesi altına girdi. Madame Bovary kızını görmek üzere yola çıktığını fakat şimdi bir yorgunluk duyduğunu anlattı. Lyon arzu ederseniz diye söze başladı ama devama cesaret edemedi. Emma bir işiniz var mıydı diye sordu ve katipten aldığı hayır cevabı üzerine kendisine yoldaş olmasını rica etti. Daha o akşam Yunville'de bunu duymayan kalmamıştı. Belediye reisinin karısı Madame Toeş, hizmetçisine Madame Bovary'nin kendini lekelemekte olduğunu söyledi. Süt ninenin evine varmak için sokak geçildikten sonra mezarlığa gidermiş gibi sola sapmak ve basık evlerle bahçeler arasında iki tarafında kurt bağrıyla dolu bir küçük yolu tutmak lazımdı. Kurt bağrılar, yavşan otları, yaban gülleri, ısırganlar Fundalıklardan yükselen böğürtlenler hep çiçek açmıştı. Çitlerin delikleri arasından bakılınca kulübelerin önünde gübrede yuvarlanan bir domuz veya boynuzlarını ağaç gövdelerine sürten bağlı inekler görülüyordu. İkisi yan yana yavaş yavaş yürüyorlar. Emma, Leon'a dayanıyor, Leon da adımlarını kadınınkine uyduruyordu. Önlerinde bir sürü sinek sıcak havada uğulduyarak uçuyordu. Evi önüne gölge salan bir koca ceviz ağacından tanıdılar. Damı kara kiremit örtülü bu basık evin çatı deliğinden aşağı bir soğan hevengi sarkıyordu. Dikenli çite dayanmış çalı demetleri, yere ekili birazcık marul, lavanta çiçeği ve sırıklarında çiçek açmış bezelyenin etrafını çeviriyordu. Pis bir su akıp potların üzerine yayılıyordu. Etrafta ne olduğu pek anlaşılmaz birkaç pırtı, el örtüsü çorap, kırmızı basmadan bir gömlek asılıydı kitin üzerine de Amerikan bezinden bir yatak örtüsü serilmişti. Tahta perde kapısının açıldığını duyunca sütnine kucağında meme emen bir çocukla çıkıp geldi. Bir eliyle de yüzü gözü çıban içinde cılız küçük bir oğlanın elinden tutmuştu. Ruenli bir şapkacının oğlu olan bu çocuğu babasıyla anası ticaretleriyle fazla meşgul oldukları için köye bırakmışlardı. Süt buyurun sizin çocuk içeride uyuyor dedi. Evin zemin katında bulunan biricik onun odanın dibinde duvara dayalı perdesiz geniş bir karyola vardı. Camlarından biri kırıldığı için üzerine yuvarlak bir mavi kağıt yapıştırılmış pencerenin önünde bir hamur teknesi duruyordu. Kapının arkasındaki köşede bulaşık musluğunun taşı altında ağzına tavuk tüyü takılmış zeytinyağı şişesinin yanına parlak çivili pabuçlar dizilmişti. Tozlu şöminenin üzerine çakmak taşları, mum ve kav parçaları arasına bir Matthew Lansberg atılı vermişti. Bu odada bulunan lüzumsuz şeylerin sonuncusu da hiç şüphesiz bir lavantacı ilacın ilanından kesilip altı kundura çivisiyle duvara mıhlanmış boru çalan şöhret sembolü bir kadın resmiydi. Emma'nın çocuğu yerde bir kamış beşikte uyuyordu. Annesi onu yorgana sarıp kucağına aldı ve iki tarafına sallayarak ninni söylemeye başladı. Leon odada dolaşıyordu arkasından nankin kumaşından elbise giymiş o güzel hanımı bu sefalet manzarası içinde görmek ona bir tuhaf geliyordu. Madame Bovary kızardı. Dion gözleriyle bir terbiyesizlik etmiş olmaktan korkarak başını çevirdi. Sonra Emma işlemeli yakasına kusmuş olan çocuğu tekrar yatırdı. Süt nine hemen koştu ve yer etmez belli bile olmaz diyerek yakayı silmeye başladı. Bana daha neler ediyor bir görseniz diyordu. Bütün günüm onu temizleyip kurulamakla geçiyor. Bakkal Muse, lütfen söyleyiveriniz de lazım oldukça bana biraz sabun versin. Sizin için de daha iyi olur. Benim rahatsız etmemden kurtulursunuz. Emma peki, peki dedi. Peki Madame Rule, hoşçakalın. Ayaklarını eşikte silerek dışarı çıktı. Kadıncağız bahçe kapısına kadar beraber gitti. Habire gece kalkmanın ne kadar zahmetli olduğundan bahsediyordu. Bazen öyle takatsiz düşüyorum ki Sandalyenin üzerinde uyuyakalıyorum. Ne olur bana yarım kilo çekilmiş kahve bıraksanız bir ay idare eder, sabahları süt iç, sütle içerim. Madame Bovary sabredip kadının teşekkürlerini de dinledikten sonra yürüdü. Fakat birkaç adım ilerlemişti ki bir takunya sesi duyup başını çevirdi. Yine sütline geliyordu. Ne var? Köylü kadın Emma'yı bir kara ağacın altına çekti ve kocasından bahsetmeye başladı. Kocasının işinden kazandığı, yüzbaşının da yılda verdiği altı frankla. Ema kısa kesin dedi. Süt nene her kelime de içini çekerek. Peki dedi. Sabahları benim yalnız başıma kahve içtiğimi görünce içlenir diye korkuyorum. Bilirsiniz ya erkekler. Ema vereceğiz dedik ya diye tekrar ediyordu. Artık can sıkıyorsunuz. Ah hanımcığım o kadarla kalmaz ki. Yaraları göğsünde fena fena sızılar bıraktı. Elma şarabından zayıflıyorum diyor. Çabuk olun madame Rule İstediğiniz neyse çabuk söyleyin. Sütline yerlere kadar eğilerek söyleyeyim dedi. Bilmem istediğim pek çok mu oldu? Bir kez daha selam verdi. Gönlünüzden ne zaman koparsa gözleri yalvarıyordu. Bir testicik Fransız rakısı gönderiveriniz. Onunla çocuğun ayaklarını ovarım. Dil gibi yumuşacık ayakları var. Emma süt nineden kurtulduktan sonra yine Monsieur Lyon'un koluna girdi. Bir süre hızlı hızlı yürüdü. Sonra yavaşladı ve etrafa gezdirdiği gözleri kadife yakalı bir edingot giymiş olan delikanlının omzuna dikildi. Monsieur Lyon'un kestane rengi, düz ve güzel taranmış saçları omuzlarına doğru iniyordu. Emma onun tırnaklarına da dikkat etti. Yonville'de kimsenin ki o kadar uzun değildi. Tırnaklarına bakmak katibin başlıca işlerinden biriydi. Hatta bunun için yazı tıkımında özel bir makas bulunuyordu. Yun bile ırmak boyundan döndüler. Sıcak mevsimde yamaç daha genişlediği için ırmağa kadar inen birkaç basamak merdivenleri bulunan bahçelerin duvarları ta temellerine kadar görülüyordu. Su sessiz koşar gibi akıyor ve bir serinlik hissi veriyordu. Uzun ince otlar kendilerini iten akıntıya göre eğiliyor ve suyun berraklığı üzerinde bırakılıp yayılmış yeşil bir saçı andırıyorlardı. Bazen kamışların ucuna veya nilüfer yaprakları üzerine incecik ayaklı bir böceğin konup yürümesi görülüyordu. Arka arkaya gelip birbirini çatlatan dalgaların mavi kabarcıklarına güneş doluyor, dalları düşmüş ihtiyar söğütler suya kül rengi gövdelerini yansıtıyorlardı. Ötede bütün civarda çayır sanki bomboştu. O saat çiftliklerde yemek vaktidir. Bunun içindir ki genç kadınla yol arkadaşı yürürken ayaklarının hep bir sesle toprağa çarpmasından, birbirine söyledikleri sözlerden ve Ema'nın vücudu etrafında hıcırdayan elbisesinin sürtünmesinden başka bir şey duymuyorlardı. Sivri tepelerine şişe parçaları dikilmiş bahçe duvarları bir limonluk camikanı gibi sımsıca acıktı. Tuğlaları arasında sarı şey boylar bitmişti. Madame Bovary geçerken açık şemsiyesinin ucuyla dokunup onların kuru çiçeklerinin birkaçını veriyordu. Bazen de duvarlardan sarkan bir hanım eli veya bir fil bahar şemsiyenin saçaklarına takılıp bir süre ipeğin üzerinden sarkıyordu. Yakında Rouen tiyatrosuna geleceği söylenen İspanyol dans topluluğundan bahsettiler. Emma gidecek misiniz diye sordu. İstiyorum ama bilmem mümkün olacak mı? Birbirleriyle başka bir konuşacakları yok muydu? Halbuki gözleri daha bir sohbetle doluydu. Söz kesilmesin diye gelişi güzel cümleler bulmaya çalışıyorlardı. Ama ikisi de kendilerinin tatlı bir gevşekliğin kapladığını hissediyordu. Sanki ruhları arasında derin sürekli bir fısıltı vardı ki bu ağızlardan çıkan fısıltıyı örtüyordu. Yeni duydukları bu tatlılığın şaşkınlığı içinde ikisi de bu histen bahsetmeyi, nedenini araştırmayı hiç düşünmüyorlardı. Gelecek mutluluklar. Sıcak ülkelerin kıyıları gibi kendilerinden önceki genişliğe özlerindeki gevşekliği güzel kokulu bir meltem halinde yayar ve bu sarhoşluk içinde kendinden geçen insan görünmeyen ufku merak etmeyi bile aklından geçirmez. Bir yerde toprak hayvan ayakları altında dövüle dövüle çökmüş, bir çukur meydana gelmişti. Orada çamurun içinde birbirinden uzak taşları atlayarak geçmek lazım geldi. Bazen Emma bir dakika durup ayağını basacak bir yer arıyor ve titreyen taşın üzerinde sendeliyor. Dirsekleri havada, beli eğilmiş, gözü telaşlı, suya düşüvermek korkusuyla gülüyordu. Bahçenin önüne varınca Madame Bovary küçük tahta kapıyı itti. Merdiveni koşarak çıkıp kayboldu. Leon yazıhaneye döndü. Noter orada değildi. Evraka bir göz attı. Sonra bir kalem yonttu. Nihayet şapkasını alıp çıktı. Argoel tepesine, ormanın başlangıcındaki otluğa gitti. Çamlar altında uzandı ve parmakları arasından göğe baktı. Kendi kendine, ne kadar sıkılıyorum, ah ne kadar sıkılıyorum, diyordu. Bu köyde Hohamedan başka dostu olmadan, Mösyö Gillum'un emrinde yaşadığını düşündükçe haline acıyordu. Kulaktan atma altın gözlük takan, kırmızı favorileri beyaz kravatı üzerine dökülen Mösyö Gillum, İlk zamanlar katibin gözlerini kamaştıran İngiliz vari sahte tavırlarına rağmen ruh inceliklerinden bir şey anlamazdı. Eczacının karısına gelince o bütün vilayetin belki en iyi kadınıydı. Koyun gibi Halim Selim çocuklarını, anasını, babasını, akrabasını candan seven, başkalarının felaketine ağlayan, evinde her şeyi gelişi güzel bırakan, korseden nefret eden bir kadıncağız. Fakat o kadar ağır canlı, konuşması o kadar sıkıcı, hali tavrı o kadar bayağı ve o kadar söz bilmez bir insandı ki Leon onun 30 ve kendisinin 20 yaşında olmalarına, yan yana iki odada yatmalarına ve her gün görüşmelerine rağmen onun bir kimseye kadınlık edebileceğini, onda elbisesinden başka kadınlara özgü bir hal daha bulunabileceğini hiç düşünmemişti. Başka da kim vardı ki? Bine, birkaç dükkancı, iki üç meyhaneci, papaz, belediye reisi Mösyö Tuveş'le iki oğlu. Bunlar da zengin, suratları asık, dar kafalı, topraklarını kendileri ekip biçen, sofralarına kimseyi çağırmayan, son derece bağnaz, sohbetleri çekilmez insanlardı. Fakat bu insan yüzlerinin meydana getirdiği bayağı zemin üzerinde Emma'nın yüzü tek olarak kendini gösteriyordu. Ama yine de hepsinden uzak gibiydi. Çünkü Lyon onunla kendisi arasında ne olduğu tayin edilmez uçurumlar hissediyordu. İlk zamanlar eczacıyla beraber birkaç defa onun evine gitmişti. Charles onunla dost olmaya pek istekli gözükmemişti. Bunun için Lyon bir yandan saygısızlık etmek korkusu, bir yandan da hemen hemen imkansız saydığı daha içli dışlı bir yakınlık isteği arasında kalmış ne yapacağını bilemiyordu. İlk soğuklar basar basmaz Emma odasını bırakıp salona yerleşti. Burası alçak tavanlı, uzunlamasına bir yerdi. Şöminenin üzerinde de aynaya dayalı dal dal bir ahtapot yuvası duruyordu. Emma pencerenin yanındaki koltuğa oturur, köy halkının kaldırımdan geçmesini seyrederdi. Leon günde iki defa yazıhaneden Altın Aslan Oteli'ne giderdi. Emma ta uzaktan onun geldiğini işitir, dinleyerek eğilirdi. Delikanlı da arkasında hep bir biçim elbise, başını çevirmeden perdenin arkasından süzülür geçerdi. Fakat ortalık karardıktan sonra çenesiz sol avcunun içinde başladığı kanefiçe işi dizlerinin üstünde etrafa bakan Emma, birdenbire süzülen o gölge belirince bazen ürperir ve hemen kalkıp sofranın kurulmasını emrederdi. Monsieur Home akşam yemeği yendiği sırada gelirdi. Kadife takkesi elinde. Kimseyi rahatsız etmemek için sessiz adımlarla girer ve daima Herkese akşamlar hayır olsun diye selam verirdi. Sonra maşıt masa başına karıyla koca arasındaki yerine oturur, hekime hastalarının halini sorar, Charles'dan ne kadar tedavi ücreti alınması gerektiğini ondan öğrenmeye çalışırdı. Sonra gazetede olanların sözü açılırdı. Home günün o saatinde gazeteyi hemen ezberebilir, gerek Fransa'da gerek hariçte cereyan etmiş verdiği felaket hadiselerini yazı sahibinin düşüncelerini de unutmadan birer birer anlatırdı. Fakat bu konuda kuruyu verince eczacı sofrada gördüğü yemekler hakkında fikir beyan etmeye başlardı. Hatta bazen yerinden yarı doğrulup hanıma nezaketle en yumuşak, en iyi parçayı işaret eder veyahut hizmetçiye dönüp salçalı yemeklerin nasıl pişeceğini ve baharatın ne miktarda sağlığa dokunmayacağı hakkında salıklar verirdi. Yemeklerin kokusundan, etin özünden, usareden, jelatinden bir bahsedişi vardı ki göz kamaştırırdı. Zaten kafasının içi ilaç ve yemek tarifeleriyle kavanoz dolu dükkanından kalabalık olan Home, türlü reçeller, sirkeler, tatlı likörleri kaynatmakta ustaydı. En yeni icat olunmuş, az kömür sarf eden maltızları bildiği gibi peynirleri muhafaza etmek, bozulmaya yüz tutan şaraplara bakmak sanatlarını da bilirdi. Saat 8'de Justin gelir, eczaneyi kapamak için efendisini çağırır. O zaman Monsieur Home, hele Felicite odadaysa ona alaylı alaylı bakardı. Çırağının hekimin evine gelmekten pek hoşlandığını sezmişti. Bizim oğlanın aklından bir şeyler geçiyor derdi. Günahına girmeyelim ama bana öyle geliyor ki sizin hizmetçiye abayı yakmış. Fakat şikayetle anlattığına göre Justin'in daha büyük bir kusuru vardı. Daima konuşulanları dinlerdi. Mesela pazar akşamları Madame Home koltuklarda uyuyup pek bol basma yüzlerini sırtlarıyla sürte sürte indiren çocukları alıp götürsün diye Justin'i bir kere salona çağırdı mı onu bir daha dışarı çıkarmak kabil olmazdı. Zaten eczacının evindeki pazar akşamı toplantılarına çok gelen de olmazdı. Adam çekiştirmesi ve siyasi kanaatleri saygıder birkaç kişinin oradan ayaklarını kesmesine sebep olmuştu. Ama noter katibi o toplantıları hiç kaçırmazdı. Kapı çalınır çalınmaz hemen Madame Bovary'i karşılamaya koşar, atkısını alır. Kadının karlı havalarda ayakkabıları üzerine giydiği iri çuha terlikleri eczanenin masası altında bir kenara yerleştirirdi. Önce birkaç parti 31 oynanır. Sonra Monsieur Homme, Emma ile Ekarte'ye başlardı. Lyon kadının arkasına geçer, ona oyunu öğretirdi. Ayakta durur, ellerini iskemlenin arkalığına dayar, kadının topuzuna taktığı tarağın dişlerine bakardı. Emma iskambile atmak için her kımıldanışında fistanının sağ tarafı kalkardı. Yukarıya doğru toplanılmış saçlarından sırtına doğru inen esmerlik gitgide açılır ve yavaş yavaş gölgede kaybolurdu. Sonra elbisesi kabarık bir halde iskemlenin iki yanına düşer, kıvrımlar teşkil eder, yere kadar yayılırdı. Bazen Lyon çizmesinin ona değdiğini hisseder ve birine basmış gibi hemen çekilirdi. Kağıt oyunu bitince eczacıyla hekim Domino'ya oturur, Emma da yerini değiştirip dirsekleri masaya dayanmış, ilüstasyonu karıştırmaya başlardı. Kendisi de moda gazetesini getirmiş bulunurdu. Leon'un yanına oturur, beraber resimlere bakarlar ve biri sayfayı bitirince ötekinin de bitirmesini beklerdi. Bazen Emma ondan şiir okumasını rica ederdi. Leon baygın, monoton bir sesle okur, aşikane parçalarda büsbütün baygın can çekişir gibi bir eda takınırdı. Fakat domino gürültüsünden rahatsız olurdu. Monsieur Homme o oyunda çok ustaydı. Charles'a ilklik verir, yine de yenerdi. Üç oyundan sonra ikisi de ocak başına uzanırlar ve arası çok geçmez uykuya dalarlardı. Ateş sönüp kül olur, çaydanlık boşalır, Lyon hala okurdu. Emma onu dinler, bir yandan da lambanın üzerine arabalara binmiş Pierrotlar, ellerinde terazileriyle ip cambazları resmedilmiş tül abajurunu eliyle çevirir dururdu. Leon susup uyumuş dinleyicilerini işaret ederdi. O zaman yavaş yavaş konuşmaya başlarlar ve söyledikleri başka kimse duymadığı için kendilerine daha tatlı gelirdi. Böylece aralarında bir çeşit birlik, sürekli bir kitap ve şarkı notası alışverişi başladı. Monsieur Bovary, kıskançlık nedir pek bilmediği için buna hiç aldırış etmiyordu. Charles'a isim günü hediye olarak frenoloji bilimine göre yapılıp ta göğse kadar işaretli, mavi boyalı güzel bir kafa geldi. Bunu noter katibi göndermişti. Zaten onun hekimet sevgi ve saygısının daha başka belirtileri de vardı. Ruende bir işi olunca gidip onu da yapardı. O zamanlarda bir romancının kitabı yağlı bitkiler merakının moda haline soktuğundan Lyon'da hanıma verilmek üzere alıp kırlangıçlar kucağında getirmiş, onların sert tüylerine dokunup parmaklarını kanatmıştı. Emma saksılarını koymak için pencerenin önüne parmaklıklı bir tahta taktırttı. Noter katibi de kendine böyle bir asılı bahçe edindi. Her sabah pencereden birbirlerinin çiçekle uğraşmasına bakarlardı. Ama köyün pencereleri içinde bir tanesi vardı. Onun Emma'nınki kadar boş kaldığı olmazdı. Pazar günleri sabahtan akşama kadar hava açık olduğu zaman her gün öğleden sonra tavan arasının penceresi önünde Monsieur Binet'in gürültüsü ta Altın Aslan Oteli'nden işitilen tornası başında çalıştığı görülürdü. Bir akşam Lyon eve dönünce odasında koyu zemin üzerine açık yaprak işlemeli yarı kadife, yarı yün bir masa örtüsü buldu. Hemen Madame Homie'yi, Monsieur Homie'yi, Justine'i, çocukları, ahçı kadını çağırdı. Ondan notere de bahsetti. Herkes o örtüyü görmek istedi. Hekimin karısı Katibe ne diye böyle hediyeler veriyor? böyle cömertlik gösteriyordu. Bu herkesin tuhafına gitti. Ve nihayet herhalde sevgilisidir de ondan dediler. Leon'un sözleri de bu zanlı kuvvetlendiriyordu. Boyuna onun letafetinden, zekasından bahsediyordu. O kadar ki bir gün bine sert sert bana ne dedi. Ben onun evine gidip gelenlerden değilim ki. Ona aşkını ilan için ne yapacağını düşünüp içi içini yerdi. Bir taraftan onun fenasına gitmekten çekinir, bir taraftan bu kadar korkak olduğu için kendi kendinden utanır. Bu iki his arasında kararsız, istek ve üzüntüyle kıvranır dururdu. Sonra gayrete gelip kararını verir, hemen bir mektup yazardı. Fakat bunu yırtar, başka bir güne bırakır, o gün gelince de süreyi yine uzatırdı. Bazen her şeyi göze almayı tasarlayarak yola çıktığı olurdu. Fakat Emma ile karşılaşınca kararından vazgeçerdi. O sırada Charles eve döner, Leon'a arabaya binip kendisiyle beraber civardaki bir hastaneye kadar gitmeyi teklif ederdi. Leon hemen razı olup hanımı selamlar, Charles'ın peşi sıra giderdi. Emma'nın kocası da Emma'nın bir parçası demek değil miydi? Emma'ya gelince o Leon'u sevip sevmediğini hiç düşünmedi. Onun sandığına göre aşk şimşek parıltıları ve gök gürültüleriyle kendini birdenbire gösterir, göklerden düşüp hayatı alt üst eden, iradelerimizi birer yaprak gibi söken, bütün kalbi uçuruma sürükleyen bir kasırgaya benzerdi. Bilmiyordu ki evlerin taraçalarında oluklar tıkalıysa hafif yağmurdan da göller hazıl olur. Böylece kalbi huzur içinde yaşayıp gidecekti ama bir gün duvarda bir çatlak olduğunu seziverdi. Bunu Şubat'ın karlı bir gününde fark etti. Öğleden sonra Monsieur Bovary ve Madame Bovary, Home ile Lyon hep bir arada Yonville'den yarım fersah ötede yeni kurulan bir iplik fabrikasını gezmeye gitmişlerdi. Eczacı, Napolyon'la Atelier'i de yürümek, jimnastik yerine geçer diye yanına almıştı. Justin de omzuna şemsiyeleri yüklenmiş, beraber geliyordu. Herkesin görelim diye koştuğu o yerde hiç de görülmeye değer bir şey yoktu. Kocaman boş bir arsa. Karma karışık kum ve çakıl yığınları, şimdiden paslanmış birkaç çark, orta yerde de küçük küçük bir sürü penceresi olan dört köşe bir bina. İnşaat henüz tamamlanmamıştı. Damın payandaları arasından gökyüzü hala gözüküyordu. Çatının putreline asılmış, başakla karışık bir demet saman üç renk kurdelelerini rüzgarda şaklatıp duruyordu. Home'nin ağzı açılmıştı. Topluluğa bu kuruluşun gelecekteki önemini anlatıyor taban tahtalarının dayanıklılığını, duvarın kalınlığını hesaplıyor, Monsieur Bine gibi kendisinin de sırf şahsi işlerinde kullanılmak üzere yanında bir metre taşımadığına üzülüyordu. Onun koluna girmiş olan Emma biraz omzuna yaslanmış, uzakta hafif bir sis içinde göz kamaştırıcı solgunluğunu etrafa yayan güneşin yuvarlağına bakıyordu. Birden başını çevirip Charles'ı gördü. Kasketini kaşlarına kadar geçirmişti. Kalın dudaklarının hafifçe titremesi yüzüne bir de alıkılık çöktürüyordu. Sırtı bile, o sakin sırtı bile insanı sinirlendiriyordu. Emma, kocasının bütün bayağılığını redingotunun üzerine apaçık serilmiş gibi görüyordu. O, öfkesinden bir çeşit iğrenç zevk tadarak kocasına bakarken, Leon bir adım ilerledi. Benzini sarartan soğuk, sanki yüzüne daha tatlı bir baygınlık vermişti. Kravatıyla boynu arasında gömleğinin bolca yakasından teni gözüküyordu. Uzun saçları altından kulağının memesi meydana çıkmıştı. Emma onun bulutlara dikilmiş mavi gözlerine baktı ve onları dağların göğü aksettiren göllerinden daha berrak, daha güzel buldu. Eczacı birdenbire ''Seni hınzır seni'' diye bağırıp oğlunun yanına koştu. Çocuk kunduraları beyaza boyansın diye bir kireç yığınının içine girmişti. Babasından işittiği azar üzerine Napolyon ağlamaya başladı. Rustin de bir tutam saman almış kunduraları temizliyordu. Ama bunun için bir bıçak lazımdı. Charles kendisininkini verdi. Emma içinden hele bak dedi. Köylü gibi cebinde bıçak taşıyor. Kıra yağmaya başlamıştı. Yun bile döndüler. O akşam Madame Bovary komşulara gitmedi. Charles'ı uğurlayıp da kendini yapayalnız hissedince sabahki mukayese Gözünün önündeki iki şeyi karşılaştırıyor denecek kadar bir açıklıkla yeniden başladı. Hem bu sefer eşyaya hatranın verdiği boyut genişliği de katılmıştı. Emma yatağına uzanmış, ateşin parlak ışığına bakıyor ve Leon'un bir eliyle uslu, uslu bir buz parçası emen ateliği tutarak bir eliyle de ince bastonunu yere bastırıp eğmesini görür gibi oluyordu. Onu pek cana yakın buluyor, bunu düşünmekten kendini alamıyordu. Leon'un başka günlerdeki başka hallerini, tavırlarını, söylediği sözleri, sesinin ahengini, hasılı her şeyi göz önüne getiriyor, öpecekmiş gibi dudaklarını uzatarak tekrar ediyordu. Çok cana yakın, çok cana yakın. Sonra, acaba bir sevdiği yok mu diye düşündü. Ama kimi sevecek? Beni. Leon'un kendisine aşık olduğunun bütün delilleri o anda hep birden aklına geldi, yüreği oynadı şöminenin alevi tavana neşeli bir ışık halinde aksetmiş titriyordu. Emma kollarını gererek sırt üstü yattı. O zaman bitip tükenmeyen yakınma başladı. Felek isteseydi, niçin kabil olmasın? Engel olan mı var? Charles gece yarısı eve dönünce Emma uykusundan uyanmış gibi bir hal takındı ve kocasının soyunurken gürültü etmesi üzerine baş ağrısından yakındı. Sonra ilgisiz bir tavırla o akşam neler olduğunu sordu. Charles Monsieur Lyon erkenden odasına çıktı dedi. Emma gülümsemekten kendini alamadı. Gönlünü yeni bir büyü kaplamıştı. Böylece verdi. Ertesi gün ortalığın karardığı saatte tuhafiyeci Monsieur Lugue Emma'yı ziyarete geldi. Bu dükkancı doğrusu işini bilir adamdı. Gaskonya'da doğup Normandiya'da yerleşmiş güneylilere özgü gevezeliğine Paiste kukukların kurnazlığını da katmıştı. Yağlı, gevşek ve sakatsız suratı açık bir meyan kökü suyuyla boyanmışa benziyor. Beyaz saçları da küçük kara gözlerinin parlaklığını bir kat daha artırıyordu. Vaktiyle ne iş gördüğünü iyice bilen yoktu. Bazıları ayak satıcılığı, bazıları da Ruto'da sarraflık ettiğini söylerdi. Muhakkak olan bir şey varsa o da Lugo'nun çok karışık hesapları zihninden yapabildiğiydi. Bu hususta Bine'nin bile gözünü korkutmuştu fazlasıyla nezaket gösterip daima birini selamlar yahut davet eder gibi yarı eğilmiş bir vaziyet alırdı. Krepli şapkasını kapıya astıktan sonra elindeki yeşil mukavva kutuyu masanın üzerine koydu ve binbir türlü saygı sözleriyle Madame Bovary'e o güne kadar güvenini kazanmamış olmasından dert yandı. Onunki gibi küçük bir dükkan zarif bir hanımın dikkatini nasıl celbedebilirdi ki? Zarif bir hanım derken sesine daha bir kuvvet veriyordu. Ama gerek dikiş malzemesi ve çamaşır, gerek şapka ve tuhafiye hususunda ne istediği olursa getirtebilirdi. Her ay aralıksız dört kere şehre giderdi. En büyük ticaret ticarethanelerle ilişkisi vardı. Onu bir kere üç kardeşler, altın sakal, büyük vahşi ticarethanelerine soru verin. Bütün o efendiler Lugu'yu pek iyi tanırlar. Bugün pekender düşen bir fırsatla eline geçmiş birkaç parça şeyi göstermek için hanımı rahatsız etmişti. Kutudan yarım düzine kadar işlemeli yaka çıkardı. Madame Bovary yakalara baktı. Sonra şimdilik bir şey lazım değil dedi. Bunun üzerine Monsieur Logut kutudan büyük bir özenle üç cezayir hamaylısı, birkaç paket İngiliz iğnesi, bir çift hasır terlik ve kürek mahkumları tarafından Hindistan cevizinden oyulmuş dört kafesli rafadan yumurta fincanı çıkardı. Sonra iki elini masaya dayadı. Boynunu uzattı. Belini kırdı. Ağzını açtı. Emma'nın o eşyaları kararsız kararsız gözden geçirmesine bakıyordu. Ara sıra boydan boya açılmış hamaylıların tozunu almak ister gibi tırnağıyla vuruyordu. Bu darbeyle ipekliler titreyip sarı pulları akşam şafağının mavim trak ışığı içinde pırıl pırıl yanıyordu. Bunlar kaça? Sudan ucuz. Sudan ucuz ama acelesi yok. Ne zaman isterseniz o zaman verirsiniz. Biz Yahudi değiliz ya. Emma bir zaman düşündü ve Mösyö yine bir eksiği olmadığını söyledi. Bunun üzerine tuhafiyeci, başka bir sefer anlaşırız dedi. Ben hanımlarla daima anlaşırım. Bir benimkiyle anlaşamam o kadar. Emma gülümsedi. Lugu o latifeden sonra babacan bir tavırla para için bir düşünceniz olmasın dedi. Lazımsa ben size bulurum. Emma hayretle baktı. Lugu hemen sesini alçaltıp hem bulmak için öyle uzun uzun aramaya da lüzum yok dedi. Ben söz verdim mi güvenebilirsiniz. Sözü değiştirdi ve Monsieur Bovary'nin o günlerde bakmakta olduğu Kafe Fransa sahibi Telya Baba'nın nasıl olduğunu sormaya başladı. Telya Baba'nın da nesi var Tanrı aşkına? Öyle bir öksürüyor ki bütün evi sarsıyor. Bilmem ama iyi görmüyorum. Yakında ona vanila gömlek değil, çam tahtasında mi palto giydirmek gerekecek. Gençliğinde vur patlasın çal oynasın eğlendi. Vallahi hanımefendi bu adamlar düzen tertip nedir bilmezler. İçini ile yakıp kömür etti. Ama insan bir tanıdığının ölmek üzere olduğunu görünce ne de olsa tasa ediyor. Bir taraftan eşyayı toplayıp kutuya yerleştirirken bir taraftan da hekimin müşterileri hakkında nutka girişmişti. Pencerelere bakıp somurtarak bütün bu hastalıklar hep havalardan değil mi dedi. Doğrusu ben de kendimi pek iyi hissetmiyorum. Sırtımda bir ağrı var. Bu günlerde gelip beyefendiye bir göstermek istiyorum. Müsaadenizle Madame Bovary. Bir emriniz olursa minnettar edersiniz. Kapıyı yavaşça kapattı. Emma yemeğini tepsiyle odasına getirtip ocak başına oturdu. Karnını doyurması hayli uzun sürdü. Her şeyi beğendi. Hamaylılar hatrına geldikçe doğrusu almadığıma çok iyi ettim diyordu. Merdivenlerden bir ayak sesi işitti. Leon geliyordu. Hemen kalktı. Kenarı bastırılmak üzere konsolun üzerine konulmuş toz bezleri vardı. En üsttekini alıp oturdu. Leon göründüğü vakit Emma çok meşgul gözüküyordu. Konuşmaları hiç de hararetli olmadı. Madame Bovary iki de bir susu veriyor, Leon da ne diyeceğini bilemiyordu. Leon, şöminenin yanında alçak bir iskemleye oturmuş, parmaklarının arasında fil dişi kutuyu çeviriyor, Emma da ya dikiyor veyahut bezin kenarını kırıp tırnağıyla bastırıyordu. Bir şey söylemiyordu, Lyon da onun konuşmasına olduğu gibi sükutuna da burgun susuyordu. Kadın içinden zavallı çocuk diyor, delikanlı da acaba neyimi beğenmiyor diye düşünüyordu. Nihayet Lyon o günlerde noterliğin bir işi için Rouen'e gideceğini söyledi. Sizin nota aboneniz bitti. Onu da yenileyeyim mi? Hayır, neden? Çünkü dudaklarını ısırdı ve iğnenin ucundaki gri reyi yavaş yavaş çekti. Bu dikiş işi Leon'u sinirlendiriyordu. Emma'nın parmak uçları zedelenir gibi oluyordu. Delikanlının aklına zarif bir kompliman geldi ama cesaret edip söyleyemedi. Neden dedi. Bırakıyor musunuz? Emma birden anlamayıp sordu. Neyi? Ha müziği değil mi? Ne yapalım öyle olacak. Ev işleriyle uğraşmak, kocama bakmak lazım. Daha birçok şeyler var. Bunların hepsi müzikten önce düşünülecek vazifeler. Saate baktı. Charles geç kalmıştı. Emma onu merak eder gibi gözüküp iki üç defa tekrar etti. Çok, çok iyi adamdır. Katibin Monsieur Bory'e saygısı vardı. Fakat ona böyle bir sevgi gösterilmesi hoşa gitmeyen bir hayret uyandırdı üzerinde. Ama yine de onu övmekte devam etti. Zaten dedi, herkes kendisini övüyor. Özellikle eczacı. Emma, Emma tekrar etti. Doğrusu çok temiz kalpli insandır. Katip de karşılık verdi. Elbette. Sonra Madame Home'den konuşmaya başladı. Çoğu zaman onun sözü açılınca kılığıyla alay ederlerdi. Emma, Dion'un sözünü keserek ne çıkar dedi. Ailesine düşkün bir kadın tuvalet düşünmez ki. Yine sustu. Ertesi günler de hep böyle geçti. Emma'nın sözleri, hali, tavrı, her şeyi değişti. Ev işlerine daha büyük bir ilgi göstermeye, kiliseye muntazaman gitmeye ve hizmetçisine daha sert davranmaya başladı. Bertie süt neden aldı. Eve misafir gelince Felicite çocuğa getirir. Madame Bovary de onu soyup vücudunu gösterirdi. Çocuklara bayıldığını iddia ediyordu. Çocuk onun tesellisi, gönlünün eğlencesi, delice ihtirasıydı. Onu severken heyecana gelip Notre Dame'da Paris'teki Seşet'i hatırlatacak ateşli sözler söylerdi. Ama de Hugo'nun romanını okumuş yoktu ki Seşet'i hatırlasın. Charles eve dönünce terliklerini ısınsın diye ocak başına konmuş bulurdu. Artık gereklerinin astarı, gömleklerinin düğmesi eksik olmuyor, pamuklu gecelik takkeleri bile dolaba kat kat istif ediliyordu. Emma'nın eskisi gibi onun bahçede gezmek teklifine yüzünü ekşittiği olmuyordu. Hiç sesini çıkarmadan boyun eğdiği emirlerini anlamamakla beraber onun her dediğine razı oluyordu. Leon yemekten sonra Charles'ın iki eli göbeğinde, iki ayağı ızgaralara dayalı, yanağı hazmın verdiği hararetle kızarmış, gözleri saadetle nemli ateş başına kurulduğunu, çocuğun yerde kilim üzerinde yuvarlandığını, o ince belli kadının da koltuğun arkalığı üzerinden eğilip kocasını alnından öptüğünü görünce içinden ne delilik derdi. Ona erişmek için ne yapsam ki? Böylece Leon, Emma'nın o kadar namuslu ve öyle elde edilmez bir kadın olduğuna inandı ki, kalbinden en küçük ümidi bile uzaklaştırdı. Fakat bu feragatıyla Emma'yı görülmedik bir mertebeye yükseltmiş oluyordu. Onu gözünde kendisine bir faydası dokunmayacak olan bütün cismani güzelliklerden ayırdı. Emma onun kalbinde daima yükseliyor ve sanki tanrılaşacak, uçup o kalpten ayrılıverecek gibi oluyordu. Bu hayatla ilişiği olmayan ve ender oldukları için çiçek gibi bakıp yetiştirdiğimiz saf hislerden biridir. Ona kavuşmanın vereceği zevk, onu kaybetmekten meydana gelecek acının yanında hiç kalır. Emma zayıfladı, benzis oldu, yüzü uzadı. Siyah saçları, iri gözleri, düz burnu, bir kuşunkini andıran yürüyüşü ve şimdi daimi olan sessizliğiyle o kadında hayata ancak belli belirsiz dokunarak geçer gibi alnında ulvi bir kaderin yazısını taşıyormuşçasına bir hal yok muydu? Gayetle mahzun ve gayetle sakin, hem son derece hallim hem de son derece çekingen. Öyle ki insan kiliselerde çiçeklerin mermer soğukluğuna karışan kokusuyla titrediği gibi onun yanında da sanki donduran bir büyüye kapılıyordu. Onun cazibesinden yalnız Lyon değil, başkaları da kurtulamıyordu. Eczacı bile cidden yüksek bir kadın diyordu. Bir kaza merkezine de gitse yaraşır. Burjuva kadınları onun ev idaresine, hastalar nezaketine, fakirlerde ins insaniyetine hayran oluyordu Fakat onun içini hırs, öfke ve kin kemiriyordu. O düz kırmalı fistanın altında huzurunu kaybetmiş bir kalp gizliydi. O pek hafif dudakları gönlün ıstırabını anlatmıyordu. Emma Leon'a aşıktı. Yalnızlığı araması da onu düşünüp az duymak içindi. Onun kendisini görmek hayalin verdiği zevki bozuyordu. Leon'un ayak seslerini duyunca yüreği çarpar sonra karşısına çıkınca heyecanı geçip en sonunda hüzne dönen bir büyük hayretten başka bir şey duymazdı. Leon, Emma'nın evinden üzgün çıktığı günler, kadının da onu bir an daha sokakta görmek için arkası sıra yerinden kalkıverdiğini bilmezdi. Emma onun işlerini merak eder, halini yüzünden okumaya çalışırdı. Gidip onun odasını görmeye bir bahane bulup bütün bir hikaye uydururdu. Eczacının karısını onunla bir çatı altında yattığı için mutlu sayıyordu. Altın Aslan Oteli'nin güvercinleri pembe ayaklarını, beyaz kanatlarını oluklara sokup ıslatmak için nasıl o eve gidiyorlarsa, Emma'nın düşünceleri de hep o evin içinde dolaşıyordu. Fakat Emma aşkını ne kadar kuvvetle hissederse onu belli etmemek, azaltmak için o kadar şiddetle kalbinin derinliklerine atıyordu. Leo'nun fark etmesini ister, bunu kolaylaştıracak rastlantılar, felaketler hayal ederdi. Emma'yı tutan hiç şüphesiz ki ya tembelliği ya korkusu biraz da utancıydı. Bazen düşünüyor, Leon'u kendinden pek uzaklaştırmış olduğunu, artık vaktin geçip hiçbir ümit kalmadığını sanıyordu. Böylece bir fedakarlık etmiş olduğuna kaniydi. Ama ben iffetli bir kadınım diyebilmenin, ayna karşısında boynu bükük tavırlar takınmanın verdiği gurur ve zevkle biraz teselli buluyordu. Vücudu saran istekler, para hırsı, Sevda çekmenin verdiği hüzün kaynaşıp tek bir gönül acısı oluverdi. Emma bu düşünceden silkinmeye bakacağı yerde ona sımsıkı sarılıyor, ıstırabı özlüyor, her şeyi buna fırsat biliyordu. Sofraya getirilen yemekte bir kusur gördü veya bir kapıyı yarı açık buldu mu sinirleni verir, alamadığı kadifeyi, eremediği saadeti, hülyalarının pek yüksek, evinin çok dar olduğunu düşünüp inlerdi. Onu çileden çıkaran şey çektiği işkenceyi Charles'ın fark bile etmemesiydi. Emma'nın nazarında Charles'ın karısını mesut ettiğini sanması budalaca bir hareket. Bu düşünmeyle gösterdiği güven de adeta nankörlüktü. O adam için mi böyle uslu oturuyordu? Halbuki her saadete engel olan o değil miydi? Her sefalet onun yüzünden çıkmıyor muydu? Emma'yı her yanından kıskıvrak bağlayan karma karışık kayışın sivri toka dili o değil miydi? İşte böylece Emma, türlü sıkıntılarının neticesi olan kinini hep kocasının üzerine yükledi. Bu kini azaltmak için harcadığı her emek bilakis bunu çoğaltmaktan başka bir şeye yaramıyordu. Çünkü boşa giden bu zahmet de öbür üzüntü sebeplerine katılarak ayrılığın genişlemesine hizmet ediyordu. Kendi için duyduğu şefkat içinde isyan duyguları uyandırıyordu. Evinde hayatın bayağılığı onu lüks fantezilere, kocasından gördüğü muhabbet günahkarca arzulara sevk ediyordu. Charles'tan nefrete, intikam almaya daha ziyade hak kazanmak için ah bana bir el kaldırsa dediği olurdu. Aklına gelen yürek parçalayıcı ihtimallere bazen kendi de şaşıyordu. Onları düşünmek, yine de güler yüz göstermeye, kendi ağzıyla mutlu olduğunu iddiaya, bahtiyarmış gibi gözükmeye, herkesi buna kandırmaya mecbur olmak. Ama bu iki yüzlülükten kendi de tiksiniyordu. Bazı günler Leon'la beraber ta uzaklarda bir yere kaçıp da talihi bir daha denemek arzuları duyardı ama ruhunda hemen ne olduğu bilinmez karanlıklarla kaplı bir uçurum açılı verirdi. Kendi kendine zaten derdi artık beni sevmiyor ki benim halim neye varacak ben kimden bir yardım bir teselli umayım kim benim derdime derman olur. Adeta soluğu kesilir, perişan, yığılı vermiş gibi oturur, sessiz hıçkırır, gözyaşları dökerdi. Onun bu buhran anlarında içeri giren hizmetçi, ''Beyefendiye niçin söylemiyorsunuz?'' diye sorardı. Ema ''Bir şey değil.'' derdi. ''Hep sinirden geliyor. Sakın beye söyleyeyim deme. Sonra üzülür.'' Felici de, ''Peki hanımcım.'' derdi. Poli'de balıkçılık eden Guey'nin babasının, babanın bir kızı vardı. Adına Le derdik. Ben buraya gelmeden önce Diyev'deydim. Orada tanıdım. Siz de tıpkı onun onun gibisiniz. Öyle içli, öyle içliydi ki evin eşiğinde dikilip durduğunu görenler kapının önünde asılmış bir kefen sanırlardı. Derdini sorarsanız sanki kafasının içini sis kaplamış gibi bir şeymiş. Ne hekimlerin ilacı, ilacı etti ne de papazın duası. Derdi pek fazlalaştı mı bir başına deniz kenarına giderdi. Gümrük memuru kola çıkınca onu taşların üzerinde bulurmuş. Kız oraya yüzük oyun yatar ağlarmış. Kocaya vardıktan sonra geçmiş diyorlar. Emma, ama derdi. Ben bu derde kocaya vardıktan sonra tutuldum.